İyi akşamlar değerciler. Teke tek hususide, pardon özelde yine beraberiz ve bu akşam bir konu ikinci kez ağırlayacağız. Niye derseniz başına derdi biz açtık da ondan. Kendi tabiri bu, ben demiyorum bunu. Başına derdi biz açtık derken Mimar Sinan Genim, değerli dostumuz, büyüğümüz Mimar Sinan Genim. Hatırlayacaksınız birkaç hafta önce bu programa konuk oldum. Uzun uzun İstanbul'dan bahsettik. İstanbul'da ne oldu, ne bitti, nasıl olur, nasıl üzülür, nasıl yapılır? Ve sonrasında ilginç gelişmeler oldu. Programına çıktık. Beni Adalet ve Kalkınma Partisi'nden üstelik bir isim arayarak Sayın Sinan Genim'in telefonunu rica ettiğini söyledi. Niye dedik? Beyefendi izlemişler. İstanbul'da bir belediye başkanlığı ödülesinde bulunmak üzere dediler. Ama zaten Sayın Sinan Genim beyefendiler tarafından tanınıyordu ve ulaştılar. Sinan Genim uzun uzun düşündü. Sonra da kabul etmeye karar verdi. İstanbul'dan, Kadıköy'den belediye başkan adayı oldu. O günden bugüne de artık Mimar Sinan Genim değil, Sayın Başkan adayı Sinan Genim olarak Kadıköy sokaklarında dolaşıyor, Kadıköy'ü arşınlıyor, projeler üretiyor Kadıköy için. Dedi ki bize seçim saatin haline girmişken lütfedip geliniz, hem Kadıköy'de ne yapmak istediğinizi konuşuruz, hem de geçen sefer bitiremediğimiz, hatta birkaç program yapsak bitiremeyeceğimiz o tatlı sohbete kaldığımız yerden devam ederiz dedik. Bu akşam konuğumuz Sinan Genim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkan. İyi akşamlar. Hakikaten başında ders açtık bu programdan sonra. Gerçi siz Tayyip Bey'i... 94-94 Büyükşehir Belediyesi'nden tanışıyorduk. Tanışıyorduk ama ondan sonra işte bir yerlerde gördüğümüz zaman selamlaşıyoruz, el sıkışıyoruz. Ama birkaç hafta değil o program. Sizin İki için birkaç hafta... 7 Aralık, 4 ay oluyor. Oo, 4 ay oldu. Bu mu kadar ya? Tabii. Zamana bak, su gibi. 4 ay. 7 Aralık, Arife gecesi, Kurban Bayramı'nın. Sen de bana o telefonu ettiğin zaman ben işletiyorsun zannettim. Çünkü o gece... o gece şenlikle geçince dedim ki şimdi... Bayramın birinci gecesi ailece Koço'da yemek yiyoruz. Dedim ki bunlar işletiyorlar beni. Hatta ben Murat'a dedim ki ya dalga mı geçiyor Allah? Bizim telefonumuz... Murat'a da Kültür Bakanı yapacaklar. Gerçi dün akşamdan sonra biraz zor. Yok yok olur. İstikbali açık. Dün akşam inanamazsın. Dün akşam neler yaptın? Dün akşam ben onu saat 1'e kadar seyrettim ama sabahleyin erken kalkacağız diye. Tarih kurumunu seyrettin mi? Kitapları. O kitapları seyrettim. 2,5 muydu? O 2'yi geçiyordu ya da en azından 2 civarı bir yerdeydi. Başta başladı ama. Masaya koyduğu zaman kitapları... Dün var ya Yalçın Küçük gibiydi. Kitaplar uçuştu havada. Estağfurullah. Evet attım dedi, o attığını görmedim ama. Attı kitapları attı. Evet. Tarih kurumu bir... 12 tane mi dedin? 19. Sicili Osmaniye'yi yaptı. Gerisi de torbada kalmış. 19. 19 tane kitap yaptırmış tarih kurumu. Şimdi detayını alacağım Murat'ta. 19 kişiye 19 kitap. Onlardan 6'sını getirmişti buraya. Kitaplara etmedik laf bırakmadı. Ki haklı, haksız da demiyorum. Etmedik laf bırakmadı. Ağır konuştu. En sona dayanamadı, kitapları atıyorum dedi, attı. Sonra attığı yeri beğenmedi. Dedi ki burada bunlar görünüyor. Ben bunu alayım dedi. Götürdü buraya bir yere koydu. Orada da beğenmedi. Sonra aldı götürdü. Şurada bir sandalye. Yok şuraya attım, şuraya attım. Yok yok bu tarafa doğru gittin. Aldı kitapları böyle o tarafa doğru yürüdüm. Siz öyle görüyorsunuz. Buraya attım. Ekranı oradan kalkınca oraya. Ya. Yok abi masanın önünden böyle doğru yürüdüm bu tarafa doğru. Yer bulamadık sonra şurada masa vardı. Oraya attım ki gözükmesin. Arkamda kalsın gözükmesin. Ya Sicilya Osmaniye vardı ya meşhur. Meşhur. Mehmet Ali. Mehmet Süreyyan. Sicilya Osmaniye'nin ziyelini yazmış şey. Bu tarih kurumu. Tarih terimleri sözlüğünü yazan. 19 defter. 19 ayrı hocaya bölmüşler. 19'da ayrı ayrı içine etmiş kitabı. Kurumda tüy dikmiş kurumunu basarak üstüne. Ya en meşhur şiirler bile yanlış. Tuhaf bir şey. Abi bilirsin okuduğunu anlamıyorlar bizimkiler. Evet. Kafasını vermiyorlar. Bir şey değil şimdi. Bu sen o Padişah mi? Anneleri kitabı gibi bundan sonra oradan dipnot vererek... Yok şeyi söyledim. Kurum başkanı Ali'nin... Ali Birinci'nin. Eğer bir parça akademik ve ilmi haysiyeti varsa o kurumun, çünkü toplatır. Atatürk'ün kurduğu kurumdur, bu kitabı toplatmaz, imha eder. Toplatır, imha eder. İmha eder, böyle bir şey olmaz. Yani o kadar yanlış. Fatih tahmin edemezsin. Çünkü oradan bu kanaatle bazı yorumlar, yorumlar yapabilir. Sonra onlardan referans alıp başka kitaplar yazacak. Bütün yani. Tarih değişecek. Ya KBKS'in kelimesini nasıl bilmezsin? Kontrbası, kontrabuh mu, baf mı bir şey okumuşlar. Yani kontrbası, ve diyor ki biri piyano çalıyor, biri kontrbas çalıyordu diyor. Onu bile anlamamışlar dediğini. Müzik bilmiyorsa anlamaz. Kontrbas görmemiş ki onu yapan adam. Evet. Büyük ihtimalle. Kontrbas da bilmiyor. Ne dedi? Sıkıntı o. Doğayet futbol seyretmiş, kontratak diye yazabilirdi. Evet. Yani. Böyle bir şey olamaz. Fakat tarih kurumunun bu derece seviye düşüklüğü artık belgelenmiştir. Olacak bir şey değil. Türkiye'de yani. Onu söylüyorum abi. Bitmiştir. Yani tarih şey,
Kurum bunu yaptıktan sonra 19 tane profesör, doçent, hoca bilmem ne. Bu bak bu neden oluyor biliyor musun? Bu neden oluyor? Abi neden oluyor biliyor musun bu? Çok sevdiğim bir laf var. Bir dostum söylüyor hep. Az gelişmişlik bir bütündür abi. Yani bir toplumda eğer bir takım şeyler gitmeye başlamışsa tarihi de gider, müziği aynen, de aynen. gider. Bileşik kaplar. Bileşik kaplar. Her şey aşağı gider. Yalnız bu şundan oluyor. Benim şeyim var. Burada özel sektörün enstitüler yaratması gündeme gelmediği müddetçe bu iş devlet eliyle... Abi nasıl yaratacak? Bana anlatsın abi. De ki yaratacak. Şimdi de ki yaratacak. Abi köprülerle i̇şte bileyim şeyler varken yani enstitü mü vardı? Hayır. İşte nereden kütüphaneler vardı. Nereden çıktı abi biliyor musun? Hayır efendim. 12 Eylül'den sonra tarih bölümlerinin puanı düşürüldü. Evet. En kötü öğrenim almış olanlar lisede tarihe bilmem neye falan girdiler. Seviye öyle. Düştü. Öyle. Bizim Erhan da onlarda. Mimarlıklarda. Erhan'ın özel bir yeri var. Erhan çalışkan. Yani zeki bir de. Bu yani. Mesele bu. Meraklı olanın gitmesi lazım. Tabii. Bir de tarihçilik çocukken başlıyor. Böyle tabii. Büyüyünce başlamaz. Tabii, yani. Tabii. O çocuğun bir kere aileden o eğitimi alıyor olması ve oradan o merakını evet. Yani hafıza öyle genişliyor. Çok. Beyin öyle çok. Genişliyor. Çok. Algılama öyle çok. Genişliyor. Yok benim o çevrede gördüğüm bir tek Erhan'dı. Zeki evet. De bir Erhan deşet. Ya okuyorlar metni. Bir doktora tezi gördüm ben. Naima'dan yazmış. Metni transkripsiyon yapmış. Yeni yazıyı harflere çevirmiş. Hey taksi diyor içinde. Hey taksi. Hey taksi geçiyor. Yani bunu yapan herif şarkı 17. yüzyılda... Orada bir şarkı vardı hatırlıyor musun? Hey taksi falan diye bir şarkı vardı. Şimdi sen Bayman 17. yüzyılda taksinin olmayacağını bilmiyor. Fakat onu bırak. Kabul belki vardı. Hoca da uyuyor. Belki vardı atlı taksiler. Okumuyor. Taksilerden sen dün akşam şey söyledin. Hayır. Tunan Taksis ailesinin hala devam eder aile. Sanayici aile. Karacaylı şeydi. Almanların. Onların yaptığı bir sistemdir. Kiralık arabalar yapıyor. İsmini veriyor. Taksi oradan gelir. Bu Prenses Tunon Taksis, Und Taksis hala Avrupa'nın en zengin aristokratlarından biridir. Çelik işine falan girdiler buna. Taksi yani, taksi şoförüden geldi yani adamlar. Hayır. Taksi şoförü değil ya. Şaka yapıyorum. Sen de değişmez. Sen de hemen atlama. Ama yok artık akşam tarih kurum falan benim gözümde yoktu. Eğer Ali Birinci dediğim gibi namusunu kurtarmak istiyorsa kurumun. Çünkü Atatürk'ün mirasını... Bir yerden başlatmak lazım. Hata yaptık. Diye. 100 milyonlarca dolar almak kolay bir şeydi evet. Kardeşim. Şimdi Sinan abinin söylediği iş yalnız şeyle katılmıyorum ben. Yani özel sektör bu işe girmiyor. Şimdi İnan Kıraç hikayeyi biz biliyoruz yani. Adam İstanbul'a bir müze kazandırmak istiyor. Dünyanın en önemli mimarlarından birine bir proje çizdirdi. Bu işe 250 milyon euro para harcayacak. Evet. Değil mi? Belki daha fazla. Belki daha fazla yani başlangıç maliyeti bu. Cebinden 250 milyon euro para harcayacak. Devlet bu parayı hayatta harcayamaz. Bir müze yapacak İstanbul'a. Tepe başındaki o leş binanın yerine. TRT binasının yerine. Evet. Yeri de parayla satın almak istiyor. Yani hani bana bedava tahsil edin falan bedava değil ama falan otel yapacağım fiyatla değil. Ha yani münasip makul bir fiyatla burayı bana satın diyor. 15-20 milyon dolar vermeye hazır bildiğim kadarıyla. O civarda bir paralardan bahsediliyor. 10 senedir mi uğraşıyor? Yakın. Abi adam alamadı orayı işte ve bak vazgeçmiş ama, duyduğum kadarıyla. Bak ama. Benimle aynı fikirdesin. Çünkü eğer orada o bina olursa ve o bina işletilirse ötekilerin gerçekten işletilmediği hepsinin rezillik olduğu ortaya çıkacak. Kimse onun için istemiyor. Yani bir yerden açarsan bu işi Sinan abi, arkası gelecek. Uzmanı da yetiştirmesi lazım. Yetiştirecek. Abi işte enstitüler bunun için. 10 sene, 15 sene, 20 sene yani Dumbledore. Abi bir yerden başlamak kaç lazım. Kaç sene de oluyor? Smith Sion Enstitüsü kaç sene de? 150 sene. 150-200 sene. National Geography. Kaç sene de oluyor Society? 150 sene. 150 sene. Yani olmaz zaten. Ben İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'ne İnan Kıraç için yazdım. Dedim ki yani en erken bunun verimli bir şekilde ilim insanı yetiştirmesi ve bilim yapması için 50 yıl gerekir. Tabii. Biz görmeyiz. Ama ikinci ama hiç olmazsa çocuklarımız görür ya. O değil mi? Bizim görevimiz benim düşündüğüm kendi yaşantımızda belki bazı şeyleri radikal bir değişiklik yapamayız ama bir yol açarız ve gelecek kuşaklar o yolda bir iki kuşak sonra öğrenir. Abi çünkü adam bak, olan zeytin diker, adam olmayan kavak diker biliyorsun yani. Tabii, evet. Ceviz diker. Ceviz diker. Şimdi bak bu bizim için, ülkemiz için çok ciddi bir konu çünkü. Müsteşrik de kalmadı başka ülkelerde. Çok şükür kalmadı. Yani çok öyle kalmadı deme ama şey. Bazı okuma şeylerinde, bazı konularda hiç olmazsa fikir... Efendim Türkiye'de iyi okuyan var. Fakat... Var ama görev almıyor. Efendim iyi okuyanlar böyle bakıyor. Evet. Evine kapanıyor, şeye çıkmıyor. Bazı kişilerde bir vakıf şu bu proje, paralı bir proje buldukları vakit üstüne atlıyorlar. Hop yapıyorsun evet. İşte böyle şey çıkıyor. 19 cilt. Yani o para sizin bizim vergimizdir. Tabii canım. O para. Tabii. Vergilerden yani ayrılan kaynaklı yapılan para. Hepimizin vergisidir. Ve onu pek çok çocuğun eğitimi, pek çok
yeni insanın yetişmesi evet, için yani kullanılacak bir para değil. Yani önemli olan yani bir bilim adamı için önemli olan bilgiyi sevmek yani parayı sevmek. Bizdeki bilim adamı okumuşların bir kısmı da bilimden daha çok parayı seviyorlar. Ya. Ve utanç verici. Ama olmuyor bak o da olmuyor. Benim öyle benim kendim için geliştirdiğim felsefe oldu. Bu tür insanlar işlerini yaparlar onun tabii sonucu olarak. Ya kazanırlar ya kazanamazlar. Kendilerinde bir talep doğururlarsa eğer bu iş olabilir. Ama para kazanmak için bu işler yapılıyorsa ne işten hayır gelir ne para kazanır. Gelmez. Oradan da paralarla olmaz. Bu insanlar kendilerini toplum için, bilim için feda etmiş insanlardır. Bir de ortalama abi, bilmekten bir daha keyifli bir şey var mı ya? Bilmekten yani daha onun getirdiği şey heyecan yani, ve araştırma. Herhangi bir parayla tabii. Ölçebilir mi bilginin tabii. Verdiği tabii. Keyif? İnsan hemen açıp o, biriyle paylaşmak ister. Bilir. Karşılıklı. Meşhur Fatih Türbedarı Amiş Efendi. Herif profesör duymamış bundan bir haber Amiş Efendi diye yazmış. Meşhur çok önemli birisidir. İyi hamış veya kamış da yazabilir. Yani yazabilir. Yani her şeyi yazabilir. Kamış Efendi ya. Ben o kitabın şimdi... metin kısmını görmedim. Çünkü yazmanın orijinalini görmedim. Duymamış olabilirsin. Duymamış abi, olabilirsin. Bak ben geçen defa da söyledim. Amiş Efendi bilmek zorunda. Merak eder. Merak edersin. Hayır. Bak ya şimdi ben işte bunu doğru sana söyledim bunu. O Macar tabiyesi meselesi. Geçen defa da konuştuk Anadolu kavu. Ya ne alakası var Macarla dedim burada hiç. Macar tabi Anadolu kavanda Macarların ne? Anadolu kavaklı kavanı yazıyoruz. Bütün 19. yüzyıl metinlerinde Macar tabiye geçiyor. Biz de Macarlara Macar demeyiz zaten. Ulah deriz onlara. Evet. Nereden çıkıyor bu iş? Nereden çıkıyor? Orayı burayı filan derken yani aklımın bir köşesinde 3-4 ay sonra bir metinde gördüm ki Mai Car tabiye. Akarsu tabiyesi diyor. Olmuş Macar tabiyesi. Bir de o ne işi var burada Macarların demişiz 1980'den sonra. Şimdi adı Acar tabiye. Al sana kepazeliği. Yani kimse demiyor ki... Elisa söyler ki Acar kentten geliyor falan derler. Yani ondan evvel koymuşlar 80'de. Ama der ki akarsu tabiyesi der insan. Hiç olmazsa onun altında da bu maicardır diye bir açıklama. Kimse merak etmiyor. Nereden geldi bu iş, nereye gidiyor diye. Biraz insanın merakını kışkırtsak ama bu yok. Yok. Yani şimdi görüyorum ben bu dolaşmam 4 aydır. Lise ve üniversitelerde bu sınavla, testle girme sonucu... eğitimi şiddetle eğitimi öğretime dönüştürdü. Yani her ne kadar eğitim veriyor diyecek eğitim vermiyoruz, öğretim yaptırıyoruz. Öğretim yaptığım müddetçe de bu işler üst üste birleşerek gidiyor. Hadi Kadıköy'e geldik. Fakat abi enteresan, geliriz Kadıköy'e abi şimdi sen de illa kendi alanında sokacaksın işi. Geliriz Kadıköy'e. Geçen gün şeye gittim. Bir açılış vardı şeyde Ankara'da. Ankara'nın kasabalarından biri. Beypazarı'na gittim biliyorum. İşte bir fabrika açılışı. Yanıma bir işçi arkadaş geldi orada çalışan. Nasılsınız, iyi misiniz Fatih Bey? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Başında kasketi, üstünde tulumuyla. Dedi, Fatih Bey dedi, size teşekkür etmek istiyorum dedi. Yani anlamadım da niye olduğunu. Hayırdır dedim. Dedi ki, sizin o Murat Bardakçı dedi, pazar akşam yaptığınız programlar var ya dedi. Benim çocuklar dedi, onu seyrederek dedi, tarihi sevdiler, öğrenmeyi okumaya sevdiler başladım. Dedi, okumaya başladılar dedi. Ne demek ki yani böyle bir minik taş atsanız bile o dalgalar tabii. Gidiyor bir yere vuruyor ama tabii. İşte o taşı atacak adamlar lazım. İşte. Evet. Bu program Murat da bizim yaptığımız. İkinizin yaptığınız sağ olun. Yani. Odada sohbet evet. Ediyorduk. Dediler ki ya inin aşağıda sohbet edin dediler. Öyle başlamadım. Aynen. Zaman zaman ben ve de denir ki mesela Türk kim seyreder tarih programını inanılmaz bir seyirci. Herkesin açlığı var. Şaşırıyoruz yani. Çünkü çok fazla böyle ha 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 hi 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 programların yanında insanların gerçekten bir şey öğrenecekleri aklını yoracağı, merak edecekleri, araştıracakları ben de söyledim bugün. Dedim ki Allah sana kolaylık versin. Cumartesi günü gecesi, pazar sabaha günü kadar. Yazı, artık zaman pazar akşamı sabaha şimdi kadar. Bir sürü taklitlerimiz çıktı. Çıktı. Çıksın yanına hiç zarar yok. Ama tutmuyor çünkü çıkıp oraya akademik ders verirse kimse seyredemez. Doğru söylemezsen bir de. Evet. Doğrusunu bilmezsen doğru İdeolojik yapasa gene seyredemez. Evet. Ama çıksın ya olsun iyi kötü rekabet olur nerede rekabet şey olur o zaman yani. İnsan kendini yenilemek herkes daha iyisini olur. Yapmaya çalışır. Allah abi kazanırsa şu şeyi söyledi ya Macar tabi ya bak iki tane örnek geldi aklıma şimdi belediyeler sokak tabelalarını yeniliyorlar evet. Yazanlar cahil meşhur Cihanser askeri Rıza Paşa sokağı yeni tabelada Cihanser askeri sokak efendim şaka yapıyorsun yani. Evet ben de biliyorum bir tane Cihanser askeri Rıza Paşa oldu Cihanser askeri sokak Hacı Halit Arası Sokağı. Hacı Halit Arsa Sokak. Şeyde de var bir tane Emirgan. Beşiktaş mı? Beşiktaş. Teptil eskisi sokak vardır. Evet. O da ne olmuş? Teptili eski sokak. Teptili eski. Kimse çünkü ne yaptığının farkında değil. Eskiden bu tür insanlar yahu genel bir sahip. Yahu Abdülezel Paşa Sokağı'nın ismini değiştiriyor. Evet. Caddesinin o meşhur şeydeki Hayvansaray'dan giden evet. Cibali'den. Bir tane sizin o da var Kadıköy'de var. Üst Bostancı'da.
farkında değilim. Özel Paşa. Orada herhalde yazdık bir şeyi var. Çok önemli bir askerdir. Evet. 80 küsur yaşında ön safta savaşırken bu adamcağız şehit oldu. Şehit oldu. Ve hatta Şehidi Mübecel adlı Rezel Paşa Caddesi'dir. Şimdi bilmem ne Hazretleri Caddesi. Şehidi Mübecel'i kim bilir? Evet. O 93 abinin meşhur kumandanı. Ama şimdi o da zor şimdi. Bindin taksiye. Çıktı zaten taksici traktörden inmiş. Abdülrezel Paşa Caddesi. Gelecek şimdi. Nasıl diyeceksin adama sen bu ismi? O da nasıl aksatacak yani, bu ismi? Abdülrezel Paşa Caddesi dersin de Abdülrezel Paşa'yı bilmem ne Hazretleri, Efendi Hazretleri Caddesi olmaz. Peki orada eskiden böyle tarihçiler arasında, dün programda aklıma geldi, senin bir güzel hikayelerin vardı. Tarihçiler arasında böyle gerilimler falan yaşandığı olur muydu? Çok. Of. Çok günlük gazetelerdeki makalelerinde birbirlerine hakaret ediyorlar tabii canım. Var mı? Anlatsana iki tane olay böyle güzel. Mesela iki tane anlatayım. Bir tane yazarlar arasındaki meşhur, aynı zamanda isimlerini vermeyeyim. Aynı zamanda tarih yazan iki yazar. Bir siyasi yazı yüzünden birbirine giriyor. Biri Halk Partili, biri Demokrat Partili. İş dönüyor, dolaşıyor. O köşe yazarının gençliğinde Manastır İdadisi'nden Mubassır'la bir münasebeti var mıydı? Onun kavgasına geliyor iş. İlmi tartışma. Diğeri, isim vereyim mi? Ver hadi, ver. Ya. Bunu bilenler bilir. Dün akşam da bahsi geçti. Nihal Atsız. Türkiye'deki sağ ideolojinin çok önemli isimlerinden biri. İdeologlarından. Fakat zaman geçer, o kısmı belki unutulur. Fakat Nihal Atsız çok büyük bir tarihçidir. Yani bugün Osmanlı... Yağmur Atsız'ın babası. Efendim? Yağmur Atsız'ın babası. Evet. Osmanlı tarihinin kuruluş dönemine ait en önemli kaynakları yayınlayan rahmetli Nihal Bey'di. Hala da onlar kullanılır. Aşık Paşazade, evet. Şükrullah, şu bu, o yayınlamıştır. 30'lu 40'lı yıllarda. Çok erken tarihte. Çok erken tarihte. Ve karşılaştırmalı, evet, kaynaklarında çok şeyleriyle, zor. Yazmaları mukayeseli şeylerle falan alıp çok ciddi bir tarihçiydi. Fakat o tarafın sadece uzmanları bilir. Çok için içinde olan. Ali bibliografisini yapmıştı. Dünya kadar kitabı vardır o konuda. Süleyman ve Nihal Atsız bu siyasi görüşlerinden dolayı efendim Süleymaniye Kütüphanesi'ne memur olarak gönderiliyor. Yani bu da olacak şey değil. Ceza, sürgün. Ceza ama yani bu kalitede bir insanın üniversitede kürsünün başında. Kürsünün başındadır. Oraya. Ama çünkü gidiyor bir ikimi kendisiyle, evet, beraber kayboluyor. İyi olmuş bir yerde. Çünkü orada Ali Bibliografisi'nin, evet, birçok, evet, kitap yayınlaştırıyor. Yazmalar elinin altında. Efendim bir gün yıllar önce rahmetli Abdülvaki Hoca ile Gölpınarlı ile efendim bir konu yüzünden tartışılıyor kütüphanede. Ama uzun zamanda konuşmuyorlar. Uzun yıllar konuşmuyorlar. Çünkü tamam, o 40'lı yıllar tevkifatında bir arada aynı dönemde onlar. Evet. Şeyin anlattığı bana Orhan Şahik yok yayın. Biz dedi, yıllar önce anlatmıştı şunu, biz dedi şeye kapatıldık dedi. Tophane binası şimdiki kışlası. He. Tophane'deki, tamam, Karaköy'ün ilerisinde. Tamam. Hepimiz sağcısı solcusu hepimiz herkes oradaydı aynı dedi. Yerde. Ama dedi, evet, öyle bir hapishane bir daha olmaz dedi. Şimdi kapı açık. Entelektüel. Hayır, evet, kapı açık. Öyle şey yok. Giden gelen ziyaretçiler, her şey serbest, sohbetler. Bir odada dedi, ben dedi kabusnameyi yazıyordum dedi. Yanımda dedi Abdülbaki dedi tansuklameyi yazıyordu. Onun yanında dedi Zeki Veli'ydi dedi. Umumi Türk tarihine giriş yazıyordu dedi. Niyazi derdi, Niyazi Berkes. O meşhur çağdaşlaşmanın, evet, şeylerini, evet, yazıyor. Sadece solcu hepsi bir arada. Herkes birbiriyle akşamları. Hepsi de alim bunlar. Evet. Ha şimdi bu konu yüzünden tartışıyor Nihal Atsız'la Abdülbaki Hoca. Derken önce hakaretler ediliyor. O ona cahil, o ona cahil. Derken orada uzun tahta cetveller. Cetvelleri kapıyorlar. anda... Kaç yaşındalar bu sırada? 65-70 arası tabii. O çalışma masaları vardı. Onların üzerinde uzun kütüphane böyle, masaları. Uzun kütüphane. Onların önünde şeyler. Kılıçlarla. Şak kılıçlar. Ama yani ama ikisi de çok büyük alimdir. O yakında şey, senden de böyle bir hamle bekliyoruz Murat. Kılıcı alıp. Ama o insanların daima içinde ben Orhan Şahik Hoca'dan da bilirim. Çocuklu bir taraf vardı. O yani hiçbir zaman büyük bir alim. Fazla büyüyünce alim olamıyorsun. Mesela şey bildim. Osman Turan ki Selçuklu. Tabii. Konusunda tek isimdir. Efendim İbrahim Kafesoğlu ve Ahmet Ateş'in o Selçuklu tarihini yazma meselesinden bir bölüne girmeleri. Abi biliyorsun İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim'in İslam Ansiklopedisi. Evet. Evet. İlk çıktığında bir grup ayrıldı. Tabii. Hakaret dolu bir karşı ansiklopedi, evet, çıkarttılar. Böyle olmaz ansiklopedi diye. Çok olan bir şeydir. Olur, bu da işin rengidir. Böyle yani. Manzarayı düşünün ya. Atsız, Gölpınarlı, tahta şeylerle. Şak kutu şak kutu şak. Eğleniyorlar. Evet. Herhalde o kadar sıkıntı onları biraz
eğlenmelerine de... Ama alemin çocuk tarafı vardır. Murat sana bir soru geldi ya, enteresan bir soru. Murat Bardakçı'nın sakal şekli Osmanlı'da da var mıydı? Çok merak ediyorum. Yok, Selçuklularda vardı bu. Bu Alaaddin Keykubat'ın sakal şeklidir. Benim sakalımı soran yok. Seninki enteresan tabii. Bu Keykubat Alaaddin. İnanırlar. Ha? İnanırlar. İnanırlar, inanmayın sakın. Yok, şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Benimkine şekli. Civan söyleme, söyleme. Söyleme şimdi, acayip bir şey söylersin. Gelelim siyasete. Sen abi nereden çıktı şimdi bak? Yani nasıl kabul ettin bir kere? Neden? Bir, siyasete hiç bir merakın yok. Yok, doğru diyorsun. 60 yaşına kadar var. Yanından geçmişliğin yok. İyi var, belediye meclisi. Belediye meclisi var ama o hizmet diye bakıyor. Hayır. Sevgi gönüllüle, bir dönemde de Sevinç Hanım, Sevinç İnönü'yle yani. Orada gerçekten Beşiktaş'ta bazı meseleler var. O meselelere mani olalım. Bir de yani o koltuk boş kalmıyor. Nasılsa birileri oturuyor. Biraz daha kültürel düzeyi yükseltelim diye. Gerçekten Beşiktaş'ın zaten böyle bir yapısı da vardır. Ama hiçbir siyasetle ilişkim yok. Doğru bu dedin. Ben yine bunu siyaset diye görmüyorum. Benim anlayışım, buradaki anlayışım bu büyük bir sivil toplum örgütü. 550 bin kişilik. Çünkü belediye meclislerinde siyaset yasaktır. Siyaset konuşursan meclis feshedilir, seçime gidilir. Siyaset konuş. Belediye meclislerinde siyaset konuşamazsın belediyeler kanunu gereğince. Evet, öyle mi? Evet. Feshedilir meclis, siyasi konuşmalar yaparsan mecliste. Uyarırlar o yüzden de. Ama siyaset yok. Zaten belediye başkanı der ki artık bitti seçimden sonra parti işimiz. Belediye hizmet için burada varız diye bir konuşma yapar. Veya biri yapar yani farkına varın diye. Ama gerçekten çok şikayet ediyoruz, çok eleştiri yapıyoruz. Bunun içinde de bir dönem böyle bir sorumluluk üstlenmek gerekli. Ben bunu söylüyorum, soruyorlar pek çok insanda. Üçüncü askerlik diye görüyorum. Gençliğimizde hepimiz gittik, bir dönem yaptık askerliğimizi. Sonra ben 40'lı yaşlarımda işte bu koruma kurulu üyeliği... Tınastikiz'in Kültür Bakanlığı döneminde böyle bir teklif geldi. Ya yapayım yapmayayım. Allah rahmet eylesin. O sırada Orhan Alsaç vardı. Bu dedi ki bu görevdir, yapacaksınız. Yani belirli bir bilimsel birikimden sonra bu işi yapmanız gerekli. İşte 91'de demin sen sordun Anadolu Kadını'nın 9000 yıl sergisini yaparken bugün de aday, o yüzden adını söylemiyorum, bir belediye başkanı çok önemli bir kültür varlığını ortadan kaldırdığı için suç duyurusunda bulunduk. O zaman da Kültür Bakanı görevden aldı. Sonra 15 gün sonra... Neydi o önemli kültür varlığı? Söylemeyeyim. Çünkü şu sırada doğru değil. Yani bir hafta sonra olsa söylerdim. Çünkü söylediğim zaman varlığı hemen nereye gideceği çıkacak. Doğru değil. İşte 15 gün sonra özür dilerim. Siz Anadolu sergisinde yapıyorsunuz. Bize geriye ait dedim ki tamam. Askerlikten terhis olduk. Tezkere de bırakmayız. Şimdi böyle gelince bu yaşı 60 yaşını bir üçüncü defa askerlik görevi çıktı. Sevgili meslektaşım Kadir Topbaş'la konuştuk sizden sonra. O aradı. Sonra da Sayın Başbakan'la konuştuk. Evle konuştum. Önce dedim... Evden tepki gelmedi mi? Karımdan izin alayım. Renan dedi ki yani... Sonra böyle bir teklif aldım ve ben buna olumsuz cevap verdim diye çok üzüleceksin dedi. Ben senin yapını bilirim. Bir dene. Bakalım ne olacak. Ben hiç karışmam bu işe. Zaten bir kere bir gazeteci grubuyla yemek yediğimizin dışında da ortalıkta yok. Herkes de merak ediyor acaba peçeli mi, çarşaf mı giymiş diye. Ama hayır ben bu işe karışmam dedi. Ne yapalım? Biz de bazı şeyleri söylediğinden dolayı da memnunum. Renan Hanım'ın mı peçeli mi, çarşaflı mı diye merak ediyor. Evet. Öyle bir dedikodu var. Soralım var. Artık yani. Soralım buraya kadar. Renan Hanım hangi ailedendir soralım. Biliyorsun, yazdım. Bugün de söylüyorsun zaten yani. Sen söyle abi. Ne söyleyeyim yani? Şimdi şöyle soralım. Münevver Hanım. Kayınpederiniz kim olur? Kayınpederim Nurullah Berk. Üvey kayınpederiniz kim? Nazım. Nazım kim? Hikmet. Nazım Hikmet. Nazım? Hikmet. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Abi bak algıya bak. Sen AKP'ye girince... AK Parti'ye. Siz öyle diyorsunuz. Hayır benim adım AK Parti ya. Ne demek öyle diyorsun? AKP'ye kızıyor. AKP'ye kızıyorlar. Başbakan da kızıyor. Peki AK Parti'ye girince hatırın için söylüyorum. Yoksa tamam biliyorum peki. Sen benim hatırım için bu gece söyle. AK Parti'ye girince birdenbire yani Nazım Hikmet'in
ortaya çıktı. Hayır, kızının şey takabileceği, yani türbanlı olabileceği gibi bir şey veya başörtü. Ama ağzın bağlantısını bilmiyorlar. Nasıl bilmiyorlar ya? Sen yazdın, Serpil Yılmaz yazdı. Gazeteye, internete, bugün internete girdim mi anlattım mı size? Yok. Geçen defa anlattım ya, gittim Amerika'ya. Benim vizem 2010'da bitiyor ama 2000'den sonra girmedim. Girerken problem çıktı. Açtı bir adam pasaportu. Orada parmak izlerini uzattılar. İlk bankodaki adam açtı pasaportu. Yemen vizesi. Katladı, açtı. Kamboçya, Vietnam vizesi. Bir daha açtı İsrail. Oralara biraz ince baktı. İran girişleri, çıkışları. Sen gel kenara. Bavulunu al gel dedi. Yandık dedim yani. Şimdi bunlar bizi buradan reddedecekler. Biz geri döneceğiz. 10 dakika aldılar böyle bir genel bir salona. Bir herkes bavulun üstünde yatan yerde sürünen filan. Yani uçakla dönsek de sürünmesek. 10 dakika sonra bir FBI geldi. Ortaya açtı. Dedi ki işte doktor benim. Tamam. Pat pat girdik odasına. Pasaportu mühürledi verdi. Ekranı bir çevirdi. Köşede biz. Arkitara, bütün binalar, kitaplar. Bugün hiçbir şey saklı kalması. Chicago'da. Hiçbir şeyin saklı kalması mümkün değil. Her şey ortada. Herkes biliyordu. Ben de yeni evli değilim. Hani 6 ay evvel adam, bir sene evvel evine gitti, politikaya girdi. 40 yıl, 7 Mart'ta 40 yıl oldu. Ama İyi de abi, şimdi yani karşındaki rakip, yani rakibin Halk Partisi. Evet. Niye kullanmadın? Niye kullanayım Aynen yani olsun. Böyle bir şey, bir sürü... Ben sana bilmediğim bir şey söyleyeyim, bak bilmiyor. Bunu Burak, duyduğu zaman... Bilmediğim bir şey çıkacak şimdi. Her şeyi bilir çünkü o, biliyorsun sen. HBB. Ama bunu bilmiyor. Bunu şimdi söyleyince, ben bunu nasıl bilmiyorum diye. Annemin, büyük teyzesinin damadı kim? Annemin teyzesinin damadı kim? Büyük teyzesinin teyzesinin. Bilmiyorum. Necip Fazıl Kısakürek. Söylemiştim biliyorum. Söylemiştim. Bir ara yani o taraf varsa bu taraf da var. Eski bir İstanbul ailesinde. Anadolu yakasında bir yaşayan ailede. Bu hep böyle o bölgenin fakat insanları. Ağzımı örtbas ediyor Necip Fazıl. Yok canım ya hayır. Abi yani ben bilmez ya şimdi. Tam olmuş. Tam olmuş. Tövbe estağfurullah. Ya yakında genel başkan bile olursun. Tövbe tövbe. Bir de şiir okur musun? Hayır bilmem şiirini, sen bilirsin ikisinden. Nazım'dan bilirim de öbür taraftan bilmem. Abi onda bir Necip Fazıl hikayeleri var, anlatsa var ya. Biliyorum ama biliyorum. Ama anlatmıyor. Ben de. Yani bütün Nazım bunlar şiiri biliyormuş. Mensubiyetler güzel bir şeydir tabii, reddedilecek bir mensubiyet. Onur duyduğum insanlar bu insanlar. Hayatlarınca kendi inanışları, kendi şeyleri doğrultusunda yapmışlar ama bizim yapacaklarıyla, benim yapacaklarımla veya benim düşüncelerimle herhangi bir şey olmayan, bağlantısı olmayan, yani benim yetişmemde de oğlu olursun dersin ki ya benim yetişmem için de çok önemli katkıları ve benim düşüncelerimin oluşmasında. Ben Nazım'ı en son gördüğümde ya 4,5 yaşındaydım ya 5 yaşındaydım ben, 51'de çıktı. Necip Fazıl Bey'i de gördük de ben yine herhalde 10 yaşından evveldim. O, sen bilirsin, adamın adı aklıma gelmiyor. Erenköy'de Ethem Efendi Caddesi'nde bir Demokrat Parti döneminin önemli bir avukatı vardır. Bu istimlak davalarıyla uğraşır. Aa, koleksiyoner. Koleksiyoner de orada büyük bir bahçesi vardır. Nedir? Nazım mı? Ne Nazım? Kami Nazım Dilman. Kami Nazım Dilman. Kami Nazım Dilman'ın evlerinin içinde bir yerde oturur. İşte annem de teyzesine gittiği zaman görür. Yani bütün bunlar bana bakarsan benim hayatımda çok daha önemli olmuş ama belki o kadar popüler değil. Dedemdir, ismimi vermiş, mimar olmam için adam bana çocuk yaşımdan itibaren krokiler, eser, şeyler çizerdi. Ama çok popülerdi 1912 abi, mezunu akademiden. Nazım gelecek mi? Yok, hayır. Mezarım. Onu sana da söyledim yani. Ailenin böyle bir talebi yok. Erken Türkiye için yani herkes rahatsız olacak. Getiren de rahatsız olacak. Bir sürü, burada herkes zaten onu... Geldiği gece bombalanabilir. Bombalanabilir, şey yapılabilir. Yok, herkes seviyor artık Nazım'ı. Yapar daha, hiç belli olmaz. Karıştırmak için ortalığı. Yani evet. Ondan evet. İyi şey mi oldu? Nazım'ın mezarına bomba. Yani tahrip edilebilir ya. Efe Bey mezarının başına neler geldiğini hepimiz biliyor. Türkiye için bunlar daha erken. Yani gelmeyecek. Hayır, böyle bir şey. Ailenin kesin bu konudaki kararı. Bir daha sonraki şimdi, kuşağın kararıdır. Bu yaşayan kuşak. Herkesin merak ettiği bir şey var sen abi şimdi. Niye AKP diye soruyor herkes. Mailleri de çöküyor. Niye AKP? Çünkü sen AKP geninden bir isim değilsin. AKP içinde kuruluşu. Yani AKP içinde mensubiyetim. İşte sizin yılbaşından beri bu işe karar verdi. Niye AKP diye soruyor? Niye AKP? Çünkü söyleyeyim. Herkese de söylüyorum bunu. Çok bu soru hakikaten de bana çok. Şimdi bugünkü mevcut partiler içinde Avrupa Birliği yani Türkiye'nin çağdaşlaşması ve reform atılımları için bugünkü mevcut partiler içindeki en ilerici parti. İki,
Biz çevremizdeki ülkelerle Atatürk döneminden sonra hepsiyle kavgalıydık. Suriye'siyle kavgalıyız, İran'ıyla kavgalıyız, Rusya'yla kavgalıyız, Yunanistan'la kavgalıyız, Bulgaristan'la kavgalıyız. AK Parti bu 5 yıllık, 6 yıllık iktidar dönemi içinde Suriye'yle barış sağladı. İşte Kuzey Irak'ta bir temsilcilik açarak bu problemleri askere indirmeye çalışıyor. İran'da münasebetlerimizin düzeldiğini görüyor, ticari münasebet. İşte Ermenistan'a Cumhurbaşkanı gitti, bu problemi halletmek istedim diyor. Gürcistan'la bu Rusya meselesi içine girince, ki Rusya'yla da bir sürü enerji bağlantılarımız olduğu halde o meseleyi gayet iyi idare ettik. Demek ki Atatürk'ün gerçekten Cumhuriyet'in kuruluşu sırasında söylediği en önemli söz. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bunu uygulayan parti mi? Bunu uygulayan parti bu çok uzun zamandan beri. Benim düşüncelerim. Şimdi AK Parti belki yalnızca bir bölümün içinde yer aldığı veya bir bölümün temsil edildiğini gösteriyor genel olarak. Öyle düşünüyor. Demin sohbet ederken de bunu söyledik. AK Parti içinde yeni açılımlara ihtiyaç yok mu? Var. Biz böyle bir şeyi karınca kaderince, zaten bizden önce de yaptı Ankara'da çeşitli sosyal demokrat görüşlü insanları milletvekili olarak bir tanesi sevgili Kültür Bakanımızdı. Ertuğrul Günay yani. Ertuğrul Bey'dir. Haluk Özdalga var biliyorsun. Reha Çamuroğlu var. İşte Zafer Üskül var. Bütün bu milletvekilleri daha farklı bir düşüncenin insanı. Bu açılımı herhalde Sibel de daha farklı. Sibel Çarmıklı'da Beşiktaş Belediye adayında. Daha farklı Oğuz Satıcı Bakırköy Belediye Başkanı. Oğuz AKP'den mi? Bakırköy Belediye yani Başkanı AKP'den Oğuz. AKP'den mi? Evet. Şimdi böyle bir açılım. Ha, doğru ya AKP'den. Şimdi böyle bir açılımın içinde görev almayıp da ondan sonra diyebilirsin ki ya aman herkes ne yaparsa yapsın beni enterese etmiyor. Ondan sonra çıkıp dışarı bu konuda eleştiri yapmak ne derecede doğru? Yani bir eleştiri yaparken mutlaka o eleştirinin bir miktar düzeltilmesi, hepimiz şikayet ediyoruz bugünkü durumdan. Bu şikayeti nasıl gidereceğiz? O zaman göreceksin, işte bir hizmet arzı yapacaksın. Bu hizmet arzı bizim düşüncelerimiz veya yaşam şeklimiz, yaşantımız, gerek şehrimiz hakkında, gerek insanların yaşam alanına müdahale hakkında değişmez. Sayın Başbakan da bunu biliyor. Bütün bunları bilerek bir teklif yapıldığına göre demek ki sen de farklı düşüncelerle elbet bir partinin genel stratejisi, kuralları ve mensubiyetleri vardır. Onlara rencide etmeden onları. Bu partinin içinde değişik düşüncelerle değişik görüş. Ve Kadıköy olması benim için çok enteresan. Niye mesela Kadıköy'de senin ne işin var? Çok. Sen ilk konuşmamızda bunu söyledin. Mesela Eminönü olsa evet, anlarım. Tamam. Ya da şimdi Eminönü ile Fatih birleşecek galiba. Tarihi bölge, anlarım. Tarihi bölge, restoratör. Yani evet, senin orada yapacak çok işin var ama. Şimdi Kadıköy birincisi zaten büyük ölçüde şu son belediye dahil içine edilmiş bir yer. Mesela Kadıköy dedin, ne Moda. Modalılar isyan nefret halindeler. Ediyor. Niye isyan halindeler? Çünkü oraya taş yapı adı verilen ve mühürlere, aslında AKP'ye yakın olduğu bilinen fakat bu inşaatın ruhsatını her ne hikmetse CHP'li belediyeden bir şekilde almış. Meteoroloji alanı var. Meteoroloji arasında da başka bir bina. Ha, orada yani şimdi insanlar nefret ediyor. Yani, Göztepe'deki. Göztepe'deki. Orada bir sürü berbat işler var. Şimdi bunların içinden nasıl çıkacaksın? Yani şimdi, sen o Moda'da yapılan taş yapının o iğrenç binasını yıkabilir misin? Yıkamaz. Ne yapacaksın abi? Yıkamazsın. Başka bir şekilde bir formülasyon geliştirdim. Onu hepimiz şehirlik bilincini yaşıyorsak yapabiliriz. Şimdi bak, söylediğin fiziksel projeler için bilgi birikiminiz, şurada kitap duruyor. Eminönü Beyoğlu diyor, Fatih, doğru, Suriçi. Yani benim işte bugüne kadar aldığım eğitim, yaptığım yapıların o işim o. Ama Fatih, Eminönü bölgesinden insanlar için bir açılım yapman çok zor. Çünkü ben bu işte yılbaşından beri hemen hemen bu işi dolaşıyorum. 80 gün oldu. Gördüğüm şu ki önce insana yatırım yapacak bir insanlarımızın ufkunu açacak ve insanlarımızın korkularını ve bir gölüp insanın da birbirine ötekileştirmesine mani olacak bir işlem yapmak lazım. Ben her yerde söylüyorum. Bir fiziki projeyi gerçekleştirmek önce bir arsa bulursun, değerlendirirsin. Sonra iyi bir proje yaparsın. Sen yapamıyorsan yardımlar alırsın. Uluslararası, ulusal veya uluslararası konkur açarsın. Sonra kaynaklarını bulursun, o yapıyı yaparsın. Ama insanlar... Peki abi, AK Parti gelirse bana içki içirmeyecek. Olur mu öyle şey? Düşüncesini nasıl yıkacaksın? Bak Muratçım. Yani şahsen benim için... Biliyorum. Hiçbir şey değişmedi. Söyleyeyim.
Bir kere şunu bilelim. Bu şehir gerçekten çok önemli bir şehirdir. Yani bu şehir şehirdir. Çok dünyanın farklı. En önemli, bana sorarsan beş şehrinden biridir. Bir numarası. Bir numarası. Geçen gün biri diyor ki Hong Kong portasına kapanırken erişebiliyorsun sabahleyin. Akşamleyinde New York portası açılırken böyle bir merkezde büyük bir ekonomik. Biraz sonra konuşacağım o. İstanbul'da çok ciddi, çünkü gelecekte çok ciddi bir nüfus artışı olacak. Geçmişte de olmuştu. Şimdi bu şehrin... Daha da mı artacak nüfusunuz? Evet. Gidelim. Kaçalım. Dışarıdan. Ama ha, yabancılar bu sefer yurt dışından yabancılar gelecek. Büyük bir şey. Yani İstanbul finans merkezi olursa eğer. Evet. Olacak. Başka bir alternatifi yok. Çünkü global bir dünyaya gidiyorsun. Bu dünyanın içinde olacak. Şimdi bu şehrin içinde, bu şehrin 50 yıldır, 60 yıldır devam eden bir kırsal ve kasabadan aldığı göç var. Ben 700-800, sen de öyle. Sen sonuna yetiştin belki ama. Değil mi? Sen de yetiştin ona. Yani 1 milyon, 1,5 milyondu belki senin zamanında. Ben 700-800'e evet. yetiştim. Şimdi böyle bir dönemde çok büyük bir dışarıdan, yani düşün ki işte ayran var 2 damla bardağında, üstüne tepeleme su dolduruyorsun. O hiçbir şey değil artık. Böyle bir karışık. Bu şehrin gerçekten şehirli tekrar insan nüfusunu çoğaltmak, bir de halt etmişiz tabii. Yani 6 Eylül olayları var. Peşinden de ben de hatırlıyorum, şimdi utanç duyuyorum. Geçen gün Tema Vakfı'nda söyledim. Hayır yapmadık dediler. Nasıl yapmadık dedim. Ben de yaptım. Ada vapurlarında vatandaş Türkçe konuşuyor diye şehirli insanları kaçırdık. Bu ülkede doğmuş, büyümüş, binlerce yıldır belki bu topraklarda yaşamış insanları kaçırdık. Şimdi Kadıköy'ün böyle bir açılıma müsait bir kültürel yapısı ve entelektüel birikimi var. Bir de ekonomik sınıfı da. Şimdi Kadıköy'den çok geliyor mesela. Ya diyorlar ki biz her kültürel faaliyete büyük oranda Avrupa yakasına geçiyoruz. Bizde yok. Doğru. Doğru. Gerçekten o tür konser salonları, doğru dürüst tiyatrolar, opera binası yapmak lazım. Süreyya Kadıköy sanki otel gibi. Yatmak için insan oraya aynen. gidiyorlar. İşte mail gösterdim benim sana. Diyor, yatakhane. 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 Şimdi Kadıköy bu potansiyeliyle böyle bir şey yaratırsa İstanbul'a öncülük ve örnek. Halbuki eder. Yani İstanbul'un da baktığın zaman ortalama olarak düzeyi en yüksek bölgesi Kadıköy. İnsan kalitesinin en yüksek olduğu yer Kadıköy. Evet. Buna mukabil o insan kalitesine cevap verecek hiçbir şey yok. Yani doğru düzgün lokanta bile çok az Kadıköy'de. Evet. Demin bir şey konuştuk. Sayın Başbakan'a pek çok insan kızıyor. Dedim ki ben bu kızanların çoğu tembel insanlar. Bu adam çok çalışıyor dedim. Sen de dedin ki gerçekten bu ülkede çalışanlara çok kızarlar. Çok çalışıyor. Hakikaten Başbakan çalışıyor. Orada burada çalışıyor. Şimdi Kadıköylü... Sena bir şey söyleyeyim mi? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o nüve bir yapısı var. Yani din takıntılı bir yapısı var ya. O din takıntısını at. Partinin yönelik eleştirinin %80'i bertaraf olur. Ama din meselesi işine girdiği zaman orada bir kilitleniyor parti. Peki orada da bir şey var. Yani o da yeteri kadar çalışmadığını gösteriyor. Yani o AK Parti içinde de başbakan ve 3, 5, 10, 15 bilmiyorum, ukalalık etmek gibi böyle abuk sabuk bir şey söylemeyelim. Bir grup çalışıyor. Bir grup da hikayelerle, efsanelerle vaziyeti idare ediyor. Yeteri kadar çalışmıyor. Çalışsa bir açılım olur. Bu açılım kültürel ve entelektüel açılım. Eğer kültürel ve entelektüel açılım insanı dinsiz mi yapar? Yok böyle bir şey ya. Bilakis yalnız insanın dinle olan bağlantılarını ve inançlarını çoğaltır. Senin aday olduğun bölgede şimdi çok tuhaf bir mantık gelişti. İçki, meydanda içki içmek, kafayı çekmek rejimin teminatı olur. Olur mu böyle şey? O da böyle görünüyor. Şey. Hayır olmaz. Murat, ben onlara hak veriyorum. Ben vermiyorum. Ha, niye hak veriyorum? Yaptıklarının abuk sabuk olduğunu kabul etmeme rağmen hak veriyorum. Şu açıdan. Ya birisi senin üstüne geliyor. Yani doğru, bir tarafta doğru. Ağır bir din baskısı. Yani ben bir ara diyorum ki kendi kendime. Ya ben oturayım şöyle yazılar yazayım. Kardeşim din kötüdür, din yoktur diye yazılar yazayım. Neden? Buna inandığım için değil ama bir taraf orada o kadar ağır basmaya başlıyor ki terazinin öbür tarafına koyacak bir şey yok. Kimse de kalkıp din aleyhine yazı yazamayacağı için adam da ne yapsın yani. Öyle bir tavır var ki ama o da diyor ki içki rejimin teminatı olmaz. Tabii ki teminatı değil ama simgesel bir hale getiriyorlar meseleyi. İçki rejimin teminatı değildir ama içki içmek de dinsizliğin teminatı değildir ya. Evet. Adam bırak içiyorsa içsin, sana ne? Senden mi soracaklar onun günahını? Vay o niye içti diye. Ben içki içsem sana mı soracaklar? Sinan Bey mi soracaklar? Başbakanı mı soracaklar? Veyahut da belediye başkanı mı soracaklar? İç bırak içeyim. O onu yapınca o da onu yapıyor. Yani iki tarafta şova gidiyor. İki tarafta şov yapıyor. Seni söyleyeyim. Yani günde 20 vakit namaz kılanın karşısına da evet. Ortalık yerde içki içen çıkıyor. Kolaycılık. Yani dünyanın çünkü hiçbir yerinde böyle bir şey olmaması gerekir. Ama abuk sabuk bir şey olur mu ya?
Oluyor. Yani mantık olarak haklısın. Sana hak veriyorum. Doğru. Bu abuk sabukluk. Yani bütün meseleyi içki ama artık o kadar simgesel tartışmalar olmaya başladı ki sen onu yaparsan ben de bunu yaparım. Yani, kim daha uzağa işiyor muhabbeti var. İkisi de cahildir. İkisi de cahil ondan. Bütün ama cahilin karşısında böyle çıkıyorsun. Çare yok yani. Ama bunlar çok radikal karşı çıkışlar. Çok radikal. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir sözdür. Şehir havası özgür insan yetiştirir. Şimdi senin sorduklarının hepsine teminattır bu. Şehirde insanlar özgürdür. Yaşam alanlarının içinde müdahale edilmez. Etmemek gerekir. Yaşam alanlarını bu şekilde senin söylediğin gibi müdahale sana ediyorsa... Soruyorlar. Senin gibi adama ne soruyor? Bak, gerçekten zor durayım. Selami Öztürk'e oy falan vermem. Ama AKP'ye oy vermeye de elim gitmiyor. Sebebi kör inadım falan değil ama Kadıköy'ün çok güzel tatları var. Yazın balık pazarının nefis akşamcı meyhanelerine bayılıyorum. Ya bu tatları elinden alırsınız? Ya olur mu böyle bir şey? Beyoğlu'nda, Nevizade Sokağı'nda, Yakup'ta, Refik'te bu hayat devam ediyor mu? Misbah şu anda başkanı. Ha, AK Partili. Hem de genetik AK Partili. Ha. Evet. Genetik. Babası da yani aynı görüşte olan bir insanın olduğu yerde bu işte ama öbür tarafta ben sana söyleyeyim. Böyle bir şey de vardır. Murat benden daha iyi bilir. Estağfurullah. Korkar bazı insan içki içmekten. Çünkü gerçek yüzü ortaya çıkar. O zaman bir şey saklanacak bir şey kalmaz. Bazıları bilirim ben. Elini şakağına dayayıp böyle uykuya dalar. Bazıları çok agresif olur. Osmanlı içirmeyin bunları der. Söylemeyelim o lafı şimdi. İçirmeyin bunları. Çünkü adam gibi kan çıkar. Kavga eder herkes birbirine. Çünkü neden? Baskıdan dolayı üzerindeki o alkol baskıyı kaldırdığı zaman problem ortaya çıkar. Adam gibi sarayda içecek. Abi bunu, her zaman sarayda. Hem de kalitelisini yani. Sisam şarabı bilmem çok, değil mi? Midilli'den gelecek. Şu mevsimde şuradan gelecek. Adanın güneyindeki bağlar değil, kuzeyindeki bağlar, denizden belli bir seviyenin üzerindeki bağlardan efendim, toplanmış üzümlerden falan diye bu kadar kaliteye dönmüşler. Abi ideoloji haline getirdiler şeyi. Ya. Kanuni evet. Süleyman'ın Anadolu kanunnamelerinde şarap vergisi vardır. Tabii. Ama ihraç ediyoruz. İhraç ediyor. Ayrıca İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'a falan. Geliyor. Şarap iskelesi vardır şeyle. Evet, Karaköy ile Tophane arasındaki iskelelerin biri şarap iskelesidir, balık iskelesidir, evet. Sirke iskelesidir, bir de şarap iskelesidir. Evet. Yani bu bir ticari meta üstelik ama dinimiz bize böyle bir yasaklama koymuş. İnanan insanlar bunlar. Ama öteki insanları da suçlamamak lazım. Abi inanıp içen de çok var. Ne var canım? Allah Allah ya. Var. Yani var, içen illa inançsız mı? Yani içki methedilecek veya şey yapılacak bir iş değil ama içen içer. Şehir yaşantısında bu tür müdahaleler bu söylediğimiz sonuçları doğuruyor. Kamplaşıyor. Bir de bak Fatih bu kolaycı bir yol. Abi sen benim içkime karışırsan ben senin başörtüne karışırım. Ben senin başörtüne karışırsan sen benim içime karışırsın. Bırak abi istediğini evet. İstediğini yapsın. Kime? Şehir, kurallar dahilinde. Şehirde böyle kurallar dahilinde. Evet. Herkes istediğini şehirde böyle bir şey olmaz. Şehirde böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. İşte niye girdin diyorsan bütün bunları anlatmak için. Çünkü bunlar konuşulmuyordu. Dikkat et. Şimdi sen benimle rahatlıkla konuşuyorsun. Farklı bir insanla bu işi konuşsan kimi radikal olarak içki, öteki hayır ben külden karşıyım diyecek. Doğrusu şehirde, şehir yaşantısı içinde ülkemizin bugün çağdaş cumhuriyetin geldiği çizgide bütün bunları konuşup bu meseleleri taraf haline getirmekten kaçınacağız. Bu bir taraflık mesele değil. Hepimiz çalışmasıyla, ürettikleriyle ben onu söylüyorum. Eğer bir ülkedeki insanların entelektüel düzeyini, kültürel düzeyini, kişisel becerisini geliştirirsen farklılıklar o zaman kılık kıyafetle, içmekle, içmemekle değil... Kişisel üretimle ve ülkeye olan katkısıyla ölçülür hale getirir. Şimdi bir kolaycı yol, büyük bir tembellik salmış. Ben pek çok yerde söylüyorum, bazıları şaşkınlıkla bakıyor bana. Cumhuriyetin ilk yıllarının coşkusu gerek. Kesinlikle. Ben Atatürk'ün bir sözünü söylüyorum herkese, kendime ideal seçtiğim bir sözü. İdari maslahatçılar esaslı reform yapamazlar. Reforma ihtiyacımız var her dalda. Şehirde yaşamak için. Geçen gün Hacı Bekir'de oturuyoruz, bir şey konuşuyoruz. Bir hanımefendi telefonla konuşuyordu. Kalktım dışarı çıktım, asam bozuldu. Bağıra bağıra. 15 dakika. Konuşamadık. Ben senin özel hayatını dinlemek mecburiyetim. Telefonlar dinleniyor. Dinlenmeye lüzum yok ki. Herkes telefon... Demek ki heyecan verici bir özel hayatı yokmuş adam kadarıyla. Ya abuk sabuk bir şey 15 dakikalık da konuşma dinlenirdi. Yani. 2 dakikalık bir konuşma 15 dakika. İşte adabı yok. Ha, açık. Saçı, başı gayet güzel de bir makyajı var. Ama şehirli değil ya. Yani o görüntüyle şehirli olmuyor ki insan. Davranışları da... Sen abuk sıradanmış özel hayat. Evet. Sıradan abuk sabuk bir özel hayat. Bir kadın arkadaşıyla yapmış. Yoksa dinleyecek.
Neşeli bir özellik olsa dinlenirdi abi. Ya, 15 dakika kimse dinlenmedi. Ya. Karşı taraftan geldi. Doğru, 15 dakika dinlenmedi. Tek taraflı bir şey de anlaşılmaz. Yani şimdi bak. Abi bir reklam arası vereyim mi? Sonra veririm mi? Ayrıca kısa bir reklam arası Sinan Gelin'le devam edeceğiz ardından. Gençlerin hayatta en son istediğimiz şey bu programı bir siyasi program haline çevirmekti. Ancak Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk yayınımıza bağlanmak istediğini söyleyince cevap hakkım doğdu diye hemen alalım. İlgili konuyla cevap hakkı doğan konuyla ilgili sözlerini dinleyelim. Tabii o söyledikçe benim de cevap hakkım doğacaktır. Selami Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. Sayın Gelin ve Bahçeli'ye iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet buyurun efendim sizi dinliyoruz. Söz hakkım doğdu. Siyasi bir tartışma yapmayacağız. Onu bilmenizi istiyorum. Lütfen. Yalnız bir tek bilgi vereceğim. Sayın Gelin de bunu çok iyi bilir. İstanbul'da yani büyükşehir sınırları içerisinde plan yapma yetkisi bir tek Büyükşehir Belediyesi'nde ve meclisinde vardır. İlçe belediyelerinin herhangi bir yerde, herhangi bir ilçede bir yere 30 santim daha yüksek veya taban alanında bir metre daha büyük kurma, inşaat kurma hakkı yoktur. Bunların tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik planlarında en son belirlenir. İlçe belediyeleri uygulama planı yapar. Yani biz Büyükşehir'in vermiş olduğu hakları uygun mu değil mi? Yani otelle ilgili otel 12 kat. 12 katın yüksekliği Büyükşehir'de belirlenmiştir. Taban oturumu, gövde büyüklüğü, bütün ölçüleri Büyükşehir'de belirlenmiştir. Bizim görevimiz sadece ve sadece Büyükşehir'in vermiş olduğu ölçüler içerisinde bize proje verirler. Biz o projeyi onaylarız ve o projeye uygun olup olmadığını kontrol ederiz. İlçe belediyenin bunun dışında bir etkisi yoktur. Bir tek şey olabilir. Neden buna dava açılmadı denebilir. Bununla ilgili Mazas'ın davası var, devam ediyor. 10 aydır yürütmeye durma karar vermediği için o da durdurulamadı. Bir tek bu yönden bir sorun oluyor ama kent içerisinde plan yapma yetkisi Büyükşehir'e aittir. Dolayısıyla bundan dolayı ilk önce Büyükşehir'i sorgulamak gerekir. Selami Bey, ruhsat verme yetkisi kime ait? Bakınız, ruhsat bize ait. Mersi. Ruhsat farklı bir şey. Ruhsatı vermek zorundasınız. Birçok ilçe belediyesi vermiyor. Bir plan kesinleşmişse... Ay birçok ilçe belediyesi Büyükşehir'in onay verdiği projelere ruhsat vermiyor. Hayır, bakınız. Örnek sayarım bizim, ama. Şimdi bizim Büyükşehir Belediyesi'yle anlaşmış olduğumuz 100'e yakın dava var. Fakat 20'ye yakın yere ruhsat vermek zorunda kaldık. Dava açtığımız halde. Bakın en basit örneği size meteoroloji arsası. Meteoroloji arsası taş yapıya ihale edildi. Bizim tarafımızdan dava açıldı. Ve 10 ay sonra mahkeme yürütmeye durma kararı verdi. Ancak... Bir dakika. Selami Bey özür dilerim. Evet. Lafınızla ilgili. Sizin açtığınız dava bu meteoroloji arsasıyla ilgili eski plana yönelik, son yapılan plana yönelik değil. Hayır. Bakın Fatih Bey nasıl? Yanlış. Efendim bunu ben söylemiyorum. Bunu CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi söylüyor. Yani siz eski plana dava açmışsınız. Son plana değil. Benim kadar iyi bilen birisi yok. İzin verirse ben size hemen anlatayım. Çok kısa ben. İki kelimeyle. Eski plana da yeni plana da dava açmış durumdayız biz. Yani biz ilk plana göre ruhsat verildi oraya. Mahkeme yürütmeye durma kararı vermediği için. Daha sonra 10 ay sonra mahkeme yürütmeye durma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı üzerine inşaat durdu. Bu bir bilirkişi raporu almıştı, onun üzerineydi. İkinci bilirkişi raporu müteahhidin lehine ve maliyenin lehine geldiği için bu kez mahkeme o bilirkişi raporuna göre bizim davamızı reddetti. Reddince mühür söküldü. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci bir plan yapıldı. İkinci planda itiraz ettik, dava açtık. Fakat Büyükşehir Belediyesi o planı Maliye Bakanlığı geri çekti. Birinci plan da davayı kazanınca. Şu anda Danıştay'da. Danıştay eğer bu davayı tekrar geri çevirirse o zaman inşaat orada yerde duracak, mahkeme sonucunu bekleyecek. Hayır, Danıştay bizim davamızı reddederse inşaat devam edecek. Bizim her iki planda itirazımız ve davamız var. Şimdi Selami Bey bakın beni çok ikna edemiyorsunuz. Neden? Çünkü siz taş yapıya bu izinleri vermeden önce uzun süre oyalayabilirdiniz. Yani şak diye vermek zorunda değildiniz. En az bunun belli bir süreci vardı. Bürokrasiyle uzatıp mahkeme sonucunu beklerdiniz. Siz pat diye izni veriyorsunuz, sonra dava açıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki o uzun sürecek. Yani çok samimi gelmiyor bana bu açıklamalarınız. Gerçek söylüyorum. Fatih Bey, sizin... Bakın biraz da siyaset yapmayacağım ama beni şimdi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman beni oraya çağırmalısınız.
aynı bu programda teke teke bana sormalısınız. Size belgeyle beraber anlatmalıyım ben bunu. Yani benim rakibim olan bir arkadaşım orada çıkarıyorsun 45 Peki dakika. Taş yapı, taş yapıya. Şimdi ben size söyleyeyim. Kimi çıkaracağımı size soracak değilim Sinan Bey. Sinan Bey bu programa katıldığı için aday gösterildi. Bir dakika. Sizden daha CHP'lidir CHP'li olmaksa eğer mesele. 10 ay ben ruhsat vermedim. 10 ayın sonunda dava açıldı bana. İhtarname çekti. Onun üzerine ben ruhsat vermişim. Peki Sinan Bey size başka bir sual arz etmek istiyorum o zaman. Kız kardeşinizin belediye işleri hiç alakası olmuş mudur? Nasıl? Kız kardeşinizin belediye işleri hiç alakası olmuş mudur? Benim ne kız kardeşimin, ne kardeşlerimin, ne onun, ne bunun. Belediyede tek bir aykırı işlemi olamaz. Tek bir aykırı... Aykırı diye sormadım. İşlemleri olmuş mudur diye sordum. Benim kardeşim mimar. Elbette ki belediyeye proje sunacak. Başkanlığın projesini çizecek. Mimari bürosu var. Elbette. Peki mesela sizin döneminizde kız kardeşiniz belediyeye kaç proje sunmuş olabilir tahminen? Bileyim ben. Kardeşim onu ben... İnanın sayısını bilen 1 mi, 3 mü, 5 mi, 10 mu onu bilemem ki. Bayağı çalışkan bir mimar anladığım kadarıyla kız kardeşiniz. Nasıl? Bayağı iyi iş yapan bir mimar kız kardeşiniz anladım. Çağırırsınız orada hepsinin cevabını tek tek veririm. Bu şekilde bizi yargılama hakkınız yok. Etik değil. Anlamadım. Yani bizi bu şekilde, bakınız buradan, bu şekilde yargılama hakkınız yok. Beyefendi siz bağlandınız. Ben hiçbir şey demedim sizinle ilgili. Sadece Mola'daki binanın çirkinliğinden söz ettim. Programda tek tek Fatih Bey sizle konuşurum. Veremeyecek hiçbir hesabımız olmadığına inanıyorum. Sizin de bunları dinlediğiniz zaman bize hak vereceksiniz. Bekleriz bir gün, dinleriz. Seçimlerden sonra... Ben de çok mutluyum çünkü sizin programınızı izliyorum. Çok da beğeniyorum. Seçimlerden sonra bekliyoruz. Bizi sorgulamanız da gerekir. Hiç çekinmeden her hesabı sormanız gerekir. Tamam Selim Bey. Seçimlerden sonra bekliyoruz sizi. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Neyse. Evet, yani gerçekten geri dönüşmeden sonra da böyle, kurtardık. Tabii, böyle bir şey olmasa istemem. Yani bu konuda benim düşüncem var. Doğrudur. 1/5 büyük şehir hazırlar. Ama bundan sonra 1/1000 uygulama imar planını ilgili ilçe belediyesi hazırlar. Demin sizin söylediğiniz gibi, senin söylediğin gibi ruhsat verme meselesi. Bana dava açılır belediyeye karşı vermiyorsun diye. Bu davayı ben açacağım, o açsın bana karşı. Gerçekten sivil toplum hareketleri çok kudretlidir. Demin söylüyordum, yarım kaldı. Ben belediyeleri birer büyük sivil toplum örgütü olarak görüyorum. 550 bin nüfusu olan bir sivil toplum örgütü ve bir örnek var. Göztepe Parkı'nda cami yapılma meselesi. Bir grup insan Göztepe Camii'nde parkında cami yapalım diye yola çıktı. Bir sivil toplum hareketi gelişti. Belediye de buna katkıda bulundu ve bu işten geri adım atılmak mecburiyetine kalındı. Evet. Vazgeçildi bu işten. Eğer bütün bu meselelere, meteorolojide olsun, konur otoride olsun, başka yapılara da siz belediye olarak çok büyük bir baskı görebilirsiniz. Direnç göstermek istiyorsanız 550 bin kişinin desteğini alarak böyle bir Kadıköy'de biz böyle bir şey istemiyoruz diye hareketlere geçirebilirsiniz ve kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Yani liderlik budur. Yoksa işte benim şöyle bir sıkıntım var, böyle bir sıkıntım var, şuyum var, buyum var. Ben bu işi yapmak mecburiyetinde kaldım. O zaman hepimizin yapmak mecburiyetinde kaldığı yani ama hayatta yapmadığı pek çok iş var. Moda'da veya meteorolojide bir sivil toplum hareketine mi sorulması lazımdı? Bir sivil toplum hareketi gerçekleştirebilir. Bak Haydarpaşa için büyük direnç var mesela Haydarpaşa için değil mi? Evet. Mimarlar Odası'nın direnci var, sivil toplum hareketlerinin direnci var. Bunu biraz organize edelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz Haydarpaşa projesi için? Ya Haydarpaşa için bir düzenleme, bir sağlıklaştırma, sıhhileştirme, bir yapılaşma yapılır mı? Şehrin ortasında o kadar. Bütün dünyada yani sen Garda Orlean'ı biliyorsun, bugün dünyanın en güzel müzelerinden bir tanesi. Yani başka şeyleri de Paris'te yaptılar, garları. Dünyanın her yerinde de var artık şehrin içinde. Mesela ben Valencia'ya gittim. Şehrin içinden nehir geçiyormuş. 10-15 sene tam hatırlamayacağım da. Şehrin dışına nehri transfer etmişler. Olanın içine Calatrava müthiş bir opera binası, bir IMAX, botanist bahçesi, bir bilim teknoloji müzesi yapıyor. Yani şehrin içinde alan kazanmak meselesinden ve biraz sonra geleceğim o yurt dışından büyük bir nüfus hareketi İstanbul'a doğru başlayacak sözüm. Ama ona biz bir hazırlık yapmak mecburiyiz. Biz kırsal ve kasabadan şehre göçenler için bir hazırlık yapmadığımız için bu hareketlere karşı bir aklı başında yönetici çıkıp da liderlik yapmadığı için o insanlar güç şartlarla kazandığı paralarla abuk sabuk binalar yaptılar. Bugün o binalardan korkuyorlar. O binaların içinde yaşamak istemiyorlar. O gölgeler tamamen bir downtown görünümünde.
ne yolu var, ne doğru dürüst bir parkı var. Yani bir bakıyorum o üç mahalle, Fikirtepe, Eğitim, Dumlupınar mahalleleri. Ya bir metrekare yeşil alan yok. Herkes de istiyor. Çocuklar istiyor. Gençler spor alanı istiyor. Şimdi nedir? Zamanında buna karşı kim mi? Herkes. Görmezden gelerek bir işi o tarafa kör kalarak halledeceğini zannetti. Ne zamanki meseleler büyüyüp bu problem içinden çıkılmaz hale geldi. Sen bilirsin. Nizamül Mülk 1000 sene önce siyasetnamesinde söyler. Machiavel, prens yahut hükümdarında ne der? Der ki yöneticilik, yönetici olarak bir topluma liderlik yapacak insan, hastalıklar büyüyüp herkesin göreceği hale gelmeden görmesi, teşhis etmesi ve tedavi yöntemlerini topluma anlatmasıdır. Yöneticilik budur. Uzun bir dönemdir. Biz bazı şeyleri görmezden gelerek, o tarafa kör kalarak o problemin halledeceğini zannedik, halle olmuyor. Büyüyerek hepimizi rahatsız eden boyutlara çıkıyor. Gerçekte Kadıköy bu tür bir sivil altyapıya da sahip. Çok STK'sı var, işte vakfı var, dayanışma dernekleri var. Bütün bunları belediye bir şekilde organize ederse Kadıköy halkının istemediğini Kadıköy'de yapmak mümkün olmaz. Çünkü Kadıköy'den yalnız oranın Kadıköy Belediye Başkanı oy istemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da oy istiyor. Milletvekilleri seçimle merkezi hükümet de oy istiyor. Yani 550 bin kişinin çoğunluğunun bütün İstanbul'u ve Türkiye'yi ayağa kaldırdığı bir meselede kim diretebilir bu işte? Nasıl hallolur bundan sonra? Kamu kaynaklarından halkın ödediği vergilerle bu iş hallolmaz. Benim inanışlarıma da aykırıdır. Kadıköy'de bir sivil toplum hareketi gerçekleştirilir. Oturulur, mal sahibiyle pazarlık edilir. Arkadaş, bu işin maliyeti nedir? Sen bu işi bize kaça satarsın? Bir bedel tespit edilir. Bankalarda da bir fon oluşturulur. Bir hesap açılır. Denilir ki Kadıköylü, bundan evvel yapılmış bu mesele problem halinde, herkes buraya bir bağışta bulunsun, bu parayı 3 ay içinde, 6 ay içinde topluyorsak öderiz mal sahibine, Kadıköy Belediyesi adına satın alırız bu arsayı, kaldırırız binayı, yıkım parasını belediye öder, burayı park yaparız. Varsa Kadıköylü ben varım. Artık ama devletin kaynaklarını, devletin insanlara vergi olarak aldığını, onunla yapacağı faaliyetlerinden kesip oranın kamulaştırma gidesinip onun yapılmasına benim gönlüm ve inancım kabul edilir bir davranış değildir. Yani Modalılardan veya Kadıköy'den para toplayıp, bütün Kadıköy'den para toplayıp Modadaki evet, o binayı satın Kadıköy, alıp yıkarız. Evet. Ve bir daha da kimse bu işe cesaret etmez. Der ki bak Kadıköy'ün bak, böyle bir yapısı sana, var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu işler olmaz. Niye olmaz? Atıyorum bir araziniz var. Belediye geliyorsa diyor ki buraya ruhsat vereceğim, imar vereceğim. Siz bana terk yapın diyor. Evet. Siz de yeşil alan olmak kaydıyla terk ediyorsun. Genişçe bir araziyi terk ediyorsunuz. Aradan 3 sene, 5 sene, 10 sene geçiyor. Belediye o yeşil alanı satamaz. Bak kanun suç olur mu? Satıyor. Suç. Yapıyor, biliyorum. Ama zaten öyle terk edilen alanlara, imar planına baktığın zaman bir rezalet. Burada 20 metrekare, orada 30 metrekare. Ya şunları topluca yapın da her zaman söylüyorum. Bir park yapılsın. Yani hiç olmazsa o bölge için bir sağlık ocağı yaparsın, bir şey yaparsın. Hayır. Bir kere orada. Yani bak. Ben buraya gerçekleri söylemek için bu işe kabul ettim. Bütün bunları biz dost sohbetlerinde, aramızdaki konuşmalarda, aile sohbetlerinde konuşuyorduk. Şimdi ben bunları toplum önünde söyleme imkanına sahip oldum. 3 aydır da söylüyorum. İnanılmaz sayıda dernekten, sivil toplum kuruluşundan, muhtarlıklarla bütün bu meseleleri konuşuyoruz. Bugüne kadar yapılmış işlerde artık o yöntemleri bir arada vardı, hala da devam ediyor bazı yer. Bu kaldırım yapma yöntemlerinden, bu imar meselelerinden ben bunun için bir sözüm var Kadıköylülere. Diyorum ki bundan sonra başkanlığım döneminde belediyeye yapılacak her türlü imar tadilatı müracaatı belediye başkanlığı bürokrasi tarafından incelenir, başkana gelir, başkan meclise sevk etmeden evvel bir ay ilgili muhtarlıkta ayrı bir yerde gözle görülür, böyle arkalara sıkıştırılmıştı, diyor mahallenizde şöyle bir imar planı tadilatı talebi vardır, şu gerekçelerle yapılmıştır, eğer sizin bu konuda söyleyeceğiniz söz varsa, eleştiriniz, dileğiniz varsa meclise evrakın, imar planı tadilatının sevk edilmesiyle beraber mahalleden de gelen şikayetler veya dilekler bunlardır. Aykırı görüşler veya olumlu görüşler bunlarla birlikte değerli. Burada tabii senin demin söylediğin bir meseleye geliyor. Onu sevgili Burhan Karacam dedi ki böyle bir şey yaparsan sonra da başımızı kaldıramayız. Herkes çünkü orada itiraz edip sonra biz bir şeyler alalım da bu işten vazgeçelim diye. Oraya da çok ciddi
belediyenin dışından hukuki, üniversiteden talep edilebilir. İşte 6 ay süreyle biz döner sermayeden bize bir insan görevlendirdin bilir kişi olarak. Onu da o şikayet ve eleştirileri de inceleyecek ve doğruluğundan emin olacak, gerçekliğinden emin olacak bir şey kurmak lazım. Bir filtre mekanizması kurmak lazım. Çünkü önüne gelen bizde şikayet etmek ve olumsuz bir şeye katkıda bulunmak için birbirinin çiğneyerek geçiyor. Ama yapılmayacak bir iş değil. Belki Türkiye'de yeni bir yol, ben de bir mimar olarak senelerdir mimarlar arasında ben de şikayet ederim. Ona bir filtre ve bir kendi kendini denetleyecek de bir mekanizma oluşturulabilir. Ne güzel. Sayenizde bunları da söyleme imkanına sahip olduk. Abi enteresan bir şey şimdi. Bu doğru mu değil mi bilmiyorum. Bir mail geldi. Salı akşamı saat 19'da Erenköy Zihni Paşa Okulu önünde çekyat ve yatak dağıtıldı. Alanlara da Kur'an'a el bastırıldı. AK Parti'ye oy vermek üzere yemin ettirildi. Sinan Bey böyle bir olaya ne diyor? Hiç ben kendisine böyle bir oy ne duydum? Ama vermeyeceğiz. Şimdi senin adı... Nasıl ne diyorlar? Kendisine oy verecektik ama artık vermeyeceğiz. Yani doğru, herkes doğru. Kendi şimdi adı da var vatandaşın burada. Ben bir takip edeyim. Ben de yeni duydum onu. Yani şimdi senle duydum. Ben size, Erenköy Camii önünden. Evet, Erenköy Zihni Paşa Okulu önünde. Erenköy Zihni Paşa Okulu önünde çekyat dağıtılmış. İlgili kişinin adı da var burada. Söyleyeyim isterseniz size program çıkışında ve birazdan söylerim reklam arasında. Önünde Salı akşamı 19. Evet, Salı akşamı 19'da çekyat dağıtılmış. Çekyat. Erenköy'ün bu bölgesinde çekyata oy verecek adam olup olmadığından emin değilim. Allah Allah. Şimdi Selam Bey'le ilgili ilginç bilgiler geliyor. Hüseyin Sağ'dan geliyor. Hüseyin Sağ, bir CHP'li meclis üyesi. Fatih Bey lütfen bağlar mısınız? Selam Bey'i açıklayacağım. Mimar Odası'na belge verdi, ruhsat vermeyeceğim diye. Mimar Odası'nın da Moda Oteli'nin itirazını reddetti, onları da engelledi, herkese uyuttu diye yazmış Hüseyin Sağ CHP'li. Oraya, buraya doğru açılım yaparsak biz bu sohbetimizi bitiremeyiz. İnsanlara da ben şikayet ve eleştireceğim. Çok yerde söyledim. Peki yine çok tartışılan bir şey var. Hemen bu konuyu kapatalım da geçelim Selam Öztürk konusunu. Moda iskelesi. Yanlış şimdi ben Kadir Topbaş'la ne zaman konuşsam diyorum ki ya bakın bazı yerleri içkisiz yapıyorsunuz belediyeye ait. Diyorum ki tamam Türkiye diyor ki işte içki içmeyen insanlar da var onun. Tamam bazılarını içkisiz yapın. Ama bir iki tanesinde en azından semtine göre, doğru, bölgenin meşrebine göre içki yapın. Şimdi moda iskelesi Beltur işletiyor ve içkisiz. Kardeşim ne olur birinde içki versen. Tamam. Yani sen içki içmeyenlerin belediyesisin de içki içenlerin belediyesi değil misin? Mesela doğru. Moda iskelesi ne olur siz gelirseniz? Şimdi söyleyeyim. Bununla ilgili bir benim şey konuştunuz mu? Benim öğrendim. Ben de senin gibi merak ettim. Ne olur? Ne abuk sabuk iş bu. Yani çünkü moda iskelesinde orada koçosu var, bir sürü lokantası var, moda kulübü moda var yani. Yap karşısında. Kurtarılmış bölge mi moda iskelesi? Şimdi moda iskelesi şehir hatları döneminde kiralanıyor. Evet. Kiracı kirasını ödemiyor. Sonra İstanbul Deniz Otobüslerine devredilince şehir hatları vapuru deniz otobüsleri de kirayı talebinde bulunuyor. O ödenmiyor kira ve kiracı mahkeme kararıyla tahliye ediliyor. Mahkeme kararıyla tahliye edilince kiracı 3 yıl müddetle aynı yeri kiraya veremezsin. Kendi ihtiyaçlarım için terk etti. Bu defa senin söylediğin gibi Beltur'a işletmesini veriyorlar. Beltur işte 94-95 bu köşkler Turing Kulübü'nün elinden belediye intikal edince kuruluyor bu müessese. Bence doğru değil yani. Belediyenin Beltur böyle yiyecek içecek işletmeleri yapması ama o büyükşehir belediyesinin veya o sırada bu işi yapan insanlarımızın düşünceleri benim de yetki alanım değil. Şimdi Beltur'u Sayın Başbakan kurduğu için belediye başkanlığı döneminde o zaman bir karar alınmışlar. Beltur içki satmayacak diye. Ama şimdi Beltur'un yanında söylediğin gibi bu kadar genişleyince ve her tarafı uzanınca içki satan da bazı lokantalarda, bazı işletmelerde kurma. Beltur bu işi yapmak istemiyorsa o zaman bu işlere bu problemli, daha doğrusu mayınlı sahaya girmemesi lazım. Akıllı bir yöneticinin. Böyle bir şeye girdiyse de o zaman Beltur'un içinde içki satacak. Ama zannediyorum ki bunu kimse, efendim sizin zamanınızda böyle bir şey başladı ama şimdi bu çok genişledi, büyüdü. Bunun yanında bir şey daha yapalım dese o da diyecek ki niye yapmadınız? Ya yapın her şeyi ben mi karar vereceğim diyecek. Böyle bir şey var. Ben Kadıköy Belediyesi'ne başkan olursam büyükşehirden devret bana diyeceğim. Devlet bana bir müsteşar bulur. Ya kirayı veririz ya sanat galerisi yaparız. Çünkü bir de gerginleşmiş bir konu yani. Evet. Geri adım attım, ileri adım attım diye bir şey. Bence bunun daha farklı, hatta bence doğrusu da modanın iskele olarak kullanılmasıdır. Modanın iskele olarak yapılmış. Çünkü orada deniz ulaşımı yapmak da rahattır. Orada bir otopark
yapmayı düşünüyoruz. Söyleyeceğim şimdi 1500-1600 arabalık bir otopark yeri. Yeraltı koyduk. Yeraltı otoparkı, üstü de park. Eğer o da yapılırsa o moda iskelesi etkili bir şekilde kullanılabilir ve bu problemi çözmek doğru. Kimseyi rahatı, biz bir taraftan diyoruz ki kimsenin yaşam alanına müdahale etmeyeceğiz. Kimseyi korkutmayacağız. Rahatsız etmeyeceğiz. Öbür taraftan işte böyle yani hani kör kör parmağım gözüne gibi gelip böyle bir şey yaptı. Orada bir platform var zaten, moda platformu. Yani onu bir şekilde halletmek lazım. Fazla parmaklarsa hallolmayacak hale gelecek. O yüzden de vallahi tuhaf yani. Çözülür. Rejim meselesi içkiyle tartışılıyor bu memlekette. Başka şeyle tartışılacak gücü, çalışkanlığı veya peki abi şimdi yine ben kendim sorayım. Yani senin muhakkak projene var ama ben Kadıköy'e zaman zaman, Kadıköy'lü değilim, İstanbul'un karşı tarafıyla da pek bir alakam yok normal şartlarda ama gitmiyorum. Çünkü rağbet merkezi değil, gitmiyorsun. Bir işim yok yani. Hani orada yaşayan eş dost akraba da kalmadı. Büyük, aile büyükleri vardı. Pek çoğu da hakkı rahmetine kavuştular. Pek gittiğimizde yok Kadıköy tarafına ama gittiğim zaman beni çok rahatsız eden bir şey var. Bu iskelenin olduğu yer var ya, biliyorsun bir meydan var. Meydan. Sözde bir meydan. Ben hayatımda daha çirkin bir meydan görmedim. Otobüsü orada, minibüsü orada, teneke yığını bir takım barakamsı şeyler orada. Kaç kere değişti kötü ya kötü o meydan. Dükkanımsı bir takım yerler, her kötü taraf. Çirkin ağaçlar, parka benzemeyen parklar. Yani bir rezalet. Orada bir eski hal binası var, şimdi konservatuvar. Onun dış görüntüsü... Bir ara itfaiyeydi. Bir ara itfaiyeydi. Şey, şimdi Haldun Taner sahnesi. Şimdi sahne galiba. Yani o kadar gitmiyorum ki konuları bile unutmuşum orada ne olduğunu. Kötü, dışarıdan baktığı zaman son derece kötü görünen bir bina. O altı yol tarafına gidiyorsun. Benim çocukluğumdaki yerler aynen duruyor. Köhnemiş, yüzü gözü bitmiş. Bir tabela kirliliği. Yani felaket bir yer. Ne olur orası? Adam olur ya mu orası? Son 20 olur. Senede kaç kere değişti o meydan? Meydan pek değişmedi. Yani. Meydan çok fazla değişmedi. Hayır şeyleri aldı. Akışı değişti. Durak oraya geldi. Durak oraya akışı değişti. Yani bir kere Kadıköy'ün o vapur iskelesinden dolayı iki vapur iskelesi. Bir Beşiktaş'tan gelen var, bir Köprü'den evet. Geleni var. Bütün arkaya da Ümraniye'nin belirli bir ömrüne Çekmeköy'e, Maltepe'ye, Kartal'a, Pendik'e, Tuzlu'ya kadar bir transfer merkezini evet. Görmüş. Ben de geçen gün o otelin üstünden bakınca böyle kötü bir kasaba otogarı aynen, gibi bir görüntü aynen, kasaba var. Otogarı, tam, ben şimdi sen çocukluğundan bir an ben Haydarpaşalıyım. Oradan sinemaya gitmek için işte yürürüz, aşağı ineriz. Bazı zaman öyle ki lodos olduğu zaman o sokağın içine kadar dalgalar gelir. Kıyırdan ama mis gibi de deniz kokardı böyle evet. Bir şey kokusu, öyle. Yosun kokusuyla karışık. İyot kokusu gelirdi. Tabii yok bütün onlar. Doğru. Çünkü kullanıcı bunu istiyor. Sen yönetici olarak o kullanıcının taleplerini bir şekilde abi, dengelemek mecburi. Kullanıcı tersini bilmiyor ki. Yani bilmiyor. İşte orada cehaletten geliyor. Bilmiyor adam yani. Cehaletten geliyor. Orada alışmış öyle evet. Biliyor. Bir de şu var. Bizim o kaldırımlarımız, yollarımız o kadar kötü ki çöp kutusu, elektrik direği, bilmem ne, reklam panosu, telekomun şeyi. Önüne bakmaktan bir yere çarpmayayım, takılıp düşmeyeyim diye etrafına bakamadığın için kimse de orada yürüyen farkında değil o işi. Ancak yukarı böyle sakin bir yere çıkıp bakınca bu ne diyorsun ya? Bu ne ya? Ya bu yakışıyor mu? Şimdi Kadıköy tüm söylentilerle İstanbul'un en yaşanacak yeri, bilmem en batıya açık kapısı, değil mi? Yani işte çağdaş bir yaşam, çağdaş. O kafaların içinde o çağdaş yaşam meselesi. Yaşadıkları alan hiç çağdaş değil. Ayıp bir alan. Ayıp bir alan. Ama neden? Bu ekonomik açıdan belirli bir seviyenin üstündeki insanlar o meydanı fazlalıklı kullanmıyor. Evet. Arabalarıyla E5'ten veyahut da şeyin üstünden işte Fenerbahçe Stadı'nın yanından Boğaz Köprüsü'ne gelip gidiyorlar. Kendilerini ilgilendirmediği bir alan. Hayır böyle bir şey olmaz. O alan Sarıyerli'yi de ilgilendirmeli eğer bu şehirde yaşıyorsak. Gazi Osman Paşa'yı da ilgilendirmeli. Tuzlu'yu, Pendik'i de ilgilendirmeli. Kadıköy'ü hayli hayli ilgilendirmeli. Abi ben Eyüp'te oturuyorum beni ilgilendiriyor şahsen. Herkesi ilgilendirir bir şehrin her tarafı. Şimdi sen gitmiyorum diyorsun. Niye gitmiyorsun? Orada orada ciddi bir gurme lokantalar olsa birkaç tane gitmez misin? Giderim. Bir konser salonu olsa gitmez misin? Giderim. Bir tasarım sokağı olsa. Sinan abi. Gitmez misin? Vapurda geçtiğim vakit mesela ben kullanmıyorum iskeleyi. Karadan gidiyorum. Nereye gideceksin orada? Çünkü iskele meydanında trafik. Diyelim ki efendim Bostancı'ya gideceğim. Veyahut çift havuzluğa da bir yere gideceğim. Kadıköy meydanına vapurdan indiğim vakit kayboluyorsun. Tabii. Taksiye biniyorsun.
taksiye sen taksiye biniyorsun, farkında taksi değilsin. O da mühürdenin arasından çıkıyor, şifadan iniyor filan, sokaklardan. Tabii, çünkü altı yoldan çıkmış. Yukarı yok veya dönüyor Acıbadem'in içinde. Şimdi gerçekten bu ulaşım çözümünü de yapanlar da tabii şehri bilmiyorlar. Yani ulaşıma karar verenler şehri o kadar tanıyan, o bölgede yaşamış insanlar değiller. Bütün bu işlerde ben yaptım oldu felsefesiyle yapılıyor. Gerçekten bir ciddi bir araştırma sonucu değil. Yetişemiyorsun. Çünkü öyle bir hızla bir değişim ve gelişim var ki. Gerçi bir şey söyleyeyim. Bu Kadıköy'de Bağ Caddesi etrafındaki o sokaklardaki tek yön uygulaması çok başarılı bir uygulama. Başarılı ama çok başarılı. Sokakların hepsi felç olmuş sokaklar durumda. Sokaklar özellikle. Sokakların hepsi felç olmuş durumda. Yani bir şehrin, bir insan bünyesini düşün. Ana arterlerin şöyle böyle çalışıyor, o da çalışmıyor. Ama bütün kılcal damarların bloke olmuş. Kangren olur, o kolu kesersin. Kangren olmuş vaziyette orası. Orada o kadar bina yapılıyor. O bina yapılırken çünkü 2 kat, 3 kat, 4 kat otopark yap. Ben bir şey düşünüyorum tabii, ne kadar bunun geçerli olacağını, kanunen ne kadar mümkün olduğunu bilmiyorum ama kendi parsel bünyesinde yerin altına otopark yapan her türlü binaya 5 yıl süreyle vergi muafiyeti tanıyacaksın. Emlak vergisi almayacaksın. Teşvik etmek amacıyla. Bunları alacaksın yer altına. Ama nedendir bu? Onlar zaten otopark yapmak kanuni gereklilik. Belediyeler bir, sen daha iyi biliyorsun abi. Gereklilikdir ama yönetmelikteki şartlarla sen otopark yapsan da o ihtiyacı karşılamıyor. Bir daire için bir otopark. Bir dairede 4 otopark var. 4 araba var. Herkesin ekonomisi artmış, Türkiye zenginleşiyor ve otomobil bir özgürlük. Otomobili görmezden gelerek bu işi halletmek mümkün değil. Senelerdir görmezden geliyorsun. Toplu taşıda amacı kullan. Bir hata daha yapıyoruz. Yani bütün belediyeler, İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, bunlar da otomobil belediyesi oldu abi. Yani bütün belediyelerin derdi otomobillere yol açmak. Yani insanın yaşayacağı yeri düşünmüyor insan. Değil. Yani gezecek sokak falan bırakmıyor. Evet. Her taraf ayrıca şöyle. E5, ben Kadir Başkan'a 40 kere falan söyledim. E5 olduğu bir teneke mezarlığı. Çünkü geniş bir yol, orada bir tenekeyle bir yolu kesmiş. Ben artık E5'te gideceğim yere gidemiyorum. Eskiden giderdik, ne bileyim bir yere sapacaksınız. Geliyorum, aa sapak, meğersem 200 metre önceden bir yerden girmek lazımmış falan. Rezalet bir şey yani. Otomobil kenti, belediyelerde otobelediye. Onlara otomobillere hizmet ediyor. Ona da tam hizmet etmiyor ama o da bir akılla yapılmış değil. Çünkü bak bir de şöyle bir tehlike getiriyor. Tabii sen kullanıcı olarak seviyorsun. Bu mahalleleri çok kesin sınırlarla birbirlerinden geçilmez. Aralarında böyle neredeyse devlet sınırı gibi sınırlar çizen. Ankara öyle parçalanmış durumda. Evet. E5'in altı üstü de öyle parçalandı. Çünkü Kadıköy'ün bir bölümü E5'in üstündeydi ama arada öyle bir tane büyük ve geniş giderek de yan yollarıyla, man yollarıyla iki mahalleyi, iki bölgeyi, iki semti birbirinden ayıran arterler oluştu ki. Şimdi hep bu işleri yarım yamalak arkasından takip ederek yapıyoruz. Bu işler imar planıyla yapılır halden çıktı. Çünkü imar planı adı üstünde boş arazide yapılacak planlardır. Bunlar sağlıklaştırma, sıhhileştirme planları ve bazı gerçekleri de ideolojilerimizden kurtulup görmek mecburiyetindeyiz. Neden bu halde? Çünkü şehirli insan sayımız ne kadarsa şehrimizde o görüntüde. Kimse İstanbul'a sahip değil. Hmm. Sen bugün yorgunsun, dün akşam sabaha kadar ben gidersen. Bilmiyorum. Heyecanın azaldı bugün. Bence de Murat. Şehirli bu Gülce'ye saldırmıyor. Şehirli. Sana niye saldırıyor? Abana değil, hayır ortaya. Şehirli insan sayısını çözeltirsek tabii ama böyle açılmış yollardan sonra bu yolları kapatıp da şey almak mümkün değil yani şehrin içinde. Abi sen de şey diyorsun yani İstanbul yani Cumhuriyet kendi İstanbul'unu yaratıyor diye bir şeyim var. Söyledim ben geçen defa onu. 6. defa İstanbul yeniden yapılıyor ve Cumhuriyet'in, Cumhuriyet kültürünün peki şehri bu. Şehri böyleyse o kültür de mi böyle? Bir karmaşık kültür. Yani belki düşün, tabii bilmediğimiz bir şey yapmıyorum. 1450 işle İstanbul'u fethettikten sonra bak bir şey var o geçen gün aklıma geldi. Burada. İstanbul'un iskanı. Şunu söyleyeyim. 1453-1703. Evet. Ama şehrin dokusunu tabii o şekilde görsel görmek başka biliyorsun. Hepimiz sizinle geçen gün konuşurken çıktı. Galatasaray adası meselesi. 1875'te çekilmiş fotoğraflarda adamada yok. Adada yok. Halbuki Kalübela'dan beri o ada var gibi herkese ada geliyordu. Yok. Şimdi tabii bu yazma yazılı kaynaklarla ve bazı gravürlerle olan bir teşhisimiz. Acaba görsek 1450 ile o gerçekten İstanbul'un oluştuğu... İstanbul fotoğrafları senin kitaplarda da diğer albümlerde de bakıyoruz.
Tamam, İstanbul yabancıların gözünde son büyülü bir metoresk, büyülü. Ama fotoğraflara leş, bakarsan leş, içinde leş, yaşarsan ne sokak var, ne ağaç harap, var, ne bir şey var. Doğu şehri. Ekonomist de düştüğü için belki hayır, ilerledi. Bir de hep harap. Ama o sırada bütün Avrupa şehirleri öyle. Yalnız olur mu abi, Paris mi? Olur mu? Ya o tüy dikme hikayesi nereden geliyor? Gözünü seveyim. Ama abi 1850'den sonra toparlanıyor o. Evet. Baran, yani 1800'ler... Osman giriyor Sinan tabii. Abi, ondan evvel o. Sen Jermen hala öyledir yani. He? Bak geçenlerde bir albüm geçti elime. Sultan Reşat'ın Kılıç Alayı. 1909. Eyüp'ten geliyor şeye. Ve adım başı fotoğraf çekilmiş. Ya dökülüyor şehir. Tabii. Ama Murat öyle mi? Çok da şık binalar da o zaman yapılmaya evet, başlamış. Yani o zaman yapılan kasırlar bilmem neler. Yani bugün hala öyle bina. Lale Devri'nde böyle bir yatı. Lale Devri'nde var. Sonra 1850'lerde o köşklerle kasırlar. O her zaman için var biliyorsun. Nahılların geçmesi için bina düğünlerde binaların çıkmalarını yıkıyorlar. Diyorlar ki yapmayın fermanla. Bak Fatih bir şey var. Bununla tam. Ama İstanbul hiç öyle mamur, abat bir şehir değildir. Zaman zaman, hayır. Batılı kaynaklarda, doğulu kaynaklarda zaman zaman muhteşem diye bahsediyorlar. Manzara belki abi. Evet. Yani... Değil. Dışarıdaki görüntü hiç. Ama mesela Buzpek zannederim. Şeyden gelirken Edirne'den İstanbul'a kadar diyor ki yani çiçek bahçeleri içinde ve düzenli yollardan geçtik. 1850-60 Kanuni döneminde ve diyor ki yani hiçbir batı şehri bu kadar. Moltke de çok güzel şehir. Ama o zaman zengin olsun. Tabii ekonomiyle ilgili. Bak bir şey söyleyeyim arkadaş. Fatih döneminde Dursun Bey tarihinde diyor. Fatih döneminde işte 1454 filan bir ferman yayınlıyorlar. Diyorlar ki işte şehir boş, bir sürü boş yapı var, harap oluyor, yeni nüfus transferi yapıyorlar. Çarşambalılar, Kefeliler, işte Karamanlılar, Aksaraylılar filan Anadolu'dan çeşitli yerler, adalardan nüfus transfer ediyorlar. Diyorlar ki herkesin tuttuğu mülk kendinindir. Sola Kadafi yaptı onu. 6 ay sonra bir ferman daha yayınlıyorlar. Diyorlar ki herkesin tuttuğu mülk kendinden murat. Bu mülklerin bakılıp içinde yaşanılır hale gelmesi, yıkılmasına mani olur. Ama görülen odur ki herkes baktığından ve oturduğundan fazla mülk tutmuştur. Ayasofya tahrir defterine onları kayıt alıyoruz. Herkes diyor ki hangisine karar verdiyse onda kalsın. Aynı hikayeyi görüyoruz. Aynı film. Herkesin tuttuğu mülk kendinindir. Değerli izleyiciler, bir reklam arası verelim. Program biraz sıvaradan çıkma noktasına doğru kaç, ilerliyor. 600 sene. Bir kısa ara sonra beraberiz. Evet. Herkesin tuttuğunda kalmıştık. Herkesin tuttuğu mülkte kalmıştık. Herkesin tuttuğu mülkte kalmıştık. Oradan devam edelim. Yani değişen bir şey yok 600'dür. Bugün 600 senedir hala aynı, herkes... Aynı hikaye. Ya şimdi biz İstanbul'da talan bilmem ne hep konuşuyoruz ya, arazi şeyi şu bu. Rantı filan. Bir ara şeylere baktım ben. Bu şeriye sicillerine. Deprem şeyine merak salmıştım. Eski yani şeriye sicil demek eski mahkeme kayıtları. Tabii. Her türlü vukuatı kaydediyor evet, ayrıca. Şimdi 1166 depreminden sonra İstanbul'da bir büyük dava şeyi başlamış. Herkes birbirini dava ediyor. Evler hasar görmüş. Ama öyle komik dava konuları var ki. Şimdi abi şurası senin evin. Şöyle bir ev. Adamın biri gelmiş şunun üstüne şöyle bir ev daha koymuş buraya. İşte evin üstüne koymuş. Var ya hava hakkı denilen. Burada hava çok hakkı. Vardı. Ama tapu yok şimdi o zaman. Var. Belirli bir yere kadar tapu onun üstündeki hava hakkı. Hayır. Bildiğimiz anlamda tapu yok o zaman. Bir kayıt var ama. Kayıt var. Fakat üstünün hava hakkı bilinmiyor. Şimdi adam bu evi restore ediyor, tamir ediyor. Depremde yıkılan bunu yıkıyor. O onu mahkemeye veriyor. Benim evimi yıkıyor. Veyahut bu... Bunu tamir etmek için aşağıyı yıkıyor. Aşağıyı sağlamlaştırıyor veya şey yapıyor. Yıkıyor veyahut. O evsiz kaldı. Var problemler var. Yani var. Devamlı bir daha yeni son imar kanununda o hava hakları filan şey yapıldı. Yani 4 metreye kadar senin, 4 metreden sonrası başkasının hakkı. Bursa'daki hanlarda var. Veyahut yanındaki ya evin penceresini, pervazını şey söküyor, kendi evine koyuyor. Hayır, bir nevi bugünkü kat mülkiyeti kanunu gibi böyle bir örfi hukuktan da oluşan evet, ama bir iş. İstanbul'da hep bir rant kavgası var. Yani bu modadaki otel gibi öyle büyük, pahalı bir arazi değil. En ucuz mahallede bile kavga var. Yani çünkü İskan deniz kıyısında ulaşılan yerlerde. Yalnız şöyle bir şey de var bak şimdi. Ben bunu Boğaziçi Konstantiniyye'den İstanbul kitabında gördüm.
Özellikle Mecit ve Abdülaziz döneminde, Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde bu paşalara, sivil paşalara ve askeri paşalara Boğaz içinde büyük alanlar biliyorsun tahsis ediliyor. Bir de destek var çok. Veriliyor destek. Boğaz'da imar olsun diye destek. Hem imar olsun diye hem Boğaz'ın bugün gördüğümüz Abraham Paşa Korusu, Fethi Ahmet Paşa Korusu, Hüseyin Avni Paşa Korusu adlarıyla anılan konular. Evet. Ondan evvel mezarlıklarda bile böyle tek tük selviler gözüküyor. Evet, bomba, yani, çıplak var. Evet, yoktu İstanbul geçiriyor. Yani iskanı destek. Geçen defa toplantıda şehir hatları vapurlarının, şirket ayrıya vapurunun şeyini okudum ya size. Ne diyor? Boğaz içinde bina yapacak olanlara bila bedel malzemeleri taşınacaktır. 3 sene paso verilecektir. Kömür ihtiyaçları da şirket aynayarının Mavlanalı tarafından bila bedel karşılanacak diyor. İskan edilmesi isteniyor. Fatih döneminde peki de. Abi, bu yeşerme ne zaman başladı yeşillenmesi İstanbul'da? 19. yüzyılın 2. yarısından sonra. Yok. Yok. Çünkü Baltalık yani bütün vapur kayık iskelelerinin etrafında dağlar taşlar dizilmiş. Evet. Odunları görüyorsun gösterdim. Evet. Yani yaşadığımız şehri bilmiyoruz. Bütün başımıza gelen iş cehaletten. Bu cehaleti geçmediğimiz takdirde geleceğimizi de oluşturmamız mümkün değil. Geçmişi doğru dürüst bilmiyor. Ama yani İstanbul vaktiyle çok güzeldi. Şimdi Belbağdoğlu lafına ben pek katılmıyorum. Şu olabilir. Yaşayan yani İstanbul'un yeni sakinleri açısından bak İstanbul şundan berbat oldu. Şundan berbat abi, oldu. İstanbul hep harap. Hep peki, kötü. Tamam zenginlik ama kötü. Şu bak. İstanbul'da bu son dönem hariç hiç kimse dilinden, dininden, giyinişinden, ırkından dolayı herhangi bir şekilde şey yapılmıyor. Var bazı kısıtlamalar var ama herkes özgürce yaşıyor bir şekilde. İşte askere gitmediği için bir vergi alınıyor, ekstra vergi. Bazı mesleklere... Ama bütün dünyada var Muratçığım. Evet. Yalnız bizde yok ki o sırada hayır. Fransa'da. Musevilerin şeyin... nasıl gettolarda yaşadığını Almanya'da ya felaket gettolar ya. Veya ama... şeylerin Hugonotlar niye gidiyor Fransa'dan Almanya'ya yerleşiyorlar o Erlangen, Merlangen, Hugonot kasabası. Adamlar orada baskı. Baskı. Ağır baskı. Evet, hem de nasıl? Üstelik de onlar da o zaman yoktu. O zaman Osmanlı'daki durum çok çok daha üf. İnsan haklarına saygı. Tabii. Bugünkü kavramlarla. Yalnız, evet. Hayır İstanbul'un berbat olması falan dedikleri şehir zaten hep berbat. Yani bir ama ahşap şehirler böyle imar edilmiş şey değil. Sokak değildir. Yoktur. Şehir ahşaptır. Her yangında tabii şehrin yarısı yok olur. Her ama bütün şehir... dünya Fatih bütün dünya şehirleri o sırada öyle. Londra'da tabii. O 1500-1660 büyük yangından önceki Londra gravürlerini gördüğün zaman tüyleri diken diken olacak bir manzaralar. Herkes çünkü neden? Ahşap inşaat ucuz olduğu için her tarafta 3 aşağı 5 yukarı ahşap. Orada gördüğümüz Kagir Mahal yapılar hepsi çok aristokratların veya burjuvazinin yapıları yani. O zaman burjuvazi yok aristokratlar. Aristokratların yapıları. Gerisi yok. Bir şey yok. Yani İstanbul'un bozulan tarafı acaba şehrin binaları şusu busu mu insanları mı? İnsanları. Bence insanları. Bence evet. İnsanları. İnsanları, insanları ve düşünce yapısı, kültürü. Şehir, evet şehir zaten bozuk. Evet. Yani geniş kütlelerin yaşa, geniş alanlarda yaşa. Bir sürü batakhaneler var. Evet. Batakhane var. İçki içilen yerler. Adı çakıntı yeri. Boğaz'daki çakıntı yeri diye listeleri var. İşte Zeytin bu şeyde Sarıyer'de 3 tane Sarıyer'de pek yok da büyükleri de 5 tane Beykoz'da 3 tane. Meyhanelerin bile çeşitli var. Ayaklı meyhane diye bir şey var. Ayaklı meyhane çakıntı yerleri diye. Yani meyhane veya lokanta diye adı geçmiyor. Çakıntı evet. Yeri diye geçiyor. Ve devamlı da burada boza içiliyorlar. Gayri ahiraki işler var. Mühürlüğü mühün diye. Bu nerede olur? Çöküntü halindeki mahallede olur. Düzenli mahallede bu olur mu? Ya kanuni sonrası İstanbul'un şeyi bilirsin abi. En fazla skandalların çıktığı yer Eyüp'tür. Evet. Eyüp Sultan'ın Eyüp etrafı... Eyüp defterler filan o havalisi. Çünkü evet. Neden? Meyhaneye çevirmişler. Çünkü neden? Surun içinde yine de bir kontrol var. Girenler, çıkanlar evet. Kapılardan. Sur dışındaki alanlar gayet kötü. Bostancı'da niye Bostancı Köprüsü diyoruz? Orada Bostancı Ocağı var. Evet. Şehre girip çıkanı kontrol tabii ediyor. Ama arkalardan mesela Beykoz'un arkasındaki meyhaneler... Oradaki korularda karal kulak suyu, işte simkeş suyu. Galata'sı şeyi falan da. Galata yabancılar olduğu için orayı belirli. Ayak meyhanesi. Yalnız bak şimdi. Şey geçen gün yine bir şey yaparken, bu işlere girmeden önce zamanım varken. Bu iskanı da belirli oranda kontrol ediyorlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor ve bir sur içi İstanbul'u var. Bir de Galata iskanı var. Surlarla çevrili Galata iskanı biliyorsun. Evet. Yukarıdan da Galata Kulesi'nin olduğu yerden de bir hendek var ki işte büyük hendek. Büyük hendek falan, o 1850'lerde 60'larda dolduruluyor alan şey yapmak için oradan bir köprüyle geçiyorlar. Şimdi geliyor bunun Boğaz'a doğru olan kıyısına deniz şeyini büyümesin diye iskan
kendi başına büyümesin diye tophaneyi kuruyor. Bir askeri tesis. Tıkadı mı? Boğaza doğru kıyı boyunca kontrolsüz bir şekilde gelişmesini. Öbür tarafa da tersaneyi kuruyor mu bir askeri tesis? Deniz kıyısı boyunca kayıkla mayıkla yabancı gemiden transferleri kesiyor. Yalnız şeyden, surun içinden alabiliyor. Bu defa İskenderiye'ye doğru yürüyor. Orada da Beyazıt döneminde bu defa bazı yapılar başlıyor. Galatasaray, Acemi olan Mektebi, bir askeri garnizon. Orada dini yapılar, Galata Mevlevihanesi, Ok Meydanı, açıktan gelecekte Ok Meydanı dergahı, işte Ağa Camii, aşağıda Kalyoncu kulluğu vardır, Kalyoncu karakolu. Şimdi bu bir iskan politikası. Bu iskan politikasını sonra unutuyorlar. Unutuyorlar. Yani kendi kendine yayılmaya başlıyor bu defa iş. E Boğaz kıyıları boyunca ulaşım, yol yok. Bütün sahil boyuna ulaşım ancak kayıkla. Çünkü surun içinde, sen onu benden daha iyi bilirsin. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama 18. yüzyılın başı veya ortalarına doğru Edirne sarayda, divanda çalışan bir katip yaşlanıyor. Edirne kapı dokuyor, saraya bir dilekçe veriyor. Diyor ki bana bir at tahsis edilmesi. Ya at izni verilmesi, at binme izni. At, atı kendi alacak, kendi evet. Bakacak da ata binir diye bilmiyorum izin verecekler. Şey. Adama yasak vermiyorlar. Vermiyorlar izin. Diyorlar ki ahır kapıda ev tahsis edin. Çünkü at, bir at daha trafiğin yoğunluğunu attıracaktır. Yani, ahır kapıda ev tahsis edin. Biner veya çok üst düzey sadrazam şu sadrazam ama o protokolden değil. Nüfus şey yapmasın. Trafik atmasın. Trafik yani canı izi atılıp bilemiyor mu o zaman? Hayır. Hayır. Allah Allah. Yanmıştık yani o zaman. Fatih işte. Eski İstanbul yürürdü. Yürüyor. Çocukluğumuzda da yürüdü. Yürüdü. Evet biz çok yürüyoruz. Ama ben İstanbul'da yürümek de zor kardeşim yani. Avrupa'da yürüyorsa bu tepe in tepe işte çöp tepe. Evet yani. Ama yürüyor. Yürünüyordu. Yürüyor. Herhalde İstanbul o zaman zayıftı. Şimdi şişman oldular. Herhalde. Mesela yok, canım, o zaman olsa sen şimdi filinta gibiydin. Günde 20 kilometre yürümek. Yürü Allah yürü. Yürüyorlar. Yani bazı şeyleri değerlendirmiyoruz. Gerçeği bilmiyoruz. Orada herkes zannediyor ki... O dediği çok enteresan. Ağır kapıda ev verin adamı diyor. Ev tahsis edin diyor. Ferman şey çıkıyor saraydan evet. Karar çıkıyor ki evet. Ahır kapıda ev tahsis edin diyor. Kirasız. Evet, evet. Adam kendi parasıyla ata bineceğine kirasız evde tahsis ediyorlar yoğunluk artmasın diye. Ama bunları gerçekten çok farkında değiliz. Çok farkında olmadığımız için, bilmediğimiz için de sanki geçmişte herkes koçu arabasıyla gidiyormuş, geliyormuş gibi. Mesela şöyle o zaman çok köpek, kedi falan varmış var, değil mi? Her zaman. Herkes. Her zaman. Toplayıp toplayıp bir odaya bırakırlar. Bizans'tan beri vardır. Bak şimdi. Bizans'ta köpekleri meşhurdur. Meşhur. Ama diyor ki yani bütün yazarlar da bunların köpekleri var ama diyor ki işte şehri bunlar temizliyor bir anlamda diyor. Ve hepsinin bir kendisine ait tahsis edilmiş kendi bir alanı var. Başka köpek girdiği zaman diyor. Ve bunlar şehri kontrol ediyorlar diyor. Yani yabancı geldiği zaman hepsi beraber uluyarak o yüzden hırsızlık mırsızlık filan bir nevi güvenlik için tutuyorlar. Çünkü Bizans'ta da var aslında. Yani o zaman da İstanbul it köpek dolu yani. Ya Bizans'tan itibaren it köpek var. Bu başka bir şey de gösteriyor ama ben sana söyleyeyim. O kadar açlık çekmemiş. Yani tabii batıda, yok, batıda bu köpeklerin, kedilerin bitmesinin yiyorlar. Sebebi adamlar yiyorlar, yemişler yiyorlar. Bitmiş. Yani burada böyle açız, sefalet içindeyiz filan diye de görmemek lazım. Kimse bunları el uzatıp yememiş. Şimdi zaten bu arşiv şeylerine bakarsanız padişahların en çok uğraştığı şey üzerinde durduğu İstanbul'un zahiresinin, yiyeceğinin, etinin zamanı. O yüzden çok adam kafasını kaybediyor. Çok işte yani evet. İstanbul aç kalmayacak çünkü evet. Sıkıntı çektiği anda hükümete karşı şey. O yüzden hemen Yeniçeri ayağa kalkıyor. Başlar. Hayır hep esnaf, şey evet, yani. Her zaman. Onun için hep. Ama İstanbul hep bolluk şehrimiz zaten. O ama, zaman ama hep sübvanse de ediliyor. Hep tabii tabii. Devamlı geliyor. Yani kendinin ürettiği bir şey yok. Ve şey belli, nereden ne geleceği geliyor. Bellidir. Evet. İyi kalite gelir. Fırınlar her zaman kontrol altındadır. Mesela şöyle pek bilmiyor. İstanbullu dana sığır yemez. Hayır. Kıvırcık koyun yer. Koyun. Kıvırcık koyun. Dağılışla şey de yemez. Evet. Karaman da yemez. Ama kıvırcık koyun da kıvırcıktır. Yani. Evet. Çok ötekiler kokar o. Çünkü yenmez. Öyle ama şimdi, kokar. Şimdi bak. Köpekler dediğinde aklıma geldi. Kadıköy böyle kültürel ve entelektüel düzeyden yüksek diyoruz değil mi? Bütün parklar ve kaldırımlar köpek pisliği için. Evet. Çünkü bize köpek bakmak hoştur ama köpeğin pisliğini kaldırmak hoş değil. Hayır. Ama şimdi bak belediyelerde de kabahat var. Şimdi mesela Avrupa'da dolaşıyorsun şehirde çeşitli köpek gezilen yerlerde kutular var. İçinde poşet var. Poşetini alıyorsun. Yapılmayacak iş mi? Parkların en kolay iş. Evet.
Parkların bir bölümünü bu hayvanlar ayırıp orayı kumlu yapıp orada onların koy. Geçen gün Fenerbahçe muhtarındaydık. Serpil Hanım. Haçlı camı hemen arkasında çocuk parkı var. Bir park var, bir bölümü de çocuklara tahsis edilmiş. Orada çocukların oyuncakları var, kum havuzları var. Dedik geçen gün bakıyordum, bir hanımefendi geldi, elinde bir köpek. Ve köpek oraya pisliğini yaptı. Çocukların oynadığı yere. Çocukların oynadığı yere çekti. Ve biraz da sonra bilerek gidiyorlar. Bilerek yapıyor kadın bunu. Kadın köpek görüyor pisliğini yani yapıyor, kadın da elinde tasmasında. Görüyorsun, açtım camı, dedim ki diyor hanımefendi, bakın. Orada çocuklar oynuyor. Bu da benim çocuğum dedi diyor. Bu şu mantığı anlayabiliyor musun? Bu entelektüel... O çocuklar gelip oraya... Evet, şey çocuklar onları mı yapıyor? Yani böyle bir şey olabilir o köpek mi? Köpek sahibesi kadını bir tarafına yapması lazım da. Kafasına. Ağzına falan. Evet. Ağzına falan, suratına, ağzına. Yani bu böyle bir şehir yapıyor. Yaşantısında ben kültürel düzeyim. Benim çocuğum. Ritmimi bozmayacağım. Bu ritim mi? Bu ritim mi? Sinan abi bunu diyen kadın çatlaktır. Ya çatlak İşi, matlak abi, değil. O zaman olmaz. Peki bütün ama herkes mi çatlak? Bütün olmaz. Sokaklarda köpek pisliği. Bana gelen şikayetlerin en büyüklerinden bir tanesi bu. Belirli bir düzeydeki çünkü arkadaki insanların köpek besleyecek hali yok. Orada sokak köpekler sokakta. Bir de şöyle bir rezillik var tabii. Çocuklarının hoşuna gidiyor. Alıyorlar. Petlerden birer tane köpek alıyorlar. 3-4 ay çocuk oynadıktan sonra o hayvanı sokağa salıveriyorlar. Gene bizde iyi canım. Paris'e git. Yaz başında Paris'te, sonbahar başında Côte d'Azur'da her taraf cins köpekli o sokaklar. Evet. Dönerken bırakın. Bırakıyorlar. Sokağa atıyor. Yani bunun şimdi şeyle... Şehir yaşantısıyla. Matrenide de şahane, Côte d'Azur, Côte d'Azur. Gezer. Öyledir ama biliyorsun. Gezer. Paris'e dönen, yukarı dönerken Côte d'Azur, Nice'deki kandaki adam köpeği hayvanı atar, yalnız dönüyor. Murat, Côte d'Azur'a benzer hiç gitmem, hiç sevmem biliyor musun? Yani sevilecek de bir yer değildir yani. Juan Le Pen'i sevmez misin? Yani güzeldir de. Sonbahar. Krodolu, kan demiyorum. Krodolu, köylü dolu, şimdi bir de üstüne o görmemiş Ruslar dolu, rezalet. Evet. Yalnız Rus kan falan demiyorum. Abi Loire'a git. Alora. Normandiya'ya git. Al, yemek ye, oralar. Kilo al, şokolada şey yap. Malo falan git böyle biraz. Şokolada yemek turu yap. Aynen. Şato turu yap. Şato turu yap. İyi şaraplar iç. İyi şaraplar iç. Gidelim bir gün. AK Parti adına bak nereden bahsediyor bu arada. bak beni düzeliyor ama açıldıkça. Ben de AK Parti demeye başladım. AK Parti. Sen şaraplardan bahsediyor, ben de AK Parti demeye başladım. Fakat enteresan şimdi. Sinan Bey yani... Gayet meşru bir mühim. Parası bol. AK Parti seçimi inanılmaz bir şey. Niye? Efendim? Peki ben iki saattir boşuna mı konuşuyorum keyfin ya? Keyfin kaçtı yahu senin. Kimin neyi? Rahat mı? Keyfim kaçtı. Şey abi sen. Yardımcı gibi seçtin. Abi bir ay önce çok, bana çok iyi, gibi. Çok iyi bir meclis sen. Grubu oluşturduk. Ama ruh gibiydin. Başkan yardımcısı? Böyle bakıyordun sen farkında. Daha onlar belli şey değildi. Onlar profesyonel bürokratlardır. Ama meclis üyelerinden alabilirsin. Öyle bir tabii. Yani. Ya Burhan Karaçam'a da falan geçiyordu. Olmadı. Yok. Mahalle baskısı büyük boyutlara erişiyor. Yani buranın yapacağı sağ olsun benim çok sevdiğim bir arkadaşım ama yapacağı yani kendi çalışmaları var. Böyle bir şey ayıracak zaman yok. Abi seçim... Biraz da herhalde yani akıllı bir adam. Böyle benim gibi enayice bir... Abi bu seçim faaliyetlerini kim finanse ediyor? Kendimiz, arkadaşlarımız. Yani çok kısıtlı bir bütçemiz var. O kadar büyük falan bir bütçemiz yok. Arkadaşlarımız bu konuda yardımcı oldular. Fakat şikayetler geliyor. Sen abi baksana söyleyeyim. Birisi senin seçim büro. Senin mi? Artık AK Parti'nin herhalde. İşte bulacağım onu şimdi sana. Yanlış kağıt meselesinin... Bugün şey Bağdat Caddesi'nde arkadaşımla yürüyüş yaparken yağmurdan dolayı AKP seçim irtibat bürosuna girmek zorunda kaldık. İçerideki arkadaşlardan çay istediğimizde hiç de olumlu bir tavır sergilemediler. Yok canım. Belki bu yerel seçimde CHP'li olduğum halde ilk defa Kadıköy'de Sinan Bey'e vermeyi düşünüyordum. Ama bugünden sonra kararım değişti. Bunların kararları da hemen değişiyor. İyi ama bir çay vermedi diye karar yok. Oradaki yani, arkadaşlarımız çay deviriyorlar, kahve deviriyorlar. Kimin iyi yönetici önemli değil, kimin çay verdiği önemli. Çaya gider, çekyata haydi gider. Yani çayla maydanoz. Çamaşır makinesine niye kızıyorlar? Korsan kitap cennetiymiş Kadıköy. Hakikaten öyle Kadıköy'de. Onunla ama herhalde sizin korsan mücadele etmeniz mümkün değil belediye. Edersin belediye zabıtısı muhalefetiyle edersin ve şey yaparsın. Yani bir başkasına bir meseleyi havale etmek, benim yetki alanım değil başkasına havale etmek doğru bir şey değil. Eğer böyle bir problem varsa o yetkiyi kullanacak insanı da belediye olarak uyarabilirsin ve ciddi olarak dikkatini çekersin. Olmadı. Daha üst bir merceğe müracaat edersin. Yoksa bir işi... Ben şunu söylerim, siz de bilirsiniz, Murat da bilir, sen de bilirsin. Biz bir kitap yazıyoruz, sen de yazıyorsun. Sonra editör okuyor, bazı şeyleri düzeltiyor, işte bibliografya notlarında yan.
sorumlusu diyebilir misin ki ya bunun ben biblio okuttum bu kitabı orada okuyan bunu atlamış. Atladıysa tamam. Sen atladın. Bibliografya yanlışsa sen atladın. Veya ben bir bina yapıyorum. Ben diyebilir miyim ki bu duvar çarpık ya ne yapalım öyle öldüler de usta, bunu. Usta gerek çıkıyor. Usta bunu. Hayır her şeyin sorumlusuysan sen eğer orada liderlik yapıyorsan bir işte sorumlulukların hepsini üstlenmek durumundasın. Yoksa bilmem top dağıtıcı gibi herkese pas vermek durumunda değilsin. O adamı da öyle herkese pas verip kendi işte Maldonado oynuyor Fenerbahçe'de biliyorsun. Adamı oynatmıyorlar. 18'e bile almıyorlar. Çünkü adam ayağını geldiğinde hemen sağa veriyor, sola veriyor. Bir şey oynadığı yok. 20 metrenin karenin içinde dönüp duruyor. Onun için ne böyle diyor? Şeyleri anladı. Ben anlamadım, sen anlamazsın. Ne dedi anlamadım mı? Bir şeyler. Ya sen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karıştırıyorsun. Çok genç arkadaşlar aldık. Bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı. Galatasaray'ı tanıyor. Ali Gürsoy'u aldık. Ali Gürsoy sizde mi? Özde. Bir de Galatasaraylı olsun. BDM düzeyisi. Olacak kontenjanda. Ben Allah seçimi Allah. Kazandığım zaman Ali, Profesör Cemil Kıvanç, Sedef Korkmaz, Cenk Çakıl ve Fikret Çentürk diye 5 tane kontenjan arkadaşım. Ali Gürsoy işi gücü bıraktı, o da mı o işlere girdi? Belediye meclis üyesinin o kadar fazla şey yok. Zaman ayırma yani. Problemi yok ama ayıracak söyledim. Yani o şartlarım o. Bir mahalleyi alacak üstüne modayı verecek Ali'ye. Modalılar Ali'yle muhatap. Düş çocuğu yakasından yeni evlendi. Çocuğu olacak. Galatasaray düştü şimdi ben yapıştım. Eşi bebek bekliyor. İş güç sahibi olma. Yani olacak. İş yapma çalışacak. Çalışacak. Abi yapma. Kulüpte çalışmıyor ya. Muydu? Ama o zaman evli değildi, çocuk yoktu. Ne olacak yani? Peki bizde bir enayilik mi görüyorsunuz? Ama abi o çok genç Ali yapma. Ne olabilir? Genç genç adam. Biz bunu devredeceğiz birine. Şimdiden deney ve tecrübe sahip olursa, meseleyi görürse biraz daha çalışacak. Ben buradan Ali'ye sesleniyorum. Ali kabul etme bu işi. Etti bile. Allah listeye Allah. Verdik artık vazgeçmek mümkün değil. Vazgeçmek yok mu? İstifa eder. İstifa ederse ben de onu istifa ederim. Ali Gürsoy, Ergun Hüseyin oğlu ya. Dünya Ergun mu? Hangi takım? Galatasaray. Galatasaray. Yani bizim mektepte... Yalnız Fenerbahçe'den oluşmasın dedik. Biz Fenerbahçe... Fenerler ağırlıkta ama değil mi? Yok. Fener olarak herhalde. Başkan olursan Fenerli ağırlıkta olacak tabii. Ama ben Fenerliyim. Sizin o taraf, yani Kadıköy, eskiden böyle hem Fenerli hem Halk Partililer. Öyle iftihar edenler yok ya. Vardı. Olur mu? Ya bir ara Demokrat Parti'nin kalesiydi ya. Tabii ya. Demokrat Parti çıkardı. 84-89 Anavatan Partisi. Herkes korkudan ve ötekileştirme. Şöyle bir şey var. Tabii deniz kesimi, Bağdat Caddesi'nin altı biraz üstü. 100 yıldır, 150 yıldır. Çünkü yani benim zaman, senin de hatırladığın zamanlarda Kadıköy'ün nüfusu 50-60 bini geçmezdi ki. Karşıyı bilmem ben. Karşıyı bilmem. Ama 50, yani İstanbul'un nüfusu belliyken Kadıköy'ün nüfusu 50-60 bini geçmezdi. Yani bahçeli koca koca evlenir. Abi, Kadıköy'ün 550 bini nüfusunun 500 bininin çoğunluğunu oluşturan 200-250 bini diyelim. Zaten son 50 yıldır Kadıköylü. 40 yıldır Kadıköylü. Şimdi 40 yıl önce Kadıköylü olan daha sonra yerleşen insanları öteki diye kabul etmiyor. Bu mesele, sen muhafazakarlık, işte dinin ağır basması diyorsun ama ben sana söyleyeyim Fatih, mesele o değil. Mesele bazı insanlar kırsal ve kasabeden gelen insanları kendilerinden saymıyorlar. Evet. O insanlar da mensubiyetleri gereği şehirde tutunabilmek için hemşeri derneklerine, dinsel bağlantılarına sarılarak şehirde var olmalarını sağlıyorlar. Şehirli olduğumuz müddetçe ibadet bize ait, kişisel. O bir bağlayıcı faktör olarak gözüküyor. Öbür tarafın sıkıntısı var. Yazıyordu demin bir e-mail'de. Herkes ayrı yaşıyor, bir de yaşlanmış, kapalı devre yaşıyor bir nevi yatakhanesinde. İşte bazıları kulüplere üyeler, kapalı devre yaşıyorlar. Evlerinden çıkıyor, kulübe gidiyor, yemin yiyor, kulüpte arkadaşlarıyla konuşuyor, deliyor evine. Şeyle ilgili, şehir yaşantısıyla ilgili çok fazla aktivite yok. Çocukları yabancı okullarda veya işte paralı okullarda okuyorlar. Üniversitede çoğunlukla yurt dışına gönderiliyor. Kendi sağlık sigortaları var. Hastaneye falan ihtiyaçları olmuyor. Ve sitelerde yaşıyorsa güvenliklerini sitelerde. Özel arabalarıyla çok fazla trafiğe karışmadan belki diyorlar ki işte trafikte sıkıntı da çekiliyor. Onun dışında ve bu insanların büyük bir çoğunluğu da oy kullanmıyor. Diyor ki bana ne? Ve bütün dünyada da bu. Dünyada böyle öyle. Yani. Dünyada üst da böyle. Daha ki, devletle benim ilişkilerimi minimuma indirdim. Dış güvenlik, dış politika. İşte ekonomide çok büyük sakıncalar olmadığı müddetçe bana ne diyor. O zaman öbür taraf aktif olarak şehir yaşantısına adapte oluncaya kadar bu işe ağırlığını koyacaktır. Çok nüfusu da var. Bunu Kadıköylü, İstanbul için, Türkiye için
birkaç yer bu girişimi yapmak mecburiyetindedir. Çünkü artan nüfusla... Girişim dediğin... Entelektüel ve şehir yaşantısını, kültürel düzey yüksek kesimin ülkemize karşı borcu var. Bak, bizi bu ülke okuttu, eğitti. Ekonomik belirli seviyeye gelmemize yol açtı değil mi? Toplumda bize bu ülkeye yer verdi. Biz Fransa'da, Amerika'da falan yaşanacak kaçıncı sınıf vatandaş olduk? Murat, ben başımıza geleceği anladım. Birazdan sana da teklif geliyor. Alacağım onu zaten. Basınla olan ilişkiler. Oh. Aman, aman, aman! Bu yapabileceğin en büyük hata olur abi. Basınla ne ilişkin kalır ne bir şey kalır yani. Oraya getirebileceğin en kötü adam o, ikinci kötü adam ben. İyi olur ya, minimumuza indiririz, yani işimizi yaparız. Gazeteciler falan var ya, nefret ederler senden. Kadıköy Belediyesi aleyhinde çıkmadık haber. Peki o zaman sizden danışmanlık alarak bu işi yapacağız. Halk Murat'tan şey alabilirsin ama yani kültürel faaliyetlerde kadar ciddi danışmanlık alırız. Kadıköy'de kültürel faaliyet yok ya. Olsun ya, yaparız yok. Beraber. Olsun diye. İlber'i de alırız hep beraber, yok. Bir kültürel platform. Onun için şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakın bakalım siz de ne dersiniz, biraz acık tartışalım bu işi. Bir 500 kişiden oluşan hemen 2-3 ay içinde bir düşünce grubu oluşturmak istiyorum. Oradaki bütün sivil toplum. Ben sivil topluma karşıyım. Bir tane olsun, 500 tane düşünen adam nasıl bulacaksın? Var mı? 500 tane düşünen adam nereden 45 bulacaksın? 45 kişi belediye meclisi var bu işte. 21 tane muhtarlık var. Belki 500'e çıkmayız ama 200-300 dolaylığına tutabiliriz. Ama burada herhangi bir siyasi parti üyeliği olmayacak. Yani siyasi bir ideolojili değil. Ama Kadıköy için bazı meseleler, moda platformu var. 2-3 kişili çok dernek ve kurum var. Onları dışında bırakarak değil. Ama her şeyden önce şunu düşünüyorum ki buraya 8 ile 13-14 yaş arasında bir 30-40 tane çocuk bulmak lazım. Kral çıplak diyecek insana ihtiyacımız var. Öbür taraftaki herkes ya ideolojik veya bağlantıları nedeniyle doğruyu söylemekten hoşlanmıyor. Doğruyu söyleyecek, ya siz öyle yapıyorsunuz ama şu ilişkiniz var diyecek çocuklara ihtiyaç var. Gelecekte bu işe girmeye. Benim kızımı vereyim. Ver. Gerçekten yani. Çünkü bugün beni mahvettim. Ha? Bugün bizim gazeteyi okuyor, telefon açıyor bana. Çok güldüm. Akşamüstü bana telefon açtı kız. Baba, karanlık güçler ne demekti? Ben de anlattım ne olduğunu. Dedim ki işte kim olduğu bilinmeyen kötü niyetli insanlara denir dedim. O zaman öyle yazsaydınız. Karanlık güçler deyince ben burada başka bir şey arıyorum. Star Wars. Ne arıyorsunuz Zeynep dedim. Dedi ki işte böyle şeytani bir takım acayip şeyler arıyorum. Ve buradan çocukları korkutmak istediğinizi düşünüyorum dedi. Doğru. Öyle bir şey istemiyoruz dedim. Ama korkuttunuz beni dedi. Çocuk gözüyle inanılmaz şeyler çıkıyor. Mevlana bak ne diyor. Ne kadar bilirsen bil, bildiklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Demek ki orada bir ifade sakıncası var ki karşındaki, ama böyle de bir enjeksiyon var. O ayettir. Asıl. Ayet midir? Asıl ayette yani. Ayetten alındı. Affedersin. Yani ama Mevlana böyle bir şey daha söyler değil mi? Tabii. Tabii ayet. Hadisten ayetten alındı vardı Mevlana'da. Şimdi idrak edebileceğiniz kadarını verdik mealinde. Bir yani açılım, bir sivil toplum kuruluşu 550 bin kişinin katkısını nasıl sağlayabilirsin? Bunu mümkün olduğu kadar geniş bir platform oluşturabilirsen bütün bunlar tartışılabilir. Ve şunu öğreniriz diye gibi geliyor bana. Bunlar bütün denemeyle bulunacak bir şeyler. Biz çok şikayet ederiz, eleştiri yaparız. Buna karşılık olumlu bir şey olduğu zaman çok fazla katkımızı koymayı istemeyiz. Bu biraz böyle laf dinlenecek, herkesin biraz havasını alacak bir kurum olacaktır. Onun içinden inanıyorum ki de gayet ciddi insanlar da çıkıp değişik fikirlerle, değişik oluşumlarla söyleyecektir. Ulaşım diyorsun mesela, ulaşım için Kadıköy'de yapılacak bence en doğru hareket Düzde, daha kolay. Bir Kadıköy iskelesinden başlayıp Bostancı'ya kadar Cemil Topuzlu Bağdat Caddesi arasından gidip sonra Fahrettin Kerim Gökay yani minibüs yolunun denilen yolla biraz Mandıra Caddesi arasından tekrar Bostancı'ya böyle iskeleye gidecek, dönecek ve bütün bu trafiği de yer altına alacak, yoğun yolcu trafiğini alacak bir hat yapmak lazım. Kadıköy aşağıdan. Tabii metro. Metro. Ama kaç senede yapılır? Olsun, sen projelerini hazırlarsın. Böyle fikir projeleri. Bağdat Caddesi'ndeki o sıkışıklığı nasıl çözeceksin? Herkes orada abicim. Seyirlik yani, bir ara biliyorsun İstiklal Caddesi'nde öyleydi. Herkes orada. Öyle. 10 kilometre 20 kilometreyle hareket edip etrafı seyrediyor. Bir de iki tarafa da park ediyor. Bir yani sol tarafa pek değil ama bazı sol tarafa da çekiyor. Yani flaşörleri yakıyor, adam iniyor. Ya böyle dünyanın hiçbir yerinde gözükmez yani. Dükkanın önünde inip dükkandan alışveriş edeceksin, geri döneceksin. İnsan 100 metre, 200 metre yürür.
Metro istasyonları arası biliyorsun. Ama abi yürümek de zorlaştı İstanbul'da. Yani öyle ya Bağdatçı'nın kaldırımları yine daha düzenli. Hayır, yani çok yürüyebilir. Çok it kopuk var. Laf atıyorlar, sarkıntılık ediyorlar. Yani erkek haliyle insan yürümeye korkuyor etrafındaki çakal tayfesinden. Emin ol ki öyle. Korkuyor. Hele biraz böyle aftershave falan korkuyorsa, kokuyorsan bir tuhaf bakıyorlar. Evet. Maalesef yani tabii. O kent kültürü olmadığı için... Ama ne yapacağız? Yani bunu böyle sonsuza kadar bekleyip kendi şeylerimizin içinde siz burada, ben kendi büromda buradan çıkacağız. Arabamıza bineceğiz, evimize gideceğiz, evimizden çıkacağız. Belirli bildiğimiz bir lokal. Ya vallahi biz Murat'la bazen çıkıp buradan nişan dışında yürüdüğümüz oluyor. Yani bunu çoğaltacağız. Neden yürüyorsun? Kaldırımlar daha düzenli, bol ışıklı. Bol ışıklı. Kadıköy karanlık bir de. Yürünecek kaldırımı yok Bağdaş Caddesi'nin dışında. İstanbul yani minibüs karanlık. Yolunda herkes İstanbul çıkartıyor. İstanbul karanlık bir şehir. Aydınlatacağız abi. İstanbul karanlık. Aydınlatacağız. Yani iki tane şeyden bak şimdi. Bütün ağaçlar... Hatırlıyorsun Ecevit son başbakanlığında... Las Vegas oldu diye. Ankara için Las Vegas dedi. Güven Parkı için. Çok gördü. Güven Parkı Ankara'ya. Güven Parkı için. Evet, Güven Parkı için. Bakanlar Kurulu toplantısında. Demiş ki ya enerjimiz yetmiyor. Şu Güven Parkı ben her gece giderken görüyorum. Aydınlık Las Vegas. Milyonda bir değil Türkiye'nin enerji ihtiyacı. Ama sokaklardaki ağaçlarımız da tam bize benziyor. Kimse bunu budamak ihtiyacını duymuyor. O yüzden 25 metrede konulan bir direkler de sokaklarımızı aydınlatmıyor. Bu ağaçlar dünyanın her tarafında koru moru değilse budanır. Gerçi İstanbul'da buduyorlar pek çok yerde. Ya bir yerlerde buluyor. Ara sokaklarda, ana arterleri buduyorlar. Orada herkes gibi de yani 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır öyle bir büyümüş ki ağaçlar abuk sabuk. Onlara ya bir gün ben ciddi... Bebek'te otururken bir sokaktaki ağaçları budatayım diye... Adam getirdim. Mahalleli ayağa kalktı dövüyordu beni. Ağaçları kesildi. Ya bunu budamak lazım. Evet. Yani ölür bu ağaçlar. Evet. Kurumuş dallarını. Evet. Ama dövüyorlar. Yalnız İstanbul. Herkesin fikri var. Ama o fikri destekleyecek bilgiden yoksa. Sinan abi İstanbul'un florası değişiyor. Değişiyor. Tuhaf ağaçlar dikiliyor şimdi. Türkiye'nin de değişiyor. Hayır. İthal malı ağaçlar dikiliyor şimdi. Doğru. Ya İstanbul palmiye cenneti oluyor. İstanbul'da palmiye var mı? İstanbul'da ya yoktu. Adada ve Adada vardır. Adada Kadıköy'ün o şeylerinde falan bir de şey de vardır. Yeşilköy, Bakırköy'de. Habiblerde evet. Palmiye dikiyorlar ya. O nedenmiş biliyor musun? Ben de onu merak ettim. Bu çok ucuz. Ucuz mu? Çünkü bunlar 15-20 yılda verimden sonra meyve vermezlermiş. Yani 15-20 yıl çok verimli şekilde meyve verirmiş. Ondan sonra verimden düşermiş. O yüzden 15-20 meyvesi ne oluyor? İşte hurma. Tabii. Şehirde ne olacak? Türkiye'de olmuyor. Antalya'da oluyor. Antalya'da meyve veriyor. Ama İstanbul'da ben hiç meyve vermen şey görmüyorum. Yani iklim o konuda. Bir de tabii barajlarla, bu göletlerle, müretlerle Anadolu'nun da havası bir şekilde değişiyor, ısınıyor. Artıyor yani birkaç derece. O yüzden florası değişiyor. Tehlikeli bir şey tabii İstanbul ama yani dünyanın nedir? Gidişi. Hangi ağaçtır İstanbul'da? Çınar. Kestane. At kestanesi, erguvan, meşe, manolya. Çitlenmik ağacı. Şimdi her yere şey diktiler, akasya diktiler mesela. Akasya yanlış bir şey tabii. Ankara'yı onu ilk, akasya çok yani en zor şartlarda bile arsız akasya bir gelişiyor, arsız bir ağaç. Ama kök yapısı başka ağaçları yok ediyor. O yüzden Ankara o Atatürk döneminde yeşillendirilken ilk dikilen ağaç akasya. İstanbul'da her yere akasya diktiler. Yanlış bir şey ama çitlenmik dikmek lazım. İşte çınar ağacı dikmek lazım. At kestanesi dikmek. Hoştur da at kestanesi. Bir de hoştur. Yani kafana düşer o kötü olur ama. Şey biliyor musun? Yani ben bizim bahçemizde çok vardı. Hiç kafama düştüğünü hatırlamam. Yaprağından dolma yapılır. Yapılır. At kestanesi yapılır. Yaparım. Evet. Yapma çok ya, güzel yaprağından dolma. Meşeye benzer yaprağı. Çınara benzer yaprağı vardı. Evet. Çok güzel. Çınar ağacına benzer ama çok benzer. Güzel. O ama kaynatırlar. Hayır. Evet. Çınar ağacına benzemez. Tek yapraktır böyle. Çınar tek yaprak. Çınar şöyle. Doğru. Tek yaprak. Şöyle uzun şöyle bir yaprak. Uzun böyle tek yapraktır. Yumuşatılır ya suyla yumuşatırlar, buharla. Bir de bir şeyle onun o şeyle, birkaç kere kaynatıp suyunu döker. Acıdır. Çok lezzetli. Bir de bak yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim mahallemizdeki çocukların hiçbiri boğmaca olmaz. Boğmacalıyla yatın olmaz. Annem, şimdi karım biliyor, kız kardeşim biliyor. O at kestanesinin üstünden dikenlerden. Böyle dikendi içi. İçine. Kahverengi böyle bıçakla çenterdi. Bir çay kaşığı su da onu nasıl yapıyorsa şey yapar sonra içirir. O bir daha boğmaca olur. Gelir. Enteresan. Çok enteresan şeyleri var. Öyle şeyler var İstanbul'da. Evet. Yani bir de kırsal alanda. Mahalli tıp. Biz taş yedik tabii İstanbul için. Kocakarı ilaçtı. Kocakarı ilacı aslında ama. Yüzyıllar bu. Geliştirilmiş ilaçlar. Yarıyor işte. Tabii ilaçları da yapıyorsun şimdi. Onu. Mesela ben de ta Cenevizli zamanından kalıp bugüne kadar gelmiş
şey diyorlar eski deyimiyle, istidlari hevaiye, hava tahmin raporu. Yılda iki kere bazı şeyleri ölçüyorsun. Fatih hiç şaşmıyor. Allah Allah. Yaz nasıl geçecek, kış nasıl geçecek? Tabii o ayva filan hikayesi değil mi? Hayır efendim şeyle, havanın durumuna belli günlerde. O belli günde hava güneşliyse veya bilmem. Mayıs, Haziran, Temmuz kışı gösteriyor. Eylül, Ekim, Kasım yazı gösteriyor. Binlerce yıldır bunlar kayda geçmişler. Ne olacak işte, palamut bol olduğu zaman kış sert geçecekler. Palamut az olduğu zaman. Tabii aylığına göre gösteriyor bu. Hiç o balıktan anlamaz. O balıktan anlamıyor. İstanbul'da olduğu için. İstanbul'u balık bilmez. Evet. İstanbul'u balık bilmez. Sur içindeki adam balığı bilmez. Bilmez. Ben sur içinde değilim ama siz sahildeydiniz tabii ki. İstanbul'un sahil olmayan yeri dediğin yer, işte bu da yürümeyenlerden. 500 metre yürüyünce İstanbul'un her tarafı sahil. Bir teşbik edin. Ahşap evde nasıl balık yapacaksın? Kokar bir, yangın çıkartır. Yanar iki. Evet. Bu ezeli ve ebedi korku, Cumhuriyet'in bize armağan ettiği bu korkma sönmez bu şafaklarda dizesinin gerçekten çok önemli olduğunu inanıyorum. İlk cümle abi. İlk kelime abi. Evet, korkma. Korkma. Yani Türkiye İstiklal Marşı'nın en önemli kelimesi ilk kelimesidir. Keşfetmiş halkın vaziyetini. Atatürk'ün bu konudaki teşhisleri keşfetmiş ve tedavi yöntemi. Bunların en büyük derdi korkmak. Ama hayır. Patlıcan kızartma ev yanır, balık yanar kızartma abi, ev yanar. Yanar değil, kokar. Leş gibi kokar. Patlıcandan yanar ama. Taze balıkta hiç de kokmaz abicim. Hiç kokmaz balık, taze balıkta. Balık. Yok abi. Yani yine korkma balık sözü şimdi o bizde çok moda oldu. İşte hiçbir milli maç korkma diye başıma. Evet. Efendim, yazıldığı dönemi düşünün. Aynen. Akif'in güzel bir sözü vardı yani. Marşı değiştirelim mi falan diyorlar son günlerinde, 30'ların sonuna doğru. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın bu millete. Tabii. Yazıldığı dönem için çok... Ama bugün herkes korku içinde. Herkes korku içinde bugün yine. Ve devamlı da korku empoze ediliyor. Bu Valide Turhan Sultan vardır. Avcı Mehmet'in annesi. Önce kaynanasını boğdurur, Kösem'i. Sonra köprülüğü getirir ama birkaç sene kadın idare eder. Tabii. Ve çok Naip idare eder. Naip gibi idare eder. Naibe, çok, 7 yaşında mıdır Avcı Mehmet tahta geçti? Evet, evet. Güzel bir sözü var. Kulun başından sopayı, silahı eksik etmeyeceksin diyor. Her tarafta o dönemde odur yani. Tabii. Böyle korku daima toplumu... Ama İstiklal Marşı'ndaki korkma o dönem için çok büyük cesaret verici bir şeydir. Evet. Yani ötekiler de Türk, öğün, güven, çalış. Tabii, aynı evet. Şekilde bunu motive etmek için. Gaza getirmek için. Yani ya ben savaş zamanı İstiklal Marşı Fatih. He? Savaş zamanı yazıldı. Savaş zamanı ben tabii. Ben. Bütün o yazıldığı gerçekten... sırada Polat'tan Sakarya'dan top sesleri geliyor Ankara'ya. Bütün koskoca imparatorlukta. Evet. Şey. Bir de böyle bir şeyler, uzun bir millet, herkesin milliyetçilik yaptığı ve en son milliyetçilik yapan, o imparatorluğu oluşturan ulus olarak en son milliyetçiliği yapan Türkler, onları bir milliyetçilik konusunda gerçekten motive etmek açısından söylenecek sözler. Abi yani Kurtuluş Savaşı sonrası ilk yılları Cumhuriyet'in Türkiye çok fakir yani. İnanılmaz bir fakirlik var. Hem nüfus açısından hem ya ekonomik kaynaklar açısından. Bak orada da bir şey var. 70'li yıllarda zengin miydi Türkiye? Olur mu canım, Türkiye son 20 yıldır zengin. Son 70'li yıllarda. Aha. Eski dergilere, gazetelere bakın. En zenginin evi bugün orta sınıfın evi. Tabii. Çok fakir. Tabii. Filmlere bak ya, gazeteyi bırak, gösteriyor televizyonda diyor eski filmleri. Evet. Şehri de görüyorsun. Şehri de görüyorsun. Bir Nescafe, bir şey, Johnny Walker ne? Şeysi. Bilmem, büyük, çok büyük şeydi bunlar. Ne diyorsun ya? Zenginlik alametiydi. Rahmetli Sevgi Gönül getirir şantasından açar, kendi evet. Kavanozunu çıkartırdı. Evet, ben bir kavanoz çıkarttım bir gün. Nescafe. Aa, sizde var mı dedi. Kendi küçük kavanozunu çıkar. Öyleydi, yok. Yasa. Yakalarlarsa suç. Sen biliyorsun rahmetli Sevgi Hanım'la beraber belediye meclisi üyesiydi. Biliyorum. Demin söyledim ya. Anaptandınız değil mi o zaman? Anaptandım. Yani Sevgi Hanım bile yaptığı bir dönemde gerçekten... Abi sen biraz Sodep'le de bir şey yapmamış mısın Sodep'le? Hayır, hayır. Benim anabın dışında hiçbir siyasi partide faaliyet yok. Solcu olmadı. Niye solculuk ne? Sodep yani böyle... Mi? Hayır. Solcu diye bir kavramın bugünkü terminolojide işte senin karanlık güçler gibi gençleri anlatmam mümkün değil. Yok abi Türkiye'de değil. Bugün bir tane sol parti var. AKP. Sosyal demokrat veya sosyal şeyle... Sosyal demokrat değil mi ama yani sol mesajları en sol fazla mesajları içeren... Sol mesajları en fazla veren parti yani, doğru. Türkiye Komünist nedir, Partisi'nden daha fazla nedir, sol mesajı veriyor. Sol nedir? Statükoya karşı olan, evet, statükoyla kavga eden de evet. Sol. Bugün statükoyla hem statükonun başında olup hem de statükoyla kavga eden tek parti... Bir de biraz da bir acayip bir durum yani. Asıl sol i̇şte olması gereken... Burada herkes aklı selimle... Gerçekten olayları akılla değerlendirip
bir sonuca varsa bu ortaya biraz daha açık çıkacak ama şimdi... Sen abi Fikirtepeliler'den çok şey geliyor. Çok özür dilerim, lafını kestim ama Fikirtepeliler'den çok şey geliyor. Fikirtepe'yle ilgili hiç projesi yok mu diye. Fikirtepe'yle çok projem var. Fikirtepe'ye gittiğim kadar Kadıköy'ün hiçbir tarafına, Fikirtepe, Eğitim ve Dumlupınar'a gittiğim kadar hiçbir tarafına da gitmedim. Anlattım. Ama herhalde o bölgenin insanları uzun yıllardır kandırıldıkları için bir türlü doğruyu söyleyen insana inanamıyorlar. İnançlarını kaybetmişler bu konuda. Bu genel hepimizde var yalnız. Var ama yani bir şekilde inanacağız. Bir şekilde birinin, bir söylentinin, bir kişinin söylediğine inanacağız. Ben onlara şunu söylüyorum. Bakın diyorum ki ben 45 yıldır bu mesleğin içindeyim. Size bugüne kadar kimseye yalan söylemedim. Ve yalan söylemenin de çok büyük problemler doğuracağını biliyorum. Peki abi şimdi yalan söylemedim. Bir dakika Fikirtepe'nin olduğunu söyleyeyim. Fikirtepe için sağlıklaştırma ve sıhhileştirme projesi. İmar planı tadilatıyla 5000'lik yaptım, 1000'lik yaptımla Fikirtepe'nin sorunu çözülemez. Çünkü bir metrekare yeşil alanı yok. Parkı yok, spor alanı yok, mektep okul alanı yok, otoparkı yok, 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 yok. Orada arsa üretmeden olmaz. Ne yapılacak? Sağlıklaştırma ve sıhhileştirme planı. Bunun için ne yapılacak öncelikle de? Oradaki insanlar kendi aralarında birleşecekler. Bireysel beklentilerini minimuma indirecekler. Bir arada yaşamanın getirdiği beklentilere bizimle karşılıklı oturup konuşacaklar. Ama bireysel beklenti, herkes diyor ki ikine, bana üstüme iki kat ver, üç kat ver, demin senin tarif ettiğin gibi bir ev burada, onun üstüne neredeyse öbür üstüne eğilmiş yapılmış. Burada her türlü artış o insanlar için yapılacak en büyük kötülüktür. Değil beni Kadıköy Belediye Başkanı için, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçmek için oy verecek olsalar bu iş böyle yapılır derim. Çünkü bugüne kadar söyledim, bugüne kadar reddetmek mümkün değil. Çözülür problemleri ama birlikte ve beraberlikle. Affedersin bir şey söylüyordum. Unuttum. Hatırlarız. Kurbaldere ne olacak abi? Çok zor Fatih. Bazı Leş şeyler... Abi. Bak neden? Kurbaldere bundan 15-20 sene evvel daha pis bir şekildeydi. Ve Kurbaldere'nin her iki tarafına 27 kilometre bir de Kurbaldere evet, ki çok... gerçekten de Kurbaldere. Evet. Daha nereye geliyor? İçine kadar gidiyor. İki tarafına kuşaklama yapmışlar. Evet. Kanalizasyonları toplamışlar, götürmüşler o mühürdardaki atık suya arıtmaya bağlamışlar. Ondan sonra yapılan inşaatlar İSKİ'ye para ödememek için, kanal payı katkısı vermemek için yağmur suyu kanallarına bağlamışlar pis sular. Şahane. Çok güzel ya. Yani Kurbaldere'ye bok akıyor yani. Evet. Yağmur suyu kanalından geliyor. Şimdi sen bir kere devlet olarak başka kaynakları, başka yerlere kullanacağın kaynağınla kuşaklamayı yapmışsın. İki tarafını buraya pis su gelmesin diye. Üzerinden 15 yıl geçmiş, bir daha yapmak durumundasın. Hangi ülkenin bütçesi ve hangi ülkenin şartları bu kaynakları böyle namütenayi tekrar 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 bu iş için kullanabilir? Herkese şunu söylüyorum. Arkadaş artık herkes aklını başına toplasın. Sen birinci kuşak olarak Kastamonulu olabilirsin. Toplayacak bak söyleyeyim. Sen birinci kuşak olarak Elazığlı olabilirsin. Kütahyalı olabilirsin. Rizeli olabilirsin. Diyarbakırlı olabilirsin. Sivas olabilirsin. Ne olursan ol. İkinci kuşak iki arada bir derede. Yani bağlı. Ama üçüncü kuşak artık herkes İstanbullu. İstanbullu. Geriye götürsen bağlasan bağlanmaz. Durmaz. Orada durmaz. Bir şekilde tekrar geri. Çünkü Konstantiniyye'den İstanbul'a kitabımı biliyorsun o şeyle giriyorum. O şeyin. Latifi'nin meşhur şeyi. Değil mi? Evet. Ya, basıldı. Abi Kadıköy'e kültürel bir şey yapmana gerek yok. Şimdi bir mail geldi. Çok komik ya. Programımızı ilgili seyrediyorum. Kadıköy'de kültürel faaliyet olmadığını söylüyorsunuz. 2009 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi sadece Kadıköy'e gerçekten çok yakışan Süreyya Operası'nda gösterini sergileyebiliyor. Bak yalan bu. Hayır efendim öyle bir şey olmadı. Yine o küçük alanda Kadıköy olmaz. Haldun Tener Tiyatrosu, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halk Evi, bunun yanı sıra Duru Tiyatrosu, Haluk Bilginer Tiyatrosu, Tolga İnsener Tiyatrosu, yine eski Yıldız Sineması'nın yeniden düzenlemesiyle şu anda Süheyl ve Behzat Uygur'un oyunlarına sahipleri tiyatro gibi özel tiyatrolar mevcuttur. Bağdat Caddesi'nde hepimizin çok sevdiği CKM Caddebostan Kültür Merkezi, Göztepe Anakent Lisesi'nin arkasında Halis Kurça Kültür Merkezi gecenin bu saatinde ilk aklıma gelenlerdir. Bence Kadıköy'de kültürel faaliyet alanı olmadığını söylemek biraz haksızlıktır. Bak,
programınızda bunu söylersiniz. Çok söyleyelim. Bu söylediklerin hepsi mahalle bazındaki tesisler, cadde bazından kültür merkezi, apartmanlar arasında bir felaket. Süreyya sineması meselesine gelince ben bunu çok söylüyorum. Merak eden Tarih Vakfı'nın İstanbul Ansiklopedisi, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'ni açar 7. cildini okur. Sinemadır. Türk insanının opera fikrini ve opera boyutunu bir sinemaya indirgemek ayıptır. Ufkunu daraltır. Bir orkestra çukuru olmayan opera olmaz. Operanın sahnesi seyirci bölümünden daha büyüktür. Tabii. Yüksektir. Yani ayıptır. Opera deyince, bu soru çok geliyor bana. Opera deyince Sydney'deki Hudson'un operasını gördüğün zaman, o fotoğrafı gördüğün zaman her yerde bir görüntüyü, aa burası diyorsun ki opera ve Sydney. Şimdi efendim, Scala'yı, Metropolitan'ı, Paris'teki Garnier'in operasını, Allah, yani İstanbul onlardan çok daha önemlidir. Şimdi, o şehirlerden. Sinan abi zaten orada bir hata yapıldı. Bir tuhaf bir reklam falan bir şey yapıldı. Süreyya sineması veya operası. Opera değil, Süreyya operetidir orası. O operet başka bir şey. Operet orası değil, orası şeydir. Sinema. Bir operet bestelemiş Süreyya Paşa. İlk bir önce de orada oynanmıştır. O. Oynayamamış orada. Başka bir yerde oynamış. Boşluğu falan var onun. Var mı? Şeyse. Partisyonu falan var. Çünkü o sahnede 10 kişi oynamaz ya. O sahne bir şey değil. Değil, yani ufacık bir sahne. Basit bir tiyatro düşün. Arada şarkı söylüyorlar. Bu. Alaturka operet budur. Evet. Yani batıdaki lüks My hayat. Fair Lady i̇şte, falan gibi bir değildir. Ya. Lüks hayat. Lüks hayattan daha küçük şey sonu. Süreyya operatı. Zaten çok fazla kesin, bilinen evet. Oyunun operatı yani değildir. Operat. Fakat şimdi geçenlerde bir abimiz yazmış. Gittim, dinledim, opera binası muhteşem. Ya ne ama operası? Ya ne operası? Gözüm sevim. Ya orkestra nerede canım çalıyor ki orada? Orada bir konser salonu bile değil orası. Akustiği motosikliğe. Ya orası konser salonu değil ki. Konser salonu sinema salonu. Ha, Süreyya sineması da. Ama yani İstanbul'da biz hatırlarız ya. Ses sineması, Atlas sineması. Böyle yapılardı. Evet. Yani İstanbul'da sinema deyince de köy sineması, kasaba sineması değil ki. Süper yani bir konak var. Sineması vardı biliyorsun. Süper son sinema zamanlarda var. 1950'lerde, 40'larda yapılmış bir sinema. Müthiş bir sinemaydı ya. Pasaj yaptılar, rezil ettiler. Şu bu vaktiyle konser şey pasaj yaptılar, şimdi kapalı galiba değil mi? Tabii. Kapandı gitti. Hangisi? Ha Süreyya'ya yazık olmuştu. Bitti dükkanlar, şeyler, pasaj gibi bir şey oldu. Yok pasajı da kapatmışlar şimdi. Bir şey geri, var orada. Bir şey, galeri mi bir şey konak var şeyin. Konak. Yok pasaj yok, da yok orada. Pasaj yok, hiçbir şey yok. Şahin büyük bir de kapısı kapalıyor galiba. Mağaza yaptılar herhalde. Gazelle onu almıştı. Gazelle almıştı. Ondan sonra Gazi Mağaza gibi. Vardı. Site sineması da gayet güzel bir sinemaydı. Abi sinema Beyoğlu'nda süper sinemalar vardı. Yapmayın. Tabii canım ya. Yani sinema deyince tabii. Ama o yüzyılın başındaki Avrupa sinemaları da öyle. Yani Emek falan kötü sinema mıydı abi? Şahane sinema. Harika sinemalardı. Eski Melek ya. Asıl. Eski Melek, Emek. Eski Melek, Emek sineması. Yani Süreyya şey bir opera binası falan diyor. Operayla alakası hayır yok. Hayır. Yani Alkazar Malkazar falan onların içinde çok güzeldir ya. Tabii. Rüya. Kötü bir kasaba. Şeye gittim canım. Amerika'ya gittim. Efendim, Allah vermesin. Mineral Point diye, Mineral şey. Point diye şeyin Michigan eyaleti, Illinois'in üstünde, Chicago'nun üstündeki eyalet birden aklıma gelmedi şimdi. Bir kasaba yani 10 bin, 20 bin nüfuslu bir kasaba. Mineral Point. Ya opera binası vardı. Çektim. İçine girdim. Chicago'nun üstünde ne var? Milwaukee. Milwaukee. Şehir ama Milwaukee. O eyaletin adı evet. Milwaukee değil. Eyaletin adı evet, neyse. Acaba? Aklıma evet gelmedi şimdi birden. Ya girdim. Hakikaten opera binası. Küçük. Yani 200-250 kişilik ama opera bir orkestra çukuru var. Şeyi kadar. Seyirci oturduğu yer kadar. Nasıl? İşte herhalde senede birkaç kere geliyorlar, oynuyorlar orada. Dışarıdan bir opera herhalde. Onun operayı besleyecek o kasabanın şeyi yok. Ama bir opera farklı bir şeydir ve biz böyle bazı küçük şeyleri ideolojik bakış açılarıyla ben yaptım opera oldu. Şu anda İstanbul'da var mı opera? Ya, yok canım İstanbul'da yok. Atatürk Kültür Merkezi de benim gözümde ciddi bir opera değil ki ya. Yani ben Türkiye'de çocukken opera binası yok. Yok. Ankara'daki işte Cumhuriyet'in başında yapılan var. Ona da oh sonra ilave ederler. Şevki Bambumcu'dur. Allah rahmet eylesin. Bir tane yapılıyordu şey. Maslak'ta kaldı. Ben uğraştım epey o tekrar. Yapılıyor. Şimdi biraz 2013'ü. Onu gördün mü sen planlarını? Son haline nasıl geldi? Planları onun gayet opera gibi yani. Bayağı evet, operaya evet benziyor. Yani zaten o kadar bir kişi içine girdi ki. Arada da o kadar çok para kayboldu ki o işte. O iş. Hah, para kayboldu. Ben sorumu hatırladım. Şimdi abi sen diyorsun ki ben doğru bildiğimi yaparım. Doğru bilmediğimi yapmam. Birlikte. Şimdi yarın seçildin Kadıköy'de.
Atıyorum taş yapı. Hani hükümete yakın diyorlar ya, o yüzden atıyorum. Hmm. Taş yapı. Geldi imar. Bilmem nereyi yapacak. Sen dedin ki olmaz. AK Parti'nin yüksek kademelerinden telefonlar geldi. Sinan Bey lütfen. Ne yapacaksın abi? Çok şey yapılır. Ne yapılır? Şimdi açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Çok şey yapılır. Ya bir kere 550 bin kişilik insanın destek verdiği bir lider bu tür taleplerle karşı karşıya kalmaz. Şimdiden söylüyorsun. En sonunda bu talepleri yapan insanlar ciddi bir tehlike var. Bir kişiye yapar, öbür kişiye yapmazsan hayatın bile tehdit edilebilir. Ama herkese yapmazsan derler ki bu böyle bir adam. Arıza derler. 5 yıl bekleyeceğiz. 5 yıl sonra bu herifi def ederiz. Biz sonra bildiğimizi yaparız. Yok deli de yapmaz. O tarafa bak. Hayır yapamazsın. Çünkü bak ben bunları yazdım. Şurada mektuplar var. Demin sana gösterdim. 3 tane mektup yazdım. 8'er sayfalık. Bu beni de bağlar. Başkalarını da bağlar. Sen Allah aşkına bir... Türk siyasete kimlerin nereden oğlum, bağlanıp... Fatih sonra... ben siyaset olarak seni bakmıyorum. Seni biliyoruz abi de yani zor söyledim. Değil mi yani? Söyledim. Bak ben diyorum ki siyaset için giriyorsam milletvekili aday olursun. Siyasetçi ülkenin düzenini belirleyen kanunları yapar. Kanun yapıcı değilsin ki sen belediye olarak siyaset yapıyorsun. Siyaset şundan yapılıyor bizim ülkemizde. İnsanların söyleyecek sözü, yapacak işleri, projeleri, birlikte çalışması arzuları olmadığı için bunu siyaset lafı altında dildiklerini birlikte. Bu siyaset. İşte parti, ideoloji. Biz gelecek, biz bak sizin yaşam şekli. Herkesi peçe altına, herkesi çarşafa sokacak. Ya böyle abuk sabuk şeyler olur mu ya? İçki içmenize mani olacak. Öbür tarafı da bazı yerde sizin namaz kılmanıza mani olacak. Başınızı açacak. Bu korku kültürünü ülkemiz geçmek mecburidir. Demin onu konuştuk. Ama bunu her iki tarafta yapıyor abi. Dün mesela dün gözüme inanamadım abi. Şimdi Sayın Başbakan Erdoğan yani 1000 tane doğru yapıyor ama bir yanlış yapıyor. Yani olacak yani bir şey değil. Yani dün çıkarmış şeyi gösteriyor. Ekmek karnesi. Ya 1942-43 ya yapmayın. Bir de laf açılıyor üstünde konuşuluyor. Herhalde bazı şeyleri çok fazla... Yani herkes korku siyaseti yapıyor Türkiye'de. CHP gelirse ekmek karnesi gelir. CHP gelirse benzin kuyruğu gelir. Öbürü diyor ki o gelirse siz Fatih, içki içemezsiniz, sokağa çıkamazsınız. Peki bak siyaset size bir şey okuyayım arkadaşlar. Getirdim burada unutmuştum. Belediye reisi CHP'deyken neler çekti İstanbul'a hatırlamıyor musun? Son CHP'nin önündeyken. Bak şimdi. Çok soğudu İstanbul. Erol Gökhan'ın... Ve bugün Tayyip Erdoğan Türkiye Başbakanı ise CHP'nin beceriksiz belediye başkanının çok büyük rolü vardır. Şimdi CHP deme. O zaman belediye başkanı Sosyal Demokrat Halkçı Parti derdi. Şu anda CHP'den milletvekili galiba. SODEP mi? SHP. SHP. Nurettin Hoca CHP'den miydi? Nurettin Hoca CHP'den tabii yoktu o zaman. Yoktu ki CHP yoktu ki. Şimdi. Nurettin Hoca. Bu dönem milletvekili değil. Şimdi milletvekili yaptı. Şimdi. Milletvekili yaptı. Bir yaptı bir dönem önce. Geçen dönem yaptı. Size bir şey okumak istiyorum arkadaşlar. Kokito'nun kış 2007 fanatizm ya bizdensin ya öteki. Erol Gökhan'ın bir makalesi bu. Fanatizmin psikolojisi ve Türklerin psikolojisinde fanatizm. Bir boyun içinde sürekli bir kuşatılmışlık hissi ve var kalma kaygısı bulunduğundan dikkatlerin ve öfkenin üzerine çekildiği öteki düşman imgesi üretebiliyorlar. Bir öteki kavramı üretebiliyor diyor. Türkler yan yana barışla yaşamaktansa birbirlerini yok etmeyi tercih ederler. Birbirlerine düşman olan 10 binlerce klandan oluşurlar. Çin kaynakları söylüyor bunu. Daima Türk topluluklarının içinde bir öteki... Kaç bin sene önce abi? 1000 sene, 1500, 2000 sene. Ama gelenek görenek o damarlarındaki genetik şey... Karışsa da zaman zaman ortaya çıkıyor. Yine bir öteki kavramı yaratmakta üstümüze yok. Solsa. Ona bakarsan mesela değişiyor o bazı şey olmak ki mesela Türk ırkında da hiçbir zaman dinsel fanatizm olmamış. Olmamış. İşte bir öteki kavramı yaratınca bir kısım insanlar da o fanatizmin arkasına saklanarak yeterli bilgi birikimine sahip olmadan o fanatizmle bazı siyasal şeylerde, kademelerde görev almaya talip oluyorlar. Ne oluyor? Mensubiyet duygusu gerçekten bilginin, fikrin ve becerinin üstüne geçiyor. Demin söyledim. Tabii ki. Yani kültürel düzeyi yükseltmezsek, entelektüel kapasiteyi arttırmazsak o zaman bunlar öncelikli. Abi 2010 projesi ne oluyor? İyi olacak herhalde. İşte yani bizim böyle bir 4 kişi yürütme kurumunda. Peki Sener mesela Göztepe'ye cami sana
gelse teklif olarak. Hayır bak, kamusal bir alanda eğer cami yapma isteği varsa cami yapma isteyenleri toplarız. Hepsi bir miktar. Biz de katkıda bulunuruz. Yerel yönetim olarak. Gerekiyorsa merkezi yönetimden de bir miktar katkı payı vakıflardan isteriz. Bir arsayı satın alırız. Orada istediğimiz camiyi isteye yapmak. Göztepe'de. Bulabiliyorsan Göztepe Parkı'nda Göztepe'de. Yani? Hayır. Ha. Kamusal alanda değil. Kamusal alandaki her türlü inşaata hayır. Çünkü kamusal alanda yapılacak bir şey statüsü bellidir. Demin sen diyordun ki insanlar yeşil alan olarak terk ettikleri yeri sen sonra başka amaçla kullanabilir. Kullanamaz. Eğer böyle bir gerçekten hayır yapmak isteyen insanlar varsa toplarız parayı. Biz de katkıda bulunuruz. Elbet her türlü ibadet. Yani yalnız onlar değil. Giderek azaldığı için. Ama Hristiyanlar gelse de biz ibadethane yapmak istiyor. Hayır sen ibadethane yapamaz mı diyeceksin. Sen gidiyorsun Berlin'de, Münih'te, Stuttgart'ta, Paris'te, İtalya'da da tartışılıyor. Şimdi cami yapıyorsun, o adam da kendi dininin gereklerini yerine ibadetini yapmak için yer talep ederse, bulursa arsayı, gerekiyor sonra dinsel... Ama kamuya ait alanlarda... Hayır, kamuya ait alanda olmadı. Bu kolaycılık. Bu başkasının yerine hovardalık, başkasının parasıyla hovardalık yapmaya benziyor. Hayır, olacak iş değil. Ne oldu Murat? Gözlerini açtın. Uykusu geldi. Hayır canım, ne alakası var? Sen çok aykırı şeyler söylüyorsun sonra, diye söyledim. Sabaha kadar daha çalışacağım, ne uykusu? Peki. Yarın yazı var. Yarın yazı günü, evet. Bu arada birisi gitmiş şeye, Süreyya Operası'na. Evet, memnun. Opera boşluğu olmadı söylendi. Zannederim Sayın Ginim oraya gitmemiş. Gittim, nasıl gitmemiş? Zaten bu zaten size biraz kıl galiba. Kızgan galiba. Zaten arabasına inip Kadıköy'de gezdiğini de pek sanmıyorum. Oranın gerçekten yeterli orkestra boşluğu vardır ve geçenlerde La Traviata Operası'na gittim. Çok yeterli bir sahne olduğunu düşünüyorum. Sayın Ginim nereye opera yapacak merak ediyorum doğrusu. Kolay. Ben yerini söyleyeceğim. O zaman kim olduğunu bilmiyoruz ama yani söyleyeyim, adı da Bülent Tandoğan. Bülent Tandoğan bir daha defa lütfen kendine bir smokin alsın. Çünkü oraya koyu renk takım elbise olmadan gidilmez biliyorsun. Viyana'ya falan gittiği zaman daha önce de rezervasyonu yaptırınca veya yılbaşı konserleri televizyonda naklediyor. Ne biliyorsun abi nasıl gittin adamın? Yurt dışında eğer opera görmüşse orası yok, da yok. Ben La Traviata. Dilim seni şeyimden uygun mu geldi? Yok hayır şeyim dilim şey yaptı dolaştı. Orada öyle bir opera seyredilmez. Olmaz. Seyredilir mi? Seyretmiş olmaz. Bir adam olarak. Ben Süreyya sinemasında yani orada onun kötü bir kopyasını seyretmiş olabilir. Dar bir kadroyla. Ya şey vardı mesela. Bunun sanatçının yetenekleriyle veya sanatçının nitelikleriyle alakası yok. Sinan abi orada olmaz o iş. Darül Bedai vardı biliyorsun eski dram tiyatrosu. Tabii tabii. Tepe başında. Yanan. Bazı operalar oynardı ama küçültülürdü şey. Tabii sahne küçültülür, küçültülür, dekor küçültülür, orkestra küçültülür. Olmaz. Yani opera biraz bir Wagner'ın oynayacağı evet. Bir tane Tannhauser nerede orada mı oynayacak olmaz. Mümkün mü? İmkanı yok. Bir Aida'yı oynayabilir misin ya? Koskoca piramitlerin önünde gittik, gördük, evet, seyrettik işte evet. Ya piramitlerin önünde. Ne sahne ya? Sahne dediğin yer 1000 metrekare, 1500 metrekare açık havada olduğu halde. Evet. Ufkumuzu küçültmeyelim. Cumhuriyetin bize verdiği en büyük şey çağdaş ve ileri bir yaşam seviyesi ise ufkumuzu bize ait olduğu için, bize sempatik geldiği için ufkumuzu küçültmeyelim. Peki ya bir şey söyleyeceğim. Kızma bana ama şimdi. Estağfurullah. Girdin AK Parti'ye falan ama... Başar bak, AK Parti diyorsun, teşekkür ederim. Ya senin hatın için de onu hayata dememişler. Benim biliyorum ama olsun, söylem yani. AKP öyle, bana göre AKP. Peki. Yani CHP ise MHP, CHP, AKP yani. Tamam. Eğer AK Parti denmişlerse o zaman partinin adına AK Parti koysalardı diye düşünüyorum. Ben bunu da her yerde söylüyorum. Hadi sen, ama hatır için söylerim yani. Peki, yani, teşekkür ederim. Hani sen dersen ki bana Ahmet de, ben sana Ahmet dedim bundan peki. Sonra. O yüzden AK Parti de AK Parti. Sağ ol. AK Parti İstanbul'da 1994'ten beri belediyede. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelişerek. Ha? Refah Partisi. Hayır yani sonuç olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan 1994'te seçildi değil mi? 94, 2000, 15 sene. 98'de ayrıldı. Ayrıldı ama sonuçta onun yardımcısı geldi, devam etti. Sonra Ali Müfit Bey geldi. Sonra Kadir Bey geldi falan. Gitti yani. İstanbul'da yapılmış bir opera binası var mı o tarihlerden bu tarihlere? Fatih opera binası belediye yapmaz. Yani bu sivil girişimdir daha ziyade. Devletin yetmez belediyenin bütçesi böyle bir şey. İmkanı yok. Tam bir opera binasına. Yani şimdi Sinan abinin yanına konuşuyor. Kusura bakma ama. Hiçbir belediyenin bütçesi yetmez.
opera binası ciddi bir masraf. Ciddi bir bak, Taksim söylediği orası, doğrudur. Taksim'deki orası. Atatürk Kültür Merkezi. Orası opera falan değildi orası. Orası saçma sapan bir binaydı. Kimse kusura bakmasın. 1940'larda başladı. İstanbul'daki Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi opera binası değildi o. Adı değişmemek kaydıyla yıkılıp yeniden yapılmadır abiciğim. Çağdaş bir şekilde. Ve ama sadece orayı değil, yanındaki otoparkı ve evet, hatta oradan böyle giden bir ada vardır şeye doğru giden. Atatürk Kütüphanesi'ne doğru giden. Mete Caddesi. Mete Caddesi'nde. Oradaki o adayı da içine alacak şekilde orada Boğaz'dan da görülecek, Marmara'dan evet, da görülecek, uzaydan da görülecek. Ve buranın bir mimarisini temsil yapılmalıdır. Caddenin de çok üstüne çıkıyor. Cumhuriyet eseri yoktur aynen, İstanbul'da. Aynen. Bir tek ben Cumhuriyet binası yoktur. Ben onun için şöyle bir şey düşünüyorum. Bir tek herhalde şey var değil mi? Fen Fakültesi binası mı ne vardı? Yok canım. Orada bir sosyal sigortalar binası var. Sosyal sigortalar binası var. Şeyin yaptığı. Çıkarken ama yani dünya nerede? Hocanın çok iyi bir binasıdır. Çok severiz ama. O kadar matah bir bina değil. Sürüyeti içinde görmezsin bile. Farkına bile varmasın. Şimdi bak Atatürk Kültür Merkezi'nden bina 1943. Bu arada belediyenin bütçesi çok yüksek. Bakma o milyar 10 milyar dolara yakın bütçesi var. Dolar ama yani, yani kalkamaz böyle yapamaz, bir organizasyonun içinden çalıştıramaz da. İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüne böyle bir bina yapılmasına İstanbul Şehre Emaneti karar verir veya İstanbul Belediyesi o dönemdeki ve Rükleddin Güney ile Fazıl Bey yanlış da hatırlayabilirim. Çok daha fazla Rükleddin Bey'i hatırlıyoruz. O ikisinin konkuru sonucunda kazanılan projeleri ve belediye bu işi beceremez. Gelirler 50'lere, 60'lara, 60'taki ihtilalden sonra bunu Bayındırlık Bakanlığı'na devrilir. Hayati abi rahmetli, Büyük Tabanlı Yapılar olur. Proje Grubu diye, Hayati Tabanlı, Büyük Yapılar Proje Grubu diye bir grup kurdu Bayındırlık Bakanlığı. Bununla beraber Atatürk, eski Yeşilköy Atatürk Hava Meydanı'nın bugün iç hatlar, i̇ç hatlar termine, kullanan, o zaman dış hatlardı. İki binayı yaptılar bu grup. Ortak tarafı ikisine bak, çatısı bakır kaplamadı. E işte yani o zaman ellerinden gelenler bakır kaplamadır şeydir bir yapıların. Ama o gün Türkiye'nin orası eski buydu. O bina bütün sosyalist ülkelerden. Mezarlıktır orası. Tabii. Eski mezarlıktır. Ayaspaşa mezarlık. Ayaspaşa mezarlık. Aşağıya kadar iniyor orası. Görmüyorum. Cemal Paşa gayrimüslim. Şurada evet. Evet gayrimüslim mezarlık. Fotoğraflarda Selbiler Merbiler gözüküyor. Evet. Hatta orada yani Gümüşlüğü Caddesi'ne yüz alan ilk binaların yapılırkenki fotoğrafları var benim evet, kitapta. Şişhane tarafına kadar gider o. Ama gayrimüslim mezarlıkları olarak devam ediyor. Ve Cemal Paşa İstanbul muhafızıyken kaldırtır onları. Yani 1912, 13, 13, 14 falan. O sıralarda başlıyor. O sıralarda kaldırtır. O talimhanenin bölgesindeki evet, gayrimüslim evet, şeyleri de o Taksim kuşasını oraları evet, şey yaparlar. Onun için ufkumuzu büyük tutalım. Partimizin bir sloganı var. Büyük düşünüyoruz. Madem propaganda o takılıyor ben de söyleyeyim. Büyük projeler oluşturmak lazım. Söylediğin haklısın. Hep onu söylerim ve gerçekten de rahatsız olurum. Cumhuriyetin simgesel İstanbul'da bir yapısı. Ama Ankara'nın şimdi mesela Anıtkabı, Hayati Bey'in oğlu Murat, sevgili arkadaşımız Murat. Bu bina yıkılamaz. Yap canım. Orada eserdir. Herkes korktuğu için yine korku oynadı. Ya Murat burası, söylüyor bunu ya. Diyor burası, ki babam yaptı yıkılamaz diyor falan. Nasıl yıkılamaz? Yani o binanın bütün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin her şehrinde biraz büyükçe 5-6 tane biraz küçükse bir tanesi vardır. O tip projedir. Çünkü ülkede malzeme yok. Teknolojimiz çok fazla böyle... Ülkede güzel yanmıştı. Tekrar yapmasalardı. 69'da evet. 69'da. Şimdi, tam da cadı kazanı oynarken yanmıştı yani. Yahu yangında 4. Cuma'nın hakiki zırhı... Tabii yandı. Kıyafetleri, miğferi gitti o ya sırada. Dünyanın neresinde görülmüştü? Opera binasından bir yere yani Louvre'da alacak... Konser salonuna Louis XV'in zırhını götürecek mesela elbisesine. 15. Louis demek istedim. Yani, Louis XV mobilya götürecek diyecekti. Yani böyle saçma bir şey olur. Şimdi ufkumuzu büyük tutalım derken bu kadar da büyük değil yani. Bu çünkü uçuk kaçık bir büyüklük. Bilmiyorum abi, neler mimar olarak yani sen meşru iyi bir mimarsın. Estağfurullah. Gelecek İstanbul'un, değerlendirecek. İstanbul'un Cumhuriyet İstanbul'unu aksettirecek bir bina yaptı. Yok işte. Hayır, ne ay, yaparsın? Ne ben böyle bir şeye cesaret etmek istiyorum. Niye? Çok zor. Siyasete katılsın diyorlar halk. Siyaset, sen niye buna gömüyorsun? Hayır, sen binayı yapmayı söylüyorsun. Nerede yapılabilir? Ne, nasıl bir şey düşünüyorsun? Ben Kadıköy için şöyle bir şey düşünüyorum. Hayır, Cumhuriyeti aksettirecek, Cumhuriyet binası dedirtecek. Sen İstanbul'da çok güzel binalar yapıyorsun. Sen biliyorsun böyle bir şey, ne dediler? Şeye, hayırsız adaya Mevlana heykeli yapalım dediler, ya, dev gibi. İşte o da birden aklına gelmiş, adamın... Eskilerin bir sözü vardır. Üç kere düşün ondan sonra konuş derler. Düşünmeden konuşur. Gerçekten benim gönlümden geçen yer yok ama bakılabilir, yapılabilir. Sultanahmet Meydanı'nda Cumhuriyet'in bir müzesinin yapılması. Çünkü abi adliye binası bu iş için ideal. Adliye binası
Tabii. Boşalıyor zaten yakında. Bu işin ideali. Evet, o bina da güzeldir. Sedat Bey'in, Sedat Bey'in binasıdır. O bina hakikaten hoş bir müze olabilir. Çünkü orada Bizans, ben Bizans demekten hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Roma, Osmanlı hepsi var. Onun yanında Cumhuriyet'in de orada simgesel bir müzesinin olması. Cumhuriyet'in resmi, Cumhuriyet'in heykeli, Cumhuriyet'in tasarım ürünleri. İnsanlarımızın önünü açmalıyız. Oraya eserlerini, resim heykel müzesi var. İmparatorluğun veliaht tarihi. Peki ya. Sen gittin mi resim heykel müzesi son zamanlarda? Gittim yani. Enkaz. Restore etmeye çalışıyorlar ama yani zaten Mimar Sinan Üniversitesi. Vahim yani. Küçük bir üniversite. Vahim durumda. Sarayın içinde olmaz bu iş yani. Vahim sarayın durumda. Vahim. Onlar da biliyor sıkıntıları çekiyorlar. Onlar da bir yer arıyorlar bunu buraya transfer etmek için diye. Ben sana daha vahim bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten vahim durumdayız. O yüzden reform yapmak mecburiyetindeyiz. Hem düşüncelerimizde hem uygularımızda. Hatay'a gittim rica ettiler. Hatay'da arkeoloji müzesi var. Antakya'da. Hatay arkeoloji müzesi. Fransızların 1932-33'te planladıkları. Daha sonra bir işte Cumhuriyet'e katıldıktan sonra 44-45'ler. Ya Fatih. Elindeki mozaik koleksiyonunun bugün teşhirde olanı %1 falan. %4.6. Sikke koleksiyonu %3.2. Ülkemiz zenginleşecek kardeşim. Bunların hepsi birer sermaye. Sen sermayen var yastık altında tutuyorsun diye avaz avaz bağırıyoruz. Bu yastık altında veya kimsenin görmediği yerde tutuyor. 35 bin metrekare bir avan proje çizim hediye ettim. Yapabilecekler mi? Hayır. Ne ki cevap biliyor musun? Ya biz bunun işletmesini beceremeyiz çok büyük. Tabii. Herkes ufak elimin altında kalsın diyor. İdeolojik olarak elimin altında kalsın. Ufak olsun benim şeyimi yesin. Büyük düşünmeye, önümüzü açmaya, gelecek kuşaklar için bir şey yapmaya kimse talip değil. Yumurta kapıya geldiği zaman çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu defa yalnız abi yumurtalar şunlar, telef oluyor. Şimdi Cumhuriyet İstanbul'un sembolü bir eser deniyor. Şimdi Bizans'tan kalanlar var. Osmanlı'na kalanlar var. Fakat bunların hiçbiri ben dönemimi temsil edeyim diye yapılmış şeyler değil. Hayır ki. Değil canım bir müddet ihtiyacı yaparsın, cevap yaparsın sonra temsil eder. Olur. Tabii. Mesela o Avusturya'daki opera binası. Tabii. Neydi mimarın ismi? Paris'tekini biliyorum. Avusturya'daki, Viyana'dakini bilmiyorum. Hayır Avustralya'daki. Sidney, John Lipson. Yani bu adam ondan sonra bir doğu düz bir şey de yapmamış hayır, değil mi? Adam genç yok yapamıyor mı? Yani. Yapamıyor. Evet. Genç yaşta böyle bir şeyden altından kalkmak da çok zor iş. Bizim buradaki borsa binası içinde o da biliyorsun böyle bir şeye başladı sonra konser salonu olarak başladı o. Kongre merkezi konser salonu evet. Bugün borsa olarak. Oktay evet. Diye bir arkadaşımız çok uzun sene sıkıntılar çekti. Çünkü genç yaşta senin de bilgi birikimin yeterli olmadığı için dışarıdan gelen girişimlere mani olamıyorsun. Yetersiz kalıyorsun. Bu defa araya başkaları giriyor filan. Mimarlık hayatında, meslek hayatından doluyorsun. O yüzden ben genç yaşında böyle bir şeylere girişmiş insanlara doğrusu üzülüyorum. Çünkü hırpalanıyorlar ve şey bırakamıyorlar. Ama, ufak ufak başlamak lazım. Ama abi diyeyim Sultanahmet, 1. Ahmet camiyi yaptırırken ben devletimin gösterişi yapayım diye yapmadım. Biraz o gösteriş ama 6 tane minare var. Efendim o tantana göstermek. Şahsı yani, imparatorluğun şahsı. İmparatorluğun biraz şey böyle o. Hissetmişler. Bir ama tarafı... yani biz efendim Cumhuriyet'in eserini yap bırakalım dediğimiz vakit ortaya saçma sapan bir şey de çıkıyor. Hayır öyle bir iddiayla değil ama Cumhuriyet kendi yapılarını, kendi anıtsal yapılarını yapmaya başlamalıdır. Bak. Bizim camilerimiz, yeni yapılan camilerimiz çok kötü birer kopya. Abi 16. yüzyıl camisi yapıyorlar ya. Yapamıyorlar. Aynen. Keşke 16. yüzyıl camisi yapsalar başım şeyim kurban, canım kurban. Ama kötü bir kopya çünkü bir şeyin kopyasını Japonlar biliriz. Değil mi? Anamızı ağlattılar ya bütün dünyaya o kötü kötü kopyaları, kötü kötü kopyaları yapa 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 ondan sonra İyisini gerçekten yapmayalım. Yapmaya başladılar. Şimdi yapacaksın. Kopya yapmak zor bir iştir. Yani onun ben ne görüyoruz? Güzel bir laf vardır. İyi sanatçı kopya eder. Yok kötü sanatçı kopya eder. İyi sanatçı çalar. Kopya etmek bütün akademilerde şurada burada müzelere gönderirler çocukları almada gezerken. Şimdi Sidney Opera binasını sen söyledin diye söylemiştin. Sidney Opera binası dünyanın en meşhur opera binaları arasında birinci sırada. En çok gözükeni. Çünkü bazıları karada kaldığı için gözükmüyor. Sonra Avrupa'da ya sokak arasında çoğu ama bu kabak gibi uzaydan baksan görünen. Görüyor. Şimdi bu oranın simgelerinden biri. Ama yapan mimar Avustralyalı değil. Danimarkalı. Danimarkalı adam. Utzon Danimarkalı değil mi? Tabii. Paris'te o ikinci yapılan o etol benzeri altındaki evet. Arkı yapan da bir başka Danimarkalı. Şimdi yani mesela şart mıdır? Hayır değil. Uluslararası konkurla yapılır. Dünyanın her tarafını açacaksın bu işi. Çünkü bir de öyle bir tartışma var. Türk mimar yapmalı. Niye yabancılar bilmem neler falan filan.
Daha bizim Ankara'da öyle bir deneyim yapmış. Kocatepe Camii yapıldı, devletin resmi camii. Yani Sinan'ın modelinden bir adım ile gitmedi hala şey Sinan. Hüsrev Bey bu konuda Hüsrev Bey ile Fatih Bey'dir. Yalnız o da yapılabileceğin, o kopyanın da en iyi kopyasıdır o Türkiye'de. Çünkü ama ötekini de beceremedi. Ama ben camiini gördüm. Pakistan'daki cami. Türkiye'deki... Çok güzel bir şey. Hangisi? Peki. Pakistan'da. Vedat Dolokoy'un yaptı. Çok güzel cami. Güzel şey çok güzel cami. Ama o dönemde... Şöyle bir şey geliyor, biliyorum. Şuradan şöyle bir şey çok geliyor. Çok güzel. Çok bambaşka bir şey. Yalnız... Hatta sonra Malezya'da bu Kuala Lumpur'da bir cami gördüm. Ondan ilham alıp yapmış. Tabii. Ama Kuala Lumpur'daki biraz daha kötü. Ondan ilham alıp. Tabii yani ötekinden şey senin söylediğin gibi çok yani güzel. Çalıntı olmuş. Çalıntı. Yalnız mesela şimdi Ankara'dakine bak şunu. Kral Hasan bir cami yaptı. Felaket. Fransızlara. Fransızlara. Kötü. Çatısı da açılır. Şey çatısı da açılır. Ama yani bizim camilerimizde belki ondan. O kocaman caminin içinde bir tane minber var. Hangisi? Alay eder gibi. Şeydeki Kazablanka'daki deniz kıyısındaki o Kral Hasan'ın camii. Abi camiler içinde yani kızan olacak da benim en sevdiğim cami zevkime hitap eden İbni Tulun'dur Kahire'deki. Güzeldir tabii. Bahçedir. İbni Tulun büyük bir avludur. Avludur. Şimdi, Kahire'de olur kardeşim. İstanbul'da nasıl yapacaksın şimdi? Ama İbni Tulun bizim zamanımızda kalma. Şimdi o değişik bir şey ama. Memlük. Memlük. Dalakoy'un yaptığı da değişik bir şey. Gayet modern bir şey. Hayır yapılabilir yani Türkiye'de vardır yani. Her tarafı açık yani. Ankara'da, çok havada, evet, Ankara'da evet. Cengiz Bektaş'ın yaptığı öyle bir ada var. Kınalıada da böyle bir cami var. Tarapya'da böyle bir tane cami. Küçük deneyimler bunlar. Ben şeyi çok beğendim. Geçen gün Şekerpınar'da sanayi bölgesinde bir cami gördüm. Ben de onu gördüm. Çok enteresan. Çok enteresan yapmışlar. Yanından ben uzaktan gördüm. Aa dedim ki bak burada akıllı bir adam. Çok enteresan. Yeni bir deneyim. Ya bir gün gidersek göstereyim sana. Antalya'da da var. Antalya çıkışında havalanına giderken. Galiba orada var. Yani adam sanayi bölgesinde bir cami yapmış. Evet. Ve bölgenin dokusuna inanılmaz uyumlu. Çok enteresan ufak bir şey. Fabrika kısımsıca evet. Ama çok şık olmuş. Bak şimdi Karacaahmet'in girişinde de yeni bir tane yapıldı. Yeni bir tane ama ben biraz orada biraz... Hüsrev Bey. Dalakoy'un o cami bir kabuktu Ankara'daki şeydeki değil. O zaman İslamabad'da o yüzden kabuğu. Kabuğun o dönemdeki mühendislik çözümleri ve Türkiye'deki o betonu o zaman böyle makineyle beton dökülmüyordu. İman gücüyle çekiliyordu. Yapamadılar. Yani çözemediler o kabuğu ve Türkiye'deki beton kalitesiyle ondan o camiyi şey yaptılar. Sonra Hüsrev Bey, ben yakından da tanırım Hüsrev Bey'le münasebeti var. Adamın bütün amacı... Bütün o birikimini modern bir cami yapmak için. Kimse talip değil ya. Zorladı adam para veren adama. Hayır ben sana modern cami yaptıracağım der misin? Herkes klasik bir cami yapmak peşinde. Çünkü orada kendi mensubiyetlerini görüyor. Alışılmışın. Gerçekten Türkiye'de aristokrat ve burjuva olmadığı için. Böyle mese olmadığı için. Böyle bir şey efendim, denemek. Zaten Sinan abi. Tradisyonel. Mümkün olduğu kadar. Suyu idareyi masla. Yani, suya sabuna dokunmasın. Hayır, ne derler? Abi, zaten Hüsrev Bey'in. Bazı projeleri de yürütülüp tabii. Başkaları uygulayıp yapılmış. Kim yürüttü ne yürüttü? Yani bazı projeler çalınmış. Yani, kendi şeyleri gibi ve yapılmış. Biz yaptık şeyler. Diye şey yaptık. Fakat ona Hüsrev Bey de son derece nazik bir insan olduğu için ağzını açıp bir şey söyle. Söylese ne olur. Yani şimdi bir okurdan bir... ilginç bir mail geldi. Diyor ki bu şey var ya Kadıköy'deki toprak mahsulleri ofisinin dev binaları şeyi var, siloları var. Evet. Haydarpaşa. Üsküdar'da onlar kalıyor. Üsküdar'da mı kalıyor? Oraya çok güzel bir opera binası olur onların yerine diyor. Hakikaten orada çok... Olabilir ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Doğru deniz yolda. Ben oraya gelmedim Üsküdar'da olduğu için. Tıpkı Galatasaray Adası gibi Caddebostanlı Bostancı arasına kıyıdan biraz 150 metre açığına iki tane ada yapılabilir. Şimdi Soçi'de kış olimpiyatlarını yapıyorlar diye Soçi'de yapıyorlar ada. İki tane dedir. Üç tane. Soçi. Apazya Soçi. Evet. Gürcistan'daki Gürcistan. Soçi'de. Gürcistan yani. Deniz kenarında var ya Yunanistan'da. O kadar evet. Zengin mi orası onu yapacak. O kış olimpiyatlarını almışlar. Orada adalar yapıyorlar. Var bir tane. Soçi galiba Rusya'ya bağlı ama Yunanistan'a bağlı değil galiba. Yunanistan'a bağlı. Aslında hiç Rusya'da söyleyemem yani. Bunları. Rusya'da da var. Rusya'da ise daha rahat yapı falan. Şimdi buraya iki tane. Bir tanesi Rusya. Böyle bir kültür adası. Bak Rusya. Bir şey daha yok bu şehirde. Bu şehirde bir kent kitaplığı var mı? Kent arşivi. Atatürk kitaplığı. O yapı ona müsait değil. O yapı zaten efendim, lokanta olur. Aylardır kapalı kitaplık maalesef. Tabii su giriyor mu giriyor şey yapmıyor. Kent kitaplığı bir Mısır'da İskenderiye'de bir kent kitaplığı yaptılar. Gittin mi? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Efendim, gittin mi? Nerede abi? İskenderiye kitaplığına. Yok gitmedim. Tavsiye ederim git. Efendim? Git tavsiye ederim. Mısır'da? İnanılmaz. Mısır'da muazzam şey yaptılar. Gittin mi? İnanılmaz bir şey. Muazzam şey yaptılar. Eski kitaplığın anısına bir kitaplığı uluslararası bir konkurla yaptılar. Müthiş bir kitap. Şimdi İstanbul'un böyle bir kent kitaplığına... Efendim sen... Abi sen diyorsun Atatürk Kütüphanesi var şurada. Boşalttılar ya. Kapalı ya. Boşalttılar, kapattılar. Restore ediyorlar rezillik çünkü. O yapı lokanta sene, olarak planlanmış. Zaten çok güzel lokanta olur. Hamam olur. Hoca onu, hocanın 50. yıl anısına kitabında şey diye var. Lokanta diye. Ya o lokanta olur, hamam olur. Kütüphane olacak bir yer değil. Kimin de o? Sedat Hakkı Bey'in o da.
Vallahi Sedat Hakkı. Abi İstanbul'da ne varsa enteresan Sedat Hakkı geldi mi zaten? Abi hepsi de aynı şeyler. Çok benziyor. Şöyle bir bina, şöyle bir çıkıntı. Hafif böyle bir Selçuklu Osmanlı havası vardı. Onda bir deneme yapmaya çalıştık. Şimdi şeyi niye kimse söylüyor? Şey var bir de şark sigorta binası var karşıda, o da onun. Evet. O da çok o havadadır yani. Evet, şeyi gayet iyi bilirsiniz. Kimya fakültesi miydi? Bina yapıldı, tuvalet yapmayı unuttu. Fen edebiyatı. Fen edebiyatı tuvalet yapmıyor. Yok ama kim yapmadı? Sedat Hakkı. Bahçe yaparlar diye. Önce yıkılsın, bahçeye yapar. Emin Türk kültürü bahçede yapılmıştır. Bu batı şey açılıyor birazdan herhalde. Abi sana sorular var. Bak, siyasi sorular var. Sayın adayın mevcut başkanın yapmış olduğu icraatlardan beğendikleri nelerdir? Zor soru. Diş sağlığı kliniği var. Güzel. 5 yıl çocuğa müzik eğitimi veriyor. Ha, güzel bir girişimi var, bak söyleyeyim. Kendi söylediklerini söylüyorum. KASTAV diye bir Kadıköy Vakıfları organizasyonu var. Biraz kapalı yani. Yalnız bizim mensubiyetlerimiz, bizim görüşümüzdeki insanlardan oluşsun veya öyle oluşmuş. O güzel bir sivil toplum hareketi. Ne kadar faydalı oluyor? Doğrusu çok fazla yakından takip etmedim. İçinde de görev almadığım için bilmiyorum ama güzel bir sivil, sivil toplum hareketi. Yani 15 senede yaptıkları, o da kendisi de söyleyecektir şu yaptıkları, şunları diye. Başarılı. 15 senede yapmadı. Başkan 2 dönemdir yapıyor galiba. 3 dönemdir yapıyor. Yok, ondan önce Cengiz Özel şundu. Bir dönem o yaptı. 89-94 Cengiz Bey yaptı. 94'ten beri bugünkü başkan. Öyle midir? Ha? Evet. O 3 dönem yapıyor. Eğer 3 dönem yaptıklarından Kadıköy'lü gerçekten memnunsa... Ya, Melih Gökçek gibi o da. 3 dönemdir yapıyor. 4. dönemi yapacak. Yani. Melih Gökçek gibi aynı. Evet. Ben orada gördüğüm... Peki bunun bir soru daha. Çok fazla bir Süreyya Sineması'nın restorasyonu iyi bir faaliyet. Benim iki tane sevgili arkadaşım Ersen Gürsel'le Cafer Borstut yaptılar, mimarları. Onlar ikisini de kutladım, ben açtım. Yani elinize sağlık, gayet güzel bir restorasyon yaptınız diye. Ama benim orada söylediğim şu, restorasyonun kötülüğü böyle bir faaliyetin yanlış yapıldığı değil. Doğrudur. Ama oraya opera demek... Evet. İşi küçültmektir, ayıptır. Yani der ki işte Türkiye'deki, İstanbul'daki görüyor musunuz? Yani bir sinemayı bile biz opera olarak kullanmak mecburiyetinde kaldık. Gerçekten İstanbul'un, Kadıköy'ün çok ciddi bir konser salonuna opera ihtiyacı vardır. Dese başımın üstünde yeri var. Ama burayı opera diye söylemek ve bunu müdafaa etmek kabul edilecek bir şey yok. Onun dışında ben hiçbir icraatı konusunda şöyle yapmıştır, yanlış yapmıştır dediğimi kimse duyduysa özür dilerim. Söylemem de. Başkasının yaptığı yanlışlar veya hatalar üzerine inşa edilmez. Erenköy ile ilgili projelerimiz. Vallahi yazdık, söyledim. Erenköy için yapılacak muhtarlarda bu kadar konuştuktan okuyayım o zaman. Dur bakayım Erenköy için ne demiş. Böyle ezbere 21 mahalleyi söyledik Erenköy için. Erenköy'de bir kere galiba en basitinden otobüs seferlerini otopark, çocuk oyun sahası, minibüs caddelerinde, minibüs caddesinin Erenköy'ün yüz tarafından geçen bölümünün düzenlenmesi lazım. Oradaki muhtarlıkta ve bazı temas ettiğim insanlar iki tane otobüs şoförünün ER1 ve ER2 diye iki tane otobüs hattı var orada. Bunların çok daha sıkça sefer yapmasını ister. O büyükşehire bağlı değil mi o iş? Konuşulabilir YTT yani. Büyükşehir'de demin ondan söyledim ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dordun o istemiyor mu Kadıköy'den? İstiyor yani. YTT'de büyükşehire bağlı bir kuruluş ve hizmet var. Semt pazarından çok yoğun şikayet var. Bu semt pazarları hakikaten sıkıntı Kadıköy için. Semt pazarının bulunduğu, kurulduğu sokaktakiler yandım Allah diye avaz avaz bağırıyorlar. Kurulmayan sokaklarda diyor ki aman onları kaldırmayın. Çünkü yani burada işte sebze meyve fiyatları kaldırdığımız zaman marketlerde yükseliyor. O zaman şöyle yapmak lazım, dönüş yapmak lazım değil mi? Bir ay bu sokakta, bir ay öbür sokakta, bir ay öbür sokakta kıyamet kopar. Bunları belirli bazı yerlere toplayıp bu mahallelerden o belirli toplanılan daha böyle sakin. O da yapıldı bir ara. Daimi semt pazarları falan diye bir şey yapıldı. Yani ayrıca bunlar da kasabalık döneminden, panayır gibi şeylerden kalmış yani. Bütün bunların... Abi yapma, pazar çok eğlenceli bir yerdir ya. Çok keyifli. Peki yani siz eğlenceli diye... Çok keyiflidir yani. O zaman o sokağa... Değil mi? Çok güzel bir de pazar ya. Kullanılan sokağa... Her şey vardır. Ne ararsan. Peki o zaman bunu bir de... Ama tabii o sokağın sakinler için facia bir şey. Bir de bunu daha organize hale gibi böyle tahtalarla mahtalarla değil, kamyonetler gelir, yorun kerevanı açılır, içinde tuvaleti olur, bilmem ne olur, açarız. Abi valla Paris'te bile pazarlar var, şahaneler yani. Oo ne güzel.
O zaman ben oradaki var ya, o... Paris'te pazara gidiyorum, karnımı doyuruyorum. Basit pazarını biliyorsun, oraya kadar kadar. Evet, pazar günü ne arasam vardı. Her halükarda bu pazarların trafiği bir aksatmayacak. İki, mahalle sakinlerine zarar. Çünkü orada tuvalet falan olmadığı için de bütün o pazarcı esnafı oradaki apartmanların bahçelerine, işte bodrum katlarında müsait buldukları yerlere günlük ihtiyaçlarını gideriyorlar. Öyle yani mi? Tabii ya, böyle şey olmaz. Oo, Reza, onu hiç düşünmedim. Yani tabii çok... siz dışından baktınız. Ondan sonra o pislik 5-6 saat kalkmıyor. Sokağa itfaiye girmez, can kurtaran girmez, adam evine bir şey getirecek. Kampüs girse gidin öldün pazarda. Aynen. Pazarın içinden seni sedyeyle götürecekler. Yani bunlar çağdaş şehir yaşantısına uygun bir şey değil. Hakikaten sen belki başkasının sokağında şey kurulan pazar... Elma soyma makinesi. Tamam. Başkasının sokağında kurulan pazar... Kolacı şiş diye sana kabuğunu soyuyor. Şahane bir şeymiş. Ben elma soyamam çünkü. 5 lira. Görürsen alsana bana bir tane pazarda. Çin malı. Çin malı. Pazarları gezmeye şahane. Meraklı. Pazar severim ben. Ben çok severim. O zaman bana. Murat'ın sokağında bir pazar kuralım. Biz zaten var. Biz orada keyifleniriz. Bir sokak aşağısında var. Karşı sokağında var. Tabii bir sokak aşağısında. Ama güzel pazar. Fakat yokuş oluyor o pazara. Yavaş yavaş gidecek. Yavaş yavaş gidecek. Ya ben... Hiç ya ben düzlükte 100 kilometre yiyeyim, yokuşta 1 kilometre yiyemiyorum yani. Ben de canım. Hayır, yukarıdan aşağıya in. Aşağıdan keşke arabayla çıkarsın sonra. Sonra aşağıdan yukarı çıkacağız. Ha? Aşağıdan yukarı. Şoförün gelsin aşağıdan alsın. Yahu hiçbir ya şeyde... Çok züppesin ya. Züppe değil mi, rahatlık varken? Ya, hiçbir mağazada şeyde bulamadığım tıraş köpüğünü orada buluyorum ben. Tabii. Getiriyor. Yani çok güzel keçi peyniri var. Peki Sinan abi, ulaşılabilir bir başkan olacak mı diye söylediniz. Tabii. O şart. Nasıl olacaksın? 21 mahallemiz var. Her meclisiyemiz bir mahalleden sorumlu olacak. O mahalledeki organizasyon, muhtar ve o belediye meclis üyesi marifetiyle bize erişecek. Periyodikte toplantılar yapacağız ama bazıları söz biliyor. Kapısı açık başkan olacağım diye. Ben hesap ettim. Kapısı sonuna kadar açık. Her dakika girebilirsiniz. Başkanın işi iş yapmak mı? Proje üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamak mı? Yoksa geyik muhabbeti yapmak mı? Yoksa geyik muhabbeti. Ben de şöyle bir şey hesap ettim. Dedim ki 550 bin nüfusu var Kadıköy'ün. Bunun 225 bini gelse, görüşmek istese ve sen bunlara 5'er dakika süre versen. Ömrün yetmez. 2.6 yıl non-stop adam kabul etmekle. Yani o çıkacak, tuvalete gitmeyeceksin, bir şey yemeyeceksin. 24 saat boyunca. 24 saat boyunca, 365 gün 24 saatten 2.10'da 6 yıl yapıyor hesap. Evet. 225 bin çarpı 5, işte böl. 60 bin bölü 24 çarpı 365, bak ne çıkıyor. Şimdi böyle bir şey de tabii erişilebilecek. Yani bu kaynakları açık tutacaksın. Sivil toplum kuruluşların bu danışma veya düşünce grubuna... 2-3 tane enstitü kurmak istiyorum bu çalışmaların yürümesi için. Biraz popülist dedi, eski solculuğundan kalma dedi. Barış Enstitüsü. Kim? Sen demin. Ben sana solcu olmamıştım hiç dedi. İşte Barış Enstitüsü ama dedin böyle bir şeyden kalmayı barış dedin. Barış Enstitüsü mü? Tabii. O ne? Burada barış lafını enstitü, barış enstitüsü. Bir komşuluk münasebetlerini geliştirecek bir şeye ihtiyacım var. Sivil toplum örgütlerine kimse kusura bakmasın sevmem. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin %90'ı devlete soymak için kurulmuş. Yok böyle bir şey. Türkiye'de budur. Bunu kaldıracağız. Hayır, böyle bir şey yok. Ama gerçekten komşuluk münasebetleri, bizim yaşadığımız dönemdeki komşuluk münasebetleri şey sıkıntıya uğradı. Şey. Böyle semt evleri ve bu tür kurumları hayata geçirerek... Şimdi çocuklardan bizim öğreneceğimiz, gençlerden çok şey var. Belirli bir yaş grubunun üstündeki insanlar. Cep telefonunu ben diyorum ki... Ne kadarını kullanıyorsunuz? Diyor ki açma kapamasını biliyorum, bana mesaj atmayın, okuyamıyorum. Bir genç bunu öğretebilir. Bir internete girmeyi merak ettiği bir şey. O da ötekinin de ona öğreteceği pek çok var. En basiti demin söyledim, telefonla konuşma usul ve adabını öğretir. Sabahleyin günaydın demeyi öğretir. Akşamleyin rastladığın zaman sokakta iyi akşamlar demeyi öğretir. Yani biz hepimiz bunu... Evimizde tabii bize bunu tembih ederlerdi ama sokakta evet. Da öğrendik. Yani Kuzguncuk iskelesinden gazeteyi almak için adama önce günaydın demen icap ederdi. Parayı veriyorsun 10 kuruş, günaydın diyorsun 10 kuruş. O da sana ne hangi gazete? Günaydın demeden parayı uzatsan adam derdi ki no, evde bir rahatsızlık mı var, hasta mısın? Günaydın gazetesi uzatmaz mıydı günaydın? Hayır. O zaman günaydın gazetesi daha çıkmamıştı. Günaydın yoktu, daha yeni sabah vardı, o zaman akşam vardı. Çıkmam. Yani bu akşamleyin vapurdan iniyorsun veya bilet alıyorsun ya günaydın dersin, paranı verirsin adam. Ya bu bazı gazete isimleri ne kadar kötü aslında ya. Hangisi mesela? Söyleyince aklıma geldi şimdi senin. Posta. Bonjour diye bir gazete mesela. Posta diye mesela. Posta. Hadi İstebaydı.
Gecenin bu saatinde şeytan iyi. Bitmez bu işte. Evet, böyle bir şeyden talip olduk. Kadıköy halkının desteklerini istiyoruz. Vallahi Allah yardımcın olsun. Kavga ile ve siyaset yapıyorum. Yani seni sevdiğimiz için tavsiyemiz seçilmemen. Evet. Bu kadar mesai sarf ettim artık. Ama bir adı ruhsat istesek verir mi? Hayır, veremem. Bu, bak, bu şey. Türk halkının da aklına hep bu gelir. Aynen. Kim ne çıkıyor? Benim için ne çıkacak? Niye davet bana ettik? Ne var? Bana ne var? Niye davet ettik? Kadıköy'de bir işimiz mi var? Bir otopark. Otopark için mi yapacağız o yaştan sonra? Seni otopark kadar şey değil. Kolunda şeyler. Belediye girebilsi. Ben ona bir organizasyon yapacağım. Ciddiye alacaklar şimdi. Ya hakikaten böyledir ama şimdi. Türkiye'de mesela birisi dese ki ben belediye başkanı, bana ne ruhsat vereceksin, bana ne iman. Geyiği bile yani şakadır o. Bir dakika ya, verecek varsa önce ben. Ben. Bir şey varsa ben alırım. Önce biz yapalım onu. Abi ben, ciddiye alırlar, söyleme. Evet, böyle şeyleri uzak. Söyleme valla, bunu kayda çekerler, yani yayınlarlar. Ciddiye almak değil, aradan böyle bir şeyi kayda çekmişler, bazı sözlerimi çıkarmışlar. Dedim ki bu ahlaksızlıktır, ayıptır. Bu ahlaksızlığı abi, yapan insanı kendinize yönetici... Kim yapmış? Neyse, önemli değil. Boş. Yapılmış biri. Kim yaptığı önemli değil ama bu ahlaksızlığı yapanları kendinize yönetici diye, önder diye aldım. Bu yollar çıkmaz sokaklar, bu sokaklar... Var mı şansın peki abi Kadıköy'de? Elbette. Yani kazanmak için bir şeye katılır. Elbet kazanmak için katıldık ve kazanacağız diyoruz. Ne demek şansın var mı? Ya neden diyorum ya? İşte bak ben var mesela şey. İzmir CHP'lindir. Kadıköy CHP'lindir. Bilmem neresi bilmemindir. İşte Diyarbakır DTP'lindir falan. Diyor. Bitmiş şeyler bunlar. Ben söylüyorum ki Kadıköylü'ye bu hamleyi Kadıköylü yapmak mecburiyetindedir. Çünkü Kadıköy nüfusu yaşlanıyor ve giderek az çocuktan dolayı azınlığa, sayıca azlığa düşüyor. Bu akıllıca yapılmış bir yol yöntem değil. İdareyi maslahat ediliyor. Gerçekten Cumhuriyet'in kurucuları Atatürk ne diyor? İdareyi maslahat etmeyelim. Şerlerin en şeri ehveni şerdir. Reform yapmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin reforma ihtiyacı olduğunu hepimiz söylemiyor muyuz? Evet. Evet. O zaman yerel yönetimlerde de gerçekten reform yapmamız ve farklı bir yöntemle, farklı bir yolla problemlerimizi halletmemiz için uğraşmamız ve çalışmamız gerekiyor. Var mı başka bir alternatif? Sizin hakkınızda bir alternatif var mı? Var. Ne var? Murat'ı başbakan yapacağız. Ama başbakanlık çok güzel bir şey. Süper bir şey Türkiye'de yani. Tabii sen gözüken tarafları gayet iyi. Gözükmeyen tarafı? Orası daha iyi olabilir yani. Peki. Bilmiyorum yani, ben denemediğim şeyi. Padişah'tan fazla yetkili. Yetkili yani Türkiye'de... Yalnız bir yetki başkanı. Ben size söyleyeyim. Ondan yetkili Türkiye'de belediye başkanıdır. Bak belediye başkanını tarif edeyim size. Belediye başkanı Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahiptir, belediyeyi temsil eder. Başbakan yetkilerine sahiptir, icranın başıdır. Meclis başkanıdır aynı zamanda. Belediye başkanı salondayken mecliste o idare eder. Çünkü ondan sonra seçilen adamın adı meclisi idare etmek birinci başkan vekilidir. Başkan vekili değil. Kendi yerine gittiği zaman bir yere bırakacağı adam kanunla tarif edilmiş. Kendi dilediği adamı bırakır o 45 kişinin içinden. Bakanlar kurulu olmadığı için de onların bütün görevlerini tek başına, tek imzayla halledebilir. Türkiye'de bir sivil toplumda, bir organizasyonda bu kadar yetkili kim adam vardır belediye başkanından? Ama o çok... çevrededir onun yetkisi. O da sadece. O kadar mahallesi, ilçe sınırlarında. Başbakanın. Ama onun bulunmak zorunda olduğu cumhurbaşkanı var, temsili yetki, meclis başkanı var, başka bir şey var, bakanlar mı var? E tabii. Şart değil ki uyması. Güçlü bir başbakan. Tabii canım. Tek Türkiye'de parti başbakanı. Hele tek parti başbakanı çok güçlü bir şey ya. Çok güçlü. Padişah'tan işte o yüzden yani tabii yani padişahın sınırları bir yere kadardır yani. Yani bizde şey zannediyor padişah var. Ama her şey yapamaz. Hayır yapamaz. Kuralları çok tabii. Yani bırak seramonik kuralları bile. Acaba bu bile. Başbakan Erdoğan'a padişahlık önerenler yetkini kısıtlamak isteyenler mi? Abuk sabuk bir iş. Yani aklına gelen bir şey. Her şey bir şey. Yani orada pankart. Bugün de bir yerde halife falan demişler galiba. Abuk sabuk. Galiba öyle bir kağıt. Sonra Tayyip Erdoğan'ı kürsüden indirip kendini dövdürecekler galiba. Yani. Öyle abuk sabuk şeyler. Evet kürsüden aşağı inip yakalayacak. İki tokat atıp falan. Tayyip Bey dövecek. Size mi kaldı? Al pankartında gitti. Tayyip Bey. Böyle bir durum. Böyle bir yola çıktık.
Sinan abi Allah yardımcın köyünde... olsun diyelim. Sağ olun. Bak sizin... şimdi AK Parti diye diye biz de şimdi Allah yardımcı olsun falan demeye başladık. Sizin ne diyelim? Yani herhalde biz de teşnemişiz. Turgut Bey'in duymayanlar için söyleyeyim. Hasan Celal Güzel'i zannederim değil mi? Politikaya sokmaya çalışıyor Hasan Celal de kaçıyor bu işlerden. Bir gün Gaziantep'te galiba otobüsün üstüne İTKK çıkarmış bir konuşma yap demiş. O da bir konuşma yapmış. O arada Turgut Bey de demiş ki tamam ifal oldu bundan sonra ifla etmem. Ben de sizin sayenizde ifal oldum bundan sonra ifla etmem herhalde. Bunun devamı gelir. Tabii seçim, tabii. Bu seçimden sonra da Sinan abi... Bir sonraki seçimde şey, yok, yok. Milletvekili biz adaylığı, kendimiz, sonra kendi Kültür Bakanlığı... Teşekkür ederim. Şey yapmayalım, yani. Haddimizi bilelim, kendi yapacağımız işi yapalım. Bir dönem değil, bir, şey. Bir dönem yapıp git bırakma kararı. Bir dönemde işte yapıp bu gençlerle ya. Ben kitabı yazmayı, sen 500 sene sonra kitap kalır dedin zaten. Bir dakika, şey ne zaman bitecek? Çıkacak ikinci cilt seni. Üç. Hayır, karşı taraf yani. İkinci üçü yazdım. Dörde geçerken başımıza bu iş geldi. Ne olacak bu? Küçük suya kadar yazdık. Yazacağım bir zaman yaratacağım yani ben biliyorsun. Gece gündüz şu bu kadar yoğun bir çalışmadan sonra. Ben şey dedim de çok kızdı. Bunca yıllık mimarsın en iyilerindensin. O kadar eser verdin bıraktın. Mesela dedim Melik diye bir adam var. Bırak bu kitapları. Geldi saraylar yaptı şunları binaları, yaptı. Bir kitap çıkıldı. Hepsi yıkıldı bir kitabı kaldı. Kitabı duruyor. Şimdi 150-200 bin dolar falan şey basarsın. Yok daha ucuza var ya. Geldi o büyük portfolyo boyu, katlanmamış boyu. Katlanmamış öyle. O fiyatlar. Yok çünkü yani bütün hepsi kaç tane? Ne boyu yukarıdaki? Katlanmış. Katlanmış yani onlar da yani bizdeki katlanmış de iki tane var burada. Orada. İki tane var. 100 bin dolar falan onlar da yani o şekilde. Tabii yok. Bak, katlanmamış. Gazeteyi aldıklar. İki tane var. Gördüm yukarıda şey yani. Albert Gabriel'leri koymuşsunuz böyle. Girişe, evet. Girişe koyduk onları. Ya onların sayfalarını bir haftada bir değiştirmek lazım. O sayfanın... Yok şey gelecek, Ümidor falan gelecek. Yok ama ışıktan dolayı. Sayfanın rengi bozulur. Rengi bozulur. Kırılır. Evet şimdi Melling'in kitabı kaldı. Sinan abinin 200 sene sonra binalar da gidecek. 200 kitap seneye kalmaz bizim yaptığımız. Kalmaz. Yani. Zaten deprem geliyor diyorlar. Belki Pera Müzesi'yle İstanbul araştırmaları var öyle. Bir iki tane Abdülmecit Efendi kalır artık bundan sonra. Evet. Yani restorasyon diye geçer ama yeni otomobil depreme, fabrikası... Depreme diyorum. Deprem konusunda Kadıköylüler çok merak ediyor. Kadıköylüler bu iş abartıldığı kadar değil deprem konusu. Ben İstanbul'da size de söyledim yani. Celal Hoca'yı çıkardınız, korkuttunuz dedim milleti. Bu kadar abartıldığı kadar büyük. 1896-94 depremi. Ama İstanbul değil abi. 1894 İzmit. İzmit. İstanbul'daki tesirlerini görüyorsun. Burada en büyük. Ama galiba İstanbul en büyük 1700. 1509 kıyamet. 1509 o felaket zaten. Yani. O felaket. Ay 1766. 1766 var bir de. 1766. 1509 en felaket. 150 senelik. 1766 da öyle. 1700. Fatih Camii çokmuş. Bir tek Fatih Camii. Bir tek Fatih Camii. Bak, ben şunu söylüyorum. Tamam. Ben şunu söylüyorum. Sen bu işi iyi bilirsin. Sen de. Hipodromun Sultanahmet Meydanı'nın ortasında hieroglif bir sütun var. Dikili taş. Dikili taş. Dikili taş 27 obelisk. Obelisk. 27 metre, 28 metre yüksekliğinde. 4 tane ayak 20'ye 20 bronz takozu oldu. Evet. Ve işte 480'lerde 70'lerde filan dikerler onu. Demek ki 1500 senedir 1600 devrilmemiş. Seneye gidiyor devrilmemiş. Böyle. Demek ki o kadar büyük bir salıntı olmamış. Taban onun nereden baksan işte 2 metreye 2 metrelik bir tabanda oturuyor. Yani eğer öyle büyük bir sallantı olursa devrilir. Örme sütun var. Onu Latinler üstündeki bronzlarını sökmüşler. Sökmüşler, çalmışlar. Latinlerin söktüğü işte giderken söktüler desem 1261, 800 küsür senedir orada öyle duruyor. Ondan evvel de duruyordu. Bir tek orada da böyle yıkıkız taşı. Tabii yan etkileri açık bunlar. Ama Çemberli taş. Çemberli taş. Şeyin önünde, Ayasofya'nın önünde, o Aksiyon'un üstünde Justinian'ın atlı heykelinin olduğu. O da orada Güngörmez Karesi cephaneliği infilak eder biliyorsun aşağıda. Hı hı. Kıyamet-i Sugra ile hemen hemen aynı tarihlerde. Hı. Onu tam çözemezler. Yani gerçekten onun infilakı sırasındaki müthiş bir yan dalgadan cephaneliğin... Çünkü nerede olduğumu hatırlamıyorum şimdi ama o tarihlerde birdir. O infilak sonucu Evliya çok sonra da ama Evliya'da da mı geçer? İnfilak ettiği zaman Kabataş'a kadar bazı taşları düşer o infilaktan sonra. O kadar büyük bir barut infilakı cereyan eder. Oradaki yan etkiyle bir tek o devrilir. Onun dışında duran bir sürü yapı var. Yani Ayasofya var. Ben senin var kanaatini ya. Paylaşıyorum. Saint Irene var. Şimdi burada niye korkutuyorlar biliyor musun? Periferide pek çok bina yapıldı. İnsanları korkutarak o binalara talep doğurmasını çağırdı. Bunun içinde pek çok insan gayri ahlaki işler yaptılar. Yalnız o periferi... abi
Sinan abi şu da var. Yani Mısır'a gidersin, lüks orada Asuan'da 5000 sene önceki bina çatısıyla durur. Düz atkılı sistemler durur. İstanbul'da hiçbir şey yok. Hayır. Bundan 400 sene önceki çatılı bina yok. Saraydaki restorasyonlar olmasa Topkapı Sarayı bile yoktu. Anadolu'da da yok. Yok. Deprem bölgesi, onu söylüyoruz. Deprem bölgesi. Ama bu söyledikleri gibi 100 bin kişi ölecek, 2 bin kişi ölecek, 1 milyon kişi olacak. Ha. Yollar, mollar, şimdi şehir hayır. Böyle bilmem ne olacak. Yok ama böyle şimdi bir şey yani. Deprem tarihine bakarsan 250 senelik periyotlarda o zamanki depremde 3-4 bin kişi öldüyse şimdi kat kat binalarda ölü sayısı 100 milyon. Ama hangi bölgede? Bak o zamanki kagir yapıda çözülme daha kolaydır. Betonarme yok, o kadar kolay çözülmez. Kagir yapıda. Seçim bölgenizde beyefendi. Çünkü Boğaz'dan geçiyor. Adanın altından geçiyor. Boğaz'dan geçiyor. Adadan geliyor avcılarca. Adanın altından geçiyor. Bu bölge Kadıköy bölgesine etkileyecek. Sizin Bostancı, Bostancı'yı vurur. Değil. Tsunami vurur diyorlar. Tsunami değil. Böyle Marmara Adası'nda tsunami var. Katlanma su. İzmit Körfezi'nden gelen bir hat. Adaların çok açığından evet. Geçerek avcılardan gidiyor ki avcılardan 16 kilometre açığından geçiyor. Evet, 16 ama kilometre açığından. Karşısındasınız. Olsun ama o kadar şiddetli bir etkilenmede 2 katlı, 3 katlı, 5 katlı yapılar, çatlamalar, patlamalar olabilir. Deformasyonlar olabilir. Ona, ama ona, İstanbul yerle yeksan olmaz. Hayır, yok böyle bir şey. Ya efendim, zaten söylenen şu. Deprem yönetmeliğine göre yapıldıysa kokma diyorlar. Peki kardeşim ama hangi yönetmeliği? Biz 1999'dan bugüne kadar 4 kere deprem yönetmeliği geçti. Yönetmeliği? Son yönetmeliğe göre bakarsan 1996'da yaptığımız yapı, 2006'da yaptığımız yapı deprem açısından yetersiz diye rapor verirsin. Ve bizdeki olumsuzluklar ve eleştirilikten dolayı biri bir şeye çöker dedikten sonra kimse çökmez diye rapor veremez. Korkar. Korkar, ödü patlar ya. O yüzden der ki ne olur ne olmaz ben çöker diyeyim de bu bina dayanaksız diyeyim de bir şey olursa başıma bir şey gelmesin diye rapor düzenliyor. Bu da insanları gerçekten paniğe sevk ediyor. Bu da ahlak. O bölgenin tümünün, Kadıköy'ün yeniden bir sağlıklaştırma, sıhhileştirme projesi. Abi Kadıköy'de enteresan bir şey var. Yani binaların emsallerini artırıyorlar ve müteahhitler vasıtasıyla oradaki konutları yenileme gibi bir çalışma var. Doğru. Güzel de bir çalışma. Doğru. Yani. Ama bunu çok güzel bir vaziyet planı ölçeğinde çözmeden 1/5000'le 1/1000'likle yapılmaz. Onun içinde 2 sene evvel yapılmış bina var. Yıkacak mısın? Yazıktır bu ülkenin ekonomisine. Yıkamazsın onu. Hangi yapı adaları daha müsait? Bazı yapı adalarını tamdan boşaltıp orayı park yapmak lazım. Herkes burun buruna. O sokakların bu darlığı dururken burada yoğunluk artışı yapılabilir mi? Sokakları genişleteceksin. Yeni bir iki tane Kadıköy'e hizmet eden 3 tane arter, 4 tane arter var. Sahilden sahil yolu geliyor. Deniz kıyısından. Evet. O da Caddebostan'a kadar trafiğini bütün eski dokunun içinden geçerek geliyor. Bağdat Caddesi Kadıköy'e gidiyor. Bir de arkada minibüs yolu var. Onun altlarına Mandıra Caddesi diye bir cadde var. Hafızan Allah. Ondan sonra da E5 var. 550 bin nüfus bu 3 arterde. E5'te İran'a kadar hizmet veren bir arter. Bağdat Caddesi'nin genişliği belli. Gidiş geliş, yürüyecek iş değil. Yalnız ben bir şeyde katılmıyorum abi. 99 depremi Çınarcık depremiydi o bölgede. Yalova, Çınarcık, Atapazarı, İzmit. İstanbul gibi çok yoğun bir yer değildi. Oranın depremiydi. Ama fay orada. Abi 40 bin kişi öldü. Fay orada. 40 bin kişi öldü. Ama onlar fayın işte. Fay altından evet. Geçiriyor. Bak, ama şeker. İstanbul'da fay şu altından anda Barbaros öyle. Bulvarı'nda fay var mı? Ay yok. Abi kimse ölçmedi ki hala tartışılıyor. Ay var. Ölçülüyorum. Hala tartışılıyor. Yok. Bir kısım var diyor, bir kısım hayır, yok diyor. Olmaz. Hayır, aktif bu olmayan farla, faylar var evet, neyse. Ama Boğaz'ın ayrılması sırasında efendim, meydana gelen bir yarılmadan var. Dolayı var ama bunun yeniden... Yani Çınarcık, Yalova gibi İstanbul'a göre nispeten çok daha bak, küçük yerlerde 40 bin kişi bunu, öldüyse... Bunu spekülatif olarak söylemek doğru değil. Çünkü korkudan canımızı okunuyor. Bundan dolayı önünden kamyon geçti mi ev sarsılınca 3. kattan kendini atan insanlar var. Evet. Bu iş 1999-2009 10 sene mi olmuş? Türkiye'de bu konuda eğitim veren fakülteler var. Eğitim veren insanlar var. Bu işin bilim adamları var. Çıkarlar bunun ahlakisi. Ya bilemiyorlar ki abi. O zaman konuşmasınlar. Ama fay var. Örnekler de var geçmişte. Konuşarak bu işe ya çözüm getirilmiyor. İnsanlarımızı çünkü... pasifize etmekten ve onları böyle travma kişisel... Hayır. Kişisel olarak kolkan bir insansan şizofrenisindir, gidip tedavi olursun. Şimdi efendim, o dediğiniz hocalar arasında bu işi para için yapanlar da var. Bunu sen de en çok da onların sesi çıkıyor, onlar evet, söylüyor.
bu parayı en çok da bu korkuyu yaratanlar şirket ve körükleyenler onlar. Şirket kurup evet. 40-50 bin dolara yapılacak şey 3-4 milyara. Evet. Sen ne diyorsun? Sitelerden ev alıyorlar bedava. Evet. Bilmem ne falan depreme burada oturuyor. Depreme dayanıklıdır raporu veriyor. Neye ama göre orada ev var diye. Ofis kurup bu işi paraya çevirip hatta başka şekilde de milletin dilinde olanlar var. Şeylerde. Demek ki. Bu ayrı bir şey. Ama abi bir de şu var. İstanbul'un bir deprem geçmişi var. Ve durum var. Bizans dönemi, Roma döneminden itibaren geçmişte kayıtları var. Bunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye ama bak. Diyor ki 20-30 senedeki bizim yapımız eski betonarme yapı. Gerçekten doğru dürüst yapılıyorsa ömrünü daha tespit etmek mümkün değil. Ben şeyin köşesinde Atalar mağazası vardır. Şeyden girerken Bahçe kapıdan girersin içine. Akbank vardır. Sultanahmet'e doğrudur. Tam köşe başında Deutsche Orient Bank vardır. Evet. Hı-hı. Onun restorasyonunu yaptım. 1902'de Sirkeci garını yapan mimar. Geçen gün gittik oraya. Ha, Yasmin. Ne güzel binalarmış. Evet, evet, evet. Tam böyle köşede çok güzel. Ben restorasyonunu Yapı Kredi için yaptım. Büyük Postanın sokağı. Evet. Sola dönersen sola Büyük Postanın önünden geç. 12-12 kolonlar, 5 katlı binadır. Ve etriye denilen 15-20 santimde hesabına göre konan bağlantılar yok. O eskiden ahşap sandıkları, nakliye sandıklarını şeritlerde sarar, şeritlerle sarmışlar. İçlerinde böyle böyle çakıllar, midye kabukları. Beton mukavemeti ölçtürdük 270. İyi 220 gibi hesap edildi. 1999 depremini geçirdi. Sıva çatlağı yok. Pera Müzesi'ni şeyden aldığımız zaman tasarrufu teşvik TMSF'de 20 metre boyunda kiriş var. Üstüne hazır plaklar konmuşlar. Hazır döküp plaklar. Kirişi 6-7 yerden içeride dekorasyon var. Gayet güzel. Söktük bir dekorasyonu. Allah! Kirişi 6-7 yerden delmişler. Demirlerini de böyle ayırmışlar. İçinden havalandırma kanalları, ısıtmalar, soğutmalar geçti. İşte. Atilla Bey'le bizim, Statiker Atilla ile Atilla dedi ki çıkalım bu bina kafamıza çöker dedi. 99 depremini geçirmiş binada çatlak yok. Biz planlaması müze olarak uygun değil diye binayı yıktık. Yoksa taşıyıcı sistemini biraz takviye ederek o abuk sabuk. Yıktınız binayı. Yıktık ama biz planlaması doğru değildi. Katlar vardı müze olarak bizim yaptığımız hol farklı işte ama öbür tarafta 1880'lerde, 90'larda yapılan şeyi. Abi ama 12, İstanbul Araştırmaları 12... Enstitüsü'nü evet, yıkmadım ki. Döşemelerini biraz takviye evet, ettim. Evet abi ama mesela 12-12 kirişi sütunu şeyi var diyorsun. 12 santimen 12 küçücük abi. Ev. İncecik ya şu kadar. Bugün oraya bugünkü hesaplara göre yapsa 40 çıkar onlar ya. Kereste ebadı ya. Bu kadar speküle edildiği kadar değil. Memduh Yaşa hocam, Allah uzun ömür versin. Dedi ki, bunca senenin kocanı. Ya dedi ki, bu insanların bilimine bir gün ülkemizin ihtiyacı oldu. Şu yaptıkları şarlatanlıkları var. Hakikaten o sırada birileri çıktı televizyonda neler yapmadı, inanılırlığı kalmadı işte. Oradaki bilim adamına düşen görev, gerçekten demin tarihçi için konuştuk. Kendi işini en iyi şekilde yapar. Ona da bir talep olur sonra. Herkes talep efendim, yaratacağım kendine. Efendim onu suistimal edeni var. Onlar siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum onu. Bak, kim olduk. Muratçığım ben şey bu kadar gibi. Yapı yaptım. Bir büyük bir fabrika. Depremden sonra biz onu 70'lerde falan projelendirmiş. 75-76'da yapılmış. Kolonlarında patlamalar oldu. Dediler ki patlama, buna güçlendirme yapın. Ben ona da çok fazla inanmadığım için. Bir de hani proje hatası diye bize bir yazı yazmışlar. Ben açtım baktım dosyasına. Tutarım ben biliyorsun arşivimi. Biz o sırada adam bizim etriye 30 santimde bir etriye koyun demişiz. Müteahhit orada yakın biriymiş. 1,5 metre bir koyuyormuş. Yazmışız demiş ki bunu kontrol edin. Etriyeler bir. Tabii etriyeler olmadığı için patlamış onlar. Götürdüm dedim ki bakın biz size 1973'te mi 74'te mi bu bina yapılırken yazı yazmışız. Demişiz ki projemize uygun yapılmamaktı. Projeyi de buldum. Çektirdim mozolitlerini. Bak kardeşim abi, sökün kolonun üstünü söktüler. 150 santimde bir, 120 santimde, 130 santimde işçiye kalmış. Bizimkinde 30 santimde bir. Bizim söylediğimiz gibi yapsaydınız bu problem olmazdı. Bu şartları ağırlaştırarak bir iş çözülmez. Gerçekten en basiti i̇şte bu işin ama, bak işte en basiti. Eğer hangi betonu müteahhit tam olarak yapıyor bunu? Ama çok basit. Churchill'e sormuşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir basın toplantısında. Demişler ki en vatansever İngiliz kim?
Ayakkabılarını en iyi boyayan İngiliz demiş. Betonu döktün. Yazın döktünse sabahleyin güneş doğmadan o betonu suya doldurman gerekir. Sulamak da öyle çim sulamak gibi doyacak. Akşam güneş battıktan sonra onu suya doyacaktır. Yoksa bu yanar. Amele işidir. Amele ve kalfa. Sorumlu mühendis sabahleyin güneş doğmadan gidip de inşaatı 20 gün 25 gün sulamaz. Bunu kimse söylemiyor. Diyor ki bu bak en basit. Beton daha kururken ısınır. Yanar. Onu engellemeden. Yanar. Çimento. Kışın artı 5 derecenin altına düştü mü? Sıfırın altına değil. Rüzgar da varsa donar. Donarsa yine aynı. Aynı şey. Üstünü hasırla örteceksin veya işte çuvalla örteceksin. Altında şimdi ona kimyasallar getirdiler gerçi artık. Tamam. Ama herkesin onu kullandığı söylenemez. Çünkü maliyeti bayağı arttırıcı bir şeyler. Bunları en basit insan bunu yapmadığı takdirde o yapının mühendisliği de iyi olsa, betonu da birinci kalite olsa, demiri de mükemmel koysan. Abi yemeği, İstanbul'daki binaların yüzde kaçı böyle yapıldı? Özellikle yeni binaların. Ya dünyadaki binaların abi, yüzde. O zaman deprem bölgelerinde. Bir tedbir alacaksın. Muhakkak bir risk var canım. Risk olmaz ama. Yine bir entelektüel, kültürel beklentiyle. Deprem programı çevirdik konuyu. Evet. Belediye başladık. Ama tiyatro, Fatih, sinema, opera. Şimdi deprem. Yok canım bırak. Yok. O gündemden. Adını değiştirdik. Yusuf, deprem baba. Yusuf Bey yaptık. Hayrola? Yusuf. İnşallah olmaz da ondan sonra. Ha bu 7. katta diyor. İnşallah olmaz ben da. Ben kendi yaptığım evde oturduğum için. İnşallah olmaz da israfın yalı olacak. Yalı orada yok yaşa gideceksin. Ama bu da galiba imar haklarından ekstra faydalanılan yani. 5. kattan sonraki 2 katı zaman içinde ilave ederek yapmış vaziyette. Hayır efendim öyle de aldığımda. O hazır aldı orayı. Ama yukarı bir şeyler yaptı kitapları. Hiçbir şey yapmadı. Kitap yok evde. O evde kitap yok. Öyle kitap yok. Kütüphane ayrı ya. Kitaplar başka yerde duruyor. Kitapları boşalttı mı? O eve kitap sığmıyor ki zaten. O evde acil ihtiyaç halinde kullanılması gereken 15 bin kitap duruyor. Ha işte üst katta duruyor onlar. Üst katta kütüphane falan yok. Üst katta çıkmaz. Evin benim evi gayet iyi biliyorsun. Kütüphane ayrı ya. Ben yani sen aradan çaktırmadan çıkıp yukarıdan kitap getirirdin. Yukarıda hiç var yine ufak tefek kitaplar var. Ne var yukarıda? O da var, çalgılar var, tek tük bir şey var ama kütüphane o da değil. Şu kütüphane benim ayrı. Çıktı mı yukarı? Yok çıkmadım, yasak çıkıyor. Bir şey var yukarı. Bir tek kedi çıkabiliyor yukarıya. Evet. Orada kitap yok yukarıda. Çekmez çünkü. Efendim kitap dediğiniz prese edilmiş odundur. Evet. Sıkıştırılmış odun. Odundan daha ağır. Odundan daha ağır bilirim. az belim tutmamıştır. Efendim kendi kitabınızı düşünün. Aynen. Kalkmıyor yanında. Kalkmıyor yanında ya. 17 kilo yaparsan ne olur. Bu da kalkmıyor kardeşim. Kaç? Onlar kaç? 17 kilo mu tane sonra? 17 kilo. 17 kilo. 17 kilo. Hakikaten evler yıkılır onlar yıkılmaz. Fenerbahçe kitabını biliyorsun. 35 kilo. 27 kilo diyordun. 35 bir şey. Bir de rahlesi var altta. Evet. Rahle yok da şey var. Şöyle rahleye benzer şey 4 ayaklı bir masa var. Rahle yetişecek gibi değil. Kadıköy maceramız böyle. Pek beğenmedim o kitabı ben. Güzel kitap. Fenerbahçe kitabı ama. Baskı falan onlar çok güzel. Kalite çok güzel. Yani kitabın kalitesi çok güzel de içeriğinde böyle bir şey yok. Hani bir Avrupa'da başarılar, şampiyonluklar falan. Ben anladım. Ben Sinan abiye takıldım. Bugün yalnız maçınız mı? Kazandınız mı? Kayıp mı? Her zaman gibi kaybettik. Onu siz konuşurken. Bu birdenbire Galatasaray düşmanı kesildi başıma. Sebebini muhalefet etmek içindir. Hayır başkanımızdan ötürü. Ne alakası var canım? Ben kulüpte anlamam futboldan vaktimde. Anlamaz o Aziz Yılmaz. Yıldırım'la konuşmuş adam bu konuda. Siz nesiniz diye. Ne iş yapıyorsunuz diye. Ben Fenerbahçe başkanıyım. Kim atadı sizi oraya? Fenerbahçe'de kim diye. Fenerbahçe kim? Ama Sergin'i görü tanıdı. Bu futbolcu galiba dedi. Gördüm onun fotoğraflarını görmüştüm. Gençliğine görmüştün herhalde. Şimdi tanımazsın. Bir de birisi daha vardı tanımadım meşhurmuş. Kim Rıdvan mı kim? Yok. Yok. Eskiymiş ama. Yani. Efendim hayat balıksız ve futbolsuz da güzel. Yanıldığını söyleyeyim sana. Mübarek olsun. İkisi de gayet şeydir. İkisi de gayet keyifli şeydir. Sen balık da yemiyorsun galiba değil mi? Yiyor ama yok, yani. Yok aramam yani. Öyle bir merakı yok yani. Zamanında aramaz mı? Ama mesela geçen gün evde bize, geçen gün oluyor epey de bir limonlu levrek yapmıştı. Olamaz böyle bir şey. Limon değil o lime. Pardon lime'lı levrek. Hayır limon özellikle. Olur mu? Limonla Sinan Bey kıza limon balığa koydurtmaz o. Lime'lı levrek yapmıştı. Izgarayla tavaya konulmaz. Öyle mi? Gevşer. Soslu başka yoksa şey. Soslu moslu hele şey ne? Efendim onu şeyden o balığın kokusunu alsın diye marine ettiriyorum her şeyi koyup içine. Kokusu gitsin.
Nasıl bakıyor? Hangi balığı yaptın sen ya yine? Levrek. Levrek. Ben sana, levrek. Sen söyle, ben sana o günkü levreyi getireyim. Bak kokarsa. Kokmaz. Ben seni yedinci kattan atarım. O ölmezsem çık, gelir bir daha atarım kendimi aşağı. Veya neyse. Bize gel. Renan abi şöyle güzel bir kuzu butu varken. Biz kıvırcık koyunu varken. Kenarız. Biz Kadıköy'deyiz. Onu fırına koyup o da güzel, o da güzel. O da güzel. Yağları onun kızara, da yeri kızara. Var, onun da yeri var. Geçen akşam programda kelleden bahsettik. Program bitti. Hadi kelleyi yemeği dedim. Murat, nerede yiyorsunuz çatlarız kelleyi? Çatlarız gecenin 2:30. Hayır, kelleyi yiyeceğiz. Hayır, aşağısı var, şey var, var. İyi yapan yer lazım. Var bir Beyoğlu bir yerde. Bir yerde bir cenazeden çıkmıştık. Deli gibi yedik. Kelle. Hayır. Her çeşit yemeği. Kanaat lokantasına gittik. Kanaat lokantasına gittik. Yemek bitti. Tatlıyı yedik. Tatlıları da yedik. Ben dedim ki ya dedim keşke tatlı yemeseydim. Yemeğin tadı çok lezzetli dedim. Hadi ya sıfırdan başlayalım dedim. Hayır, üstüne döner yersek iyi olur dedim. O gün dedi. Ramon suyu tüyle hemen. Ben de o çıkaramadı tüyü zaten dedim. Bir tüyü alalım sana. Yok o kadar. Zor artık. Vallahi yani. Ben size Kadıköy'de gurme lokantalar Allah aşkına, zinciri yapalım. Gurme, gurme. Ben gurme ya, kalanlarım. Gurme derken yapmam. Yani gurmeden kalite böyle bir efendim, şey yapacağım. Yemekten zevk almak için bir olmak gerekir. Yemek için önemli olan şey malzeme. Şimdi tabii kimse canım. O malzemeyi almıyor. Tabii. Türkiye'ye o malzemenin büyük bölümü zaten gelmiyor. Geldiği zaman dışarıda kimse o parayı verip onu almıyor. En güzel yemek evde bir şey yapıyor. Çin, tabii Çin lokantaları, lokantaları, Japon lokantaları falan maliyeti yüksek oluyor. Abi, getiriyor. Çin, o ayrı bir şey. Yani o sushi. Bazı dostlarımız da altı değişik yemek şeyli yani trüflü altı değişik yemek yiyorlar. Sonra şeyini gösteriyorlar, menüsünü. Trüf, biz bunları... Falan filan. Trüf, domalan mantarı yani. Trüf. Tam domalan değil. Keme. Farklı. Gibi. Keme de değil. Keme kemenin kokulusu değil. Keme o piyan yani. Keme, keme kokmaz öyle yani. Yani lezzet olarak andırmakla beraber keme ile trüf birbirini. Altı çeşit. Ama o trüfün kokusu başka bir şey. Altı Allah. Çeşit trüflü. Yemek mi? Altı çeşit de onunla mıydı? Özel bir şey. Risottosu. Ay, İkinciye ay, maalesef gidemedim program ay, vardı. Ay ay ay. Yumurtalı. Her türlü abi. Tatlısı bile vardı ya. Yapma ya. Olacak. Hiç rastlamadım. Sevgili seyircilerimize bu şeyde ne olduğunu söyleyeyim. Efendim bir mantar türüdür. Kilosu 40 bin dolar falandı. Beyefendi 6 çeşit onunla yapılmış yemeği. Var mı? Yemeği. Yok canım o kadar değil. Canım. Değişiyor abi. Yani zaman zaman değişiyor. Bu sonra az bulunduğu zaman. Az bulunduğu zaman çok uzun zaman. Bruno diye bir adam var şeyde. Bu Gras tarafında falan. Fransa'da yani. Fransa'da. Avusturya'da. Fransa'da. Fransa'da Gras'ta. Ya yani şey Nice'in üstünde vardır ya bir Gras. Tamam. Şey yani. Tarafı. Zaten Alpler'de çıkıyor. Bir yana bir şeyden. Avusturya, İsviçre, ha. İtalyan Alp. İtalyanlar daha meraklı. İtalyanlar daha meraklı. İtalyanlar daha şey. Onlar ne diyor? Tartufi. Tartufi. Köpeklere bulduruyor. Köpeklere buluyorlar. Köpeklere. Köpeğe toprağın evet. Altında gelişen toprağın bir mantar. Bulduğun zaman da taşa veriyor. Yani. Taş gibi böyle. Kaya gibi, kaya gibi bir şey. Enteresan. 5 kiloluğu 1,5 kiloluğu 100 bin lira falan satılmış galiba. Evet. Bir borsası var onun. Borsası var. Ve hemen Kastamonu yani ve Antalya'nın kuzeyinde çıkardı. Farklı renkleri var. Antep'te. Antep'te. Antep'te keme pek... Pek kemeye veriyorlar çok. Suriye tarafından çok var. Ama Suriye'de falan da var. Evet. Ama o Bruno'nun 6 çeşit trüflü yemeğini yediler geçenlerde. Afiyet olsun. Bir daha sefer biz gidelim biz de yiyelim. Hep beraber yiyelim abi. Bir kere olur o. Giderim yok, beraber. Yok bir mevsim var onun. O giderim, mevsimde şey yapıyor. Giderim beraber giderim buraya. Yani bir açılış için şey olmuştu. Hatta ikinciye organize ettiler. Güzel güzel. Ben gidemedim. Program mı vardı? Orada bir şey vardı. Orada bir de şey vardı. Roma ile Viareggio arasında Grosso denilen bir yer vardır. Orada sahilde bir iki tane lokanta vardır. Hakikaten deniz ürünleri ve ürünleri tavsiye ederim. Sinan abi seçmenlerin arasında gece konuda oturanlar da var. Oy be. Hayır ya dünyayı bileceksin. Dünyayı bileceksin. Abi, ayıp bir şey mi? Bir şey de gece konuda yok. Kadıköy'de kaçak gecekondudan başlayıp 3-4-5 kat kurallara uymadan oluşmuş bölge var. Gecekondu yok. Herkesin tapusu var. Hı. Tapusu olmayanı zannetmiyorum. Uzun bir dönem orada tapu tahsis belgelerinden tapulanmış. Gecekondu yok. O gecekondular. Sen abi bu arada 40-50 telefonlar geliyor. Ne hakla benim telefonuma mesaj atarlar diye. Mesaj mı atıyorsunuz? Bilmem. Yani ha bugün öğleden sonra benden, benim telefonuma bir mesaj geldi. Sinan Gerin bu akşam teke tekte mutlaka seyredin. Benim cep telefonumdan şey almışlar biliyorum. Onu şey yapmışlar. Belma sana şey yapar. Yok ama kalabalık şey. Bir gruba gidiyor. Çok mail geldi öyle. Hayır. Çok gidiyor, evet, evet. Yani herhalde onu o, bir ne hakla benim ofis herhalde gönderiyor. Ne hakla benim telefona mesaj atar. Seçim şey seçim bürosu diyor. Seçim bürosu olabilir. Evet. Bana geliyor abuk sabuk geliyor. Mesela hayatımda gitmedim Adana Carrefour'dan mesaj geliyor bana. Her gün Adana Carrefour'dan mesaj geliyor. Carrefour'dan bir alışveriş ettiğin hayatımda Carrefour kapısına içeri girmedim. Carrefour'dan da ayrıca nefret ediyorum.
Ve bu Adana Carrefour yüzünden tam nefret ettim. Nereden bulmuşlarsa her gün bana Adana Carrefour'dan mesaj geliyor. Adana Carrefour'da indirim var. Adana'ya son 5 yılda 2 kere gittim. Gittiğimde de Carrefour'un kapısından geçmedim. İstanbul'da da Carrefour'a hiç gitmedim. Başka bir onun ilişkisi olduğu veya... Bilemiyorum nereden bulmuşlar. Veya böyle korsan şeyler var. Carrefour'u tanıyan varsa, Monsieur Carrefour'u tanıyan varsa söylesin. Lütfen bana mesaj atmasınlar yani. Bıktım. Adana Carrefour'a... Sana şeyler gelmiyor mu? Şey yok değil gelmez mi orada? Gelmez mi şimdi şeyden gelmiş. Ağoğlu İnşaat. Kim kardeşim bunlar? Fatih bir yerlerde cep geliyor. Telefonumuz geçiyor. Cep telefonumuzun geçtiği yerlerde herhalde bir yerlere kayda giriyorsun. Bir tarihçi arkadaş yollamış. Paket halinde şey yapıyor. Sinan Bey haklı. Tarihi verilere göre Gölcük depremi gibi İstanbul'da şiddetli deprem yok. Yani 1566 ve 1566 depremleri Yeni Delhi'de ve Grönland'da oldu demek ki. Bak, sen tarihi bırak. Yine sinirlendi şimdi birini daha atacağım. Tarihi bırak. Bu Erhan Afyoncu. Erhan mı? Abim ismini ayıp olmuş. Sen seven. Tarihi bırak. Hayır. Seçim bu kadar kızla göre Erhan. Seçim bölgende oturduğu tamam, için sana yaratıldı. Erhan Afyoncu. Erhan Afyoncu. Senin demek ki bir şey isteyecek senden. Ama o kadar kaçak kat çıkacak Erhan. Kaçak kat çıkacak. Onun için de bu. Erhan gibi bir tarihçi çünkü... Erhan seni takip aldı. Kaçak kat çıkarsan yaktık. Dünkü tarih kurumu meselesinden sonra Erhan şimdi sakın diyor benden bahsetme diyor. Benden kötü bahset diyor. Çünkü buna cahil dediklerimin hepsi arkadaş. Arkadaş. O kitaplamaları da Erhan getirtti. Söyledi çocuk. Ben evet. Getirdim dedi Ankara'da. Fakat Erhan Tazim demek ben. Ki senden kaçak kat izni isteyecek, bir şey isteyecek. Çünkü Erhan bilir bu işi. Deprem şeylerinde. Benle aynı fikirde tabii. Deprem falan yoktu dediğine göre yalakalık deniyor. Bu da senden abi yapma ben şeyini. Ben daha büyük abi olduğum sen için sen dürüst herhalde. İnsansın. Kaçak ben de çok olmaz. Büyük deprem olacak aynı değilim. Ben de aynı kanaatte değilim. Abi İstanbul'da o binaların hiçbiri kalmaz. İstanbul'da 500 senelik binalar duruyor. Yani. 500, 700, Ayasofya, 1000. Ayasofya, küçük Ayasofya. Pantokrator, Kariye. O fil şeyle yapılmasaydı ayakta durur mu? Ayasofya için geçer. Kariye'de var mı abiciğim? Ki 1509'dan sonra seni söyleyeyim. O zamana kadar? Kariye'de abi ne kadar orijinal? Büyük bir kubbesi. Kariye'nin kubbesi orijinal. Orijinal. Ya, yapımı başka, ya. Şimdiki şekli başka. Yok, olur mu abiciğim yapma Allah çok kubbe tamamen orijinal ya. Çatlıyor patlıyor bak böyle. Patlıyor. Başka. Ayrı. Bak ama bir şey söylüyorlar. Bu doğru. Diyor ki evinizdeki dolapların kapakları deprem sırasında hareket edecek şeyden doğru. Bunlara tedbir alın diyor. Bunlar... Şey bu kadar da korkacak bir şey bak, yok. Tedbir tamam. O şey depreminde, 1999 depreminde Adapazarı'nda bazı binalar gördük. Abi ben bina içinden böyle... fay geçen bina gördüm ve yıkılmamış. Kesmiş ama. Ortasından askerin hemen duvarının yanında. Hemen duvarının yanında. Ağaç vardı. Ağacın yarısı burada duruyor, yarısı burada ortada. Abi bina yamulmuş, yıkılmamış şey. Ya. Taş gibi duruyor. Tabii keser. Öyle bir yamulmuş şey binayı. Evet. İnşallah siz haklı çıkarsınız ama 99'da. Ama aynı hattın devamında 99'da. Askerin içerisinde tabii. O yıldızlar şeyi ne uçmuş havaya evet, yok tabii. Olmuş. Yani yok oldu. Tabii. İnşallah haklı çıkarsınız ama 40 bin kişi. Neyse kapatalım şey saat 2.30 evet. Yaptık. Necder bu akşam hem sizinle konularımızın içinde başkan. Kaldık hem biraz da konularımızın dışına çıktık. Siyasetten de bahsettik hafif. Sayın Sinan Gelin bizim yüzümüzden aday olduğu için ama istemem yan cebime koyduğu için. Hayır bak ne güzel bunları söyleme imkanına sahip olduk işte. Ve bir yandan da yine klasik konularımızdan bahsettik. Haftaya yine haftaya yok. Haftaya seçim var. Haftaya seçim var. Haftaya seçim programı var. Haftaya beni ağırlayacaksınız. Burada. Haftaya kazanırsan ağırlayacağız abi. Tabii. Kazanmazsan tanımayız. Kaybedeni hiç sevmeyiz. Tamam. Haftaya saat kaçta? 10'da 10.30'da herhalde bu sonuçları belli sonuçlar olur. Sonuçlar belli olunca kazandıysan gel abi, tamam. Kazanmadıysan gelme. Peki. Bekliyorum. Kazanmadıysam ondan sonra hafta... Kaybedeni halk sevmez. Biz severiz. Tamam. Sen bizim Sinan abimizsin de yani geleceksin. Niye kaybettiğini alacak halin yok. Hayır kaybetmeyeceğiz. Ya kaybedersen yani. Zaten kaybedersen kazanırsan... Zaten kendine gelmesi 3 ay sürer. Kaybedersen? Kaybederse tabii ki. Allah düzüne diline düşürmesin. Tamam Erhan gitti bize geldi. Bunun kapatma sırası geldi. Evet, bence kapatalım. Eğer ağlama. İnşallah alırsan bu sahtekara sakın ruhsat falan bir şey verme. Onun için tarihi yanıltıyor, yalanlıyor. Erhan'a şey mı? Diyor, Erhan'a evet. Deprem yoktu dedi senden bir üç kağıdı bir Erhan şey Erhan herhalde benim yüzümden Kadıköy'den taşınacak. Erhan Kadıköy'den taşınacak. İşin kötüsü Erhan taşınırsa başına kalacak onun farkında değil. Evet. Bavul alıp gelir vallahi dayanır kapıya. O iyi taşınır. Hayır o değil ben onun ben Erhan'a şey yapıp süspansiyon yapıp zemin kattan veya birinci kattan bir daire aldıracağım. Yok abi öyle yapma sen Erhan'a bir enstitü kur. Erhan Afyoncu Tarih Araştırma Enstitüsü kur abi çatlar. Ben. Çatlar. Ben. Çünkü Erhan'la nasıl dala geçiyor sabahtan akşama. Hı. Şimdi Erhan orada oturup böyle odasında yayılırsa bu var ya. Ya benim buradaki odam manzarası nerede var başka? Buradaki oda çok güzel. Ona.
abi diyor. Ama şimdi sinirlendirme bir yer. Bu da herkese sallarken birisinin de buna bir yandan bir sallaması lazım. Yok. Erhan sakın sen bunları seyredip gaza gelme. Gaza gelme. Sen bunları... kayıkçı... Yaren ne Fatih abin ne Sinan abin var elimde sen. Kayıkçı kavgasına karışıp... Erhan ama sen bize uyma doğru söylüyor. Vallahi başına bela gelirsin yanarsın. Evet Ejder, haftaya pazar seçim programı var. Murat da ben de seçim programına bir yerinden sızarız herhalde değil mi Murat'cığım? Tabii tabii. Bir yerinden sızarız geliriz. Seçimle ilgili o üstün bilgilerimizden sizleri de faydalandırırız. Siyasi bilgilerimizden. Başkan olurlarsa inşallah. Başkan olurlarsa şeref verirler. Sayın Sinan Gelin de şeref verirler. Başkan olmazlarsa zaten bize ne? Başkan olmazlarsa 3. 4. cilde almak için yine kuyruğa gireriz. Kuyruğa gireriz o ayrı. O başka. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam. Ha bu arada Perşembe akşamı da teke tekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ipi göğüslemek için yarışan ikisi Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Topbaş konuğum olacaklar. Eğer bir terslik olmazsa son anda programlarında ve yarışın en ciddi iki adayını konuk edeceğiz. İstanbul açısından en ciddi iki adayını konuk edeceğiz Perşembe akşamı. Orada görüşmek üzere. Görüşemezsek seçim akşamı yine burada. Cumartesi akşamı da bizde İlber geliyor. İlber Hoca geliyor. Bu arada Murat'ın evet cumartesi çok şenlik var. Tarihin arka odası programında. Pelin Batu ve İlber Ortaylı tarihte atışacaklar. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı var. Pelin Batu da bu konudaki tarih konusunda kendini irşad edecek. Erhan Afyoncu da orada. Yaşasın o gün arkadaşlar. Ama dün Pelin Batu'yu hiç fırçalamamış olman. Ya bir dakika bak. Erhan'dan fırsat gelmiyor, kalmıyor ama ki bak, bana kavga ediyorlar. Abi sen seyrediyor musun Tarihin Arka Odası? Abi bir akşam şöyle bir durum oluştu. Pelin, Batu, hanımefendi, kızcağız ne dersek artık. Belli ki çok özen gösteriyor. Çok özen gösteriyor, çok falan geliyor. Bir gün oturup burada bir şey anlatıyor şimdi. Murat da o arada galiba sazını akord ediyor. Sazla oynuyor falan. Bir şeyler yakıyor ya da maillerine bakıyor. Bir şey, başka bir şeyle meşgul. Pelin bir 10 dakika anlattı. Murat... Bıraktı döndü. Bitti mi söyleyeceğini dedi. Bitti dedi. Söylediğin her şey külliyen yanlış dedi. Kibar insanım sözünü kesecek değilim ya. Abi olacak. Bu kibarlık diye yapıyor bunu bile. Sözünü kesmedim ya. O benim başıma da geldi. ETV için bir dizi çektim ben. 15 şey. Alanya, Patara, Perge. İşte o Patara Allah selamet versin sevgili dostum Fahri Işık. Kimse yanaşamıyor falan. Dediler ki ya bunu röportaj yapmak için ancak Fahri Hoca ile sen yapardın. İki, şey yani işte ifade edilince yola çıktık. Oluş abiyle sevgili Oruç Arıklı da Alanya Kalesi'nin içindeyiz. Bir yer anlatıyorum. Ben dedim ki abi ben burayı bahsedeceğim ama sen burada bu kuddese kazı mimarısın. Ne yapıyor? İşte şöyle böyle filan diye tarif etti. Ben sonra aldım. O da yanımda duruyor. Dedim ki işte bu salon, bu avlu gördüğünüz kraliyet avlusu mavlusu. Siz ne diyorsunuz? Ya hikaye anlatıyorsun öyle değil dedi. Fakat ya abi bak ya. Türk basınındaki en güzel hata bugün bir gazetedeydi. Hazreti Muhammed'i Kabe'ye gömmüşler. Hürriyet. Hazreti Muhammed'in mezarına konulmak üzere hazırlanmış bir halı satışa çıkarılmış. Gazete Hürriyet gazetesi şöyle yazmış. Mekke'de yer bulamadı. Bilmem Sotheby's'de satıldı falan gibi bir şey yapmış. Kabe'ye gidemedim. Biliyorum o şey üzerinde Hintli bir mihraca evet, yaptım. İnciler var. İnciler var, zümrütler var. Çekinme bir şey. İşte. Ama yani bulunmasında şey var, fayda vardı. Evet. Böyle bir şeye sahip olmak kaç milyon dolar. Cehaletin bu kadarı da ancak okumak var. Ancak okumak. Yalnız aynı şeyi 1982'di galiba ben yaptım. Milliyetteydim. Hacca 82 veya 83'tü. Telaştan o zaman şey yok. Zor bela bir fax, telex buluyoruz. Resim geçmek zaten ölüm. Güç bela bir şey telaştan hacılar yarın başlayacak haç şeyinde işte Hazreti Muhammed'in Kabe'deki türbesini tavaf edecekler diye yazdım. Gazetede çıktı kimse uyanmadı o zaman. Değerciler programı evet, 25 dakikadır kapatmaya çalışıyoruz. 25 dakikadır veda konuşması yapmaktayız. Bu sefer hakikaten kapatıyorum. Perşembe akşamı Büyükşehir Belediye Başkanı adayları var İstanbul'un Teketek'te. İkisi beraber geliyorlar. İkisi de geliyorlar pardon beraber demeyeyim. Cumartesi akşamı da İlber Ortaylı, Pelin Batu, Murat Bardakçı ve üstad tarihçimiz değerli Erhan Afyoncu. Söyle üstad da doğru. Burada olacaklar Erhan Afyoncu. Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı'yı bilgisine irşad edecek tabii. Pelin Batu da ona katkı sağlayacak.
Pazar akşamı da seçim programı var. Haftaya yokuz biz. Daha doğrusu seçim programı için ortalıkta olabiliriz. Hepinize mutlu fakat keyifli. Öbür hafta yeter kapattım hoca, programı. Hocam, yeter kapattım söyle. Programı. Çok yeter. Önemli bir hoca var. Kapattık hafta. Programı. Hoşçakalın.